أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، 71. sorudan devam ediyoruz. Yalçın abi, siz okuyun inşallah. Soru 71. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Esma-ül Hüsna hakkında onları ezberleyip belleyen cennete girer diye buyurmasının anlamı nedir? Evet. Yani bu da bize bir şey gösteriyor, şeyhin bu sorusu. Demek ki şeriatta varid olan her nas zahirine değinmiyor. Yani normalde zaten hadisin lafzı açık. Kim 99 Allah'ın 99 ismi vardır. Kim ezberlerse cennete girer. Ama şeyh burada neyi izah etmeye çalışıyor? Zahir lafızdan irade edilen manayı. Bu demek değildir ki tevil. Tevil başka bir şeydir. İnsanlar cehaletten dolayı kavramları birbirlerine karıştırıyorlar. Aslında o hadisin zahir manası içerisinde yatan şeyi irdelemek, o hadisin zahirini tevil etmek değildir. İnsanlar tevil ile bu noktayı birbirinden ayıramıyorlar. Bu Arapça'da, lügatta, dilde var olan bir usluptur. Yani siz bazen Araplar şöyle derler. Bu büyükbaş hayvanlar var ya, danalar. Onların bir kısmı var. Hani mesela en lezzetli yeri antrikot mu diyorlar, şu sırt tarafı. Orayın bir adı var Arapça'da. Ben şu an unuttum. Onu zikrediyorlar. Dananın bütün cismini kastediyorlar mesela. Buna cüz zikredip külli kastetmek diye lügatta bir kaideden bahsediyor lügatçılar. Yani siz mesela şu sürahinin bir parçasını anlatıyorsunuz ama irade ettiğiniz mana tamamı. O yüzden kim la ilahe illallah derse cennete girer hadisleri. La ilahe illallah söylemek, la ilahe illallah şartlarıyla beraber yaşamanın bir cüz'i, o cüz'i zikretmekle beraber aslında irade edilen şey külli olan genel manadır. O yüzden bu hadisin şimdi inşallah hakikatini irdelemeye gayret edecek. Devam. Cevap. Bu buyruk birkaç şekilde açıklanmıştır. 1. Bunları ezberleyerek, bunlarla Yüce Allah Subhanehu ve Teala'yı dua ederek hepsiyle onu övmek. Evet, bu zaten açık, herkesin, akıl sahibi herkesin hadisi okuduğunda anladığı şey. İkincisi? 2. Kul için kendisine uyulması mümkün olabilen Er-Rahim, El-Kerim gibi isimlerin manalarına sahip olmak noktasında kendisine yakışan şekilde bu manalarla nitelenebilmesi mümkün olabildiği kadarıyla bu anlamlara sahip olmak için kendisini eğitim alıştırır. Bu ikinci mananın birinci ayağı. Allah Subhanahu ve Teala'nın 99 ismi var ve o 99 isim içerisinde bazı sıfatları ve isimleri var. Mesela Rahim. Ne demek? Merhametli demek. Değil mi? Merhamet sahibi. Allah Subhanahu ve Teala merhametli olduğu için merhametli olan kullarını sever. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki innema yerhamullahu min ibadihir ruhama. Allah rahmet eden kullarına rahmet eder diyor. Allah rahmet eden kullarına rahmet eder. Gene sahih hadistir ki bir gün adamın bir tanesi Beni İsrail'den diyor ki vallahi Allah seni affetmeyecek diyor yaptığı şeyden dolayı. Yani bir tane fısk işleyen bir adam için diyor ki vallahi Allah senin yaptığından dolayı affetmeyecektir diyor. Allah subhanahu ve teala diyor ki kimdir o benim onu affetmeyeceğimi söyleyen? Ben onu affettim, onu cehenneme koyacağım diyor Allah azze ve celle. Ve o kişiyi ateşe koyuyor. Allah merhametli olduğu için insanın da merhametli olmasını ne yapar? Över. Tabi bu merhamet şu kınanmış manada bir acziyet noktasındaki bir merhameti gerekli kılmaz. Düşünün ki anne var, çocuğunu sabah namazına seslemiyor. Aman evladımın uykusu bölünecek. Hani bu merhamet değil. Ateşe atmak onu, öyle değil mi? Ona merhamet, onu uyandırıp ateşten korumaktır. Aynı şekilde bugün de şirk işleyen bu kadar adama müşrik demeyip onlara Müslüman deyip kendilerince yaratılmışlara merhametli olduklarını iddia edenler, onlara işledikleri şirkten dolayı şeriatın verdiği isim olan müşrik ismini veren Müslümanlara da bunlar yaratılmışlara merhamet etmeyen işte hariciler diyenler merhamet kavramını biraz karıştırmışlar. Yani az önce de zikrettiğim gibi merhamet yerden yere, konumdan konuma değişen bir kavramdır. Bu nedenledir ki Allah subhanahu ve teala da kendisi merhametli olduğu için kulunun da merhametli olmasını ister. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala boş konuşmaz. Onu tenzih ederiz değil mi? Allah subhanahu wa ta'ala aynı şekilde kulun da boş konuşmasını sevmez. O yüzden diyor ki onlar boş şeylerden irad etmişlerdir. Genel olarak konuşma, iş, her türlü iş yani. Boş olan,
lüzumsuz olan, hiç Müslümana mala yani hani denen Arapçada insanı ilgilendirmeyen şeyler. Allah böyle şeylerle uğraşmadığı gibi Subhanahu ve Teala kulunun da uğraşmasını istemez. Gene Allah Subhanahu ve Teala kerimdir, cömerttir değil mi? Allah kulundan neyi ister? Cömertliği ister aynı şekilde. Kulu da bu manada Allah'a, tabii ki Allah'ın kendine has olan şeklindedir, kulun kendisine has olan şeklindedir. Kul da cömert olmak zorunda. Allah Subhanahu ve Teala bazen kendisine isyan, bazen değil hep veriyor. Müşriklerin hepsine veriyor, değil mi? Rahmandır bu manada, çok genel bir merhamet sıfatı vardır. İnsanın da kendisine kötülük dahi yapsa, kendisine kötülük yapan birine iyilikle muamele etmesi Allah'ın emridir. اِتْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Sen kötülüğü iyilikle sal. فَاِذَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Göreceksin ki seninle arasında düşmanlık olan adam sana canından bir dost kesilmiştir. Adam sana kötülük yapmış ama ona iyilik yapmak Allah'ın emri, çünkü Allah böyle yapıyor Subhanahu ve Teala. Nice kafirler var, onlara biz de bir dönem kafirdik. Biz de cahiliye üzereydik, şirk üzereydik. Allah Subhanahu ve Teala bize İslam'la minnet etti. E o dönemde de rızkımızı kesmedi, biz Allah'a küfrediyoruz, nankörlük yapıyoruz diye. Niye? Bazen o bize kötülük yapan insanlara ikramda bulunmak onları neye çevirebilir? Hakka çevirebilir. Bu yüzden kulun da insanlara karşı böyle muamelede bulunması lazım cömertlik noktasında. Yani Allah Subhanahu Teala'nın her bir sıfatını irdeleyecek olursak aynısının nerede olması lazım? Bizde olması lazım. Rahman terbiye eder, değil mi? O yüzden Rab'dir. Araplar kadına evin Rabbi demişler, Rabbul Beyt demişler. Aslanın terbiyecisine Rabbul Esed demişler, aslanın Rabbi demişler. Niye? Terbiye ediyor onu. Allah bizi terbiye eder. Nasıl terbiye eder? Kitabı böyle gökten indirmekle, alın okuyun anlayın demekle değil, yaşamakla Allah bizi terbiye eder. Zaten eğer sahabeye Allah subhanahu teala gökten o kitabı indirseydi, açıp okusalardı, bugünkü insanların saptığı gibi sapıtacaklardı. Bugün musibet nerede? Herkes metinlerden anlam çıkartıyor değil mi? 50 bin tane anlayış çıkıyor. 50 bin tane ayrı din çıkıyor ortaya. Sebep ne? Kitabeden dini öğreniyoruz. Yaşayarak dini öğrenmiyoruz hiçbirimiz. Halbuki Allah subhanahu wa ta'ala'nın sahabeyi terbiye etme metodu nasıldı? Bir hata yapıyorlardı, vahiy geliyordu. Hata yapıyorlardı, vahiy geliyordu. Hata yapıyorlardı, vahiy geliyordu. O yüzden nasihatin tesiri oluyordu insana. Bakın bizim genel olarak nasihatteki problemimiz şudur Müslümanlar olarak. Biz lüzumsuz yerde nasihat ediyoruz. Yani mesela bir kardeş var, boş konuşmuyor. Ben o kardeşe nasihat ediyorum. Ya boş konuşmak kötü bir şeydir kardeş. Yani işte o yüzden boş konuşmamak lazım falan. Derler ki yani ne alakası var şimdi, niye anlatıyorsun değil mi? Bu nasihatin hiçbir tesiri olmaz. Adam boş konuşur bir tanesi oradan denir. Sen ne patavatsız adamsın, kavga eder. Adamın morali bozulmuştur. Tam o sırada gelir dersiniz ki bak kardeş tamam o adam sana hakaret etti de ya sen de yapma güzel kardeşim, boş konuşma yani. Allah boş konuşanları sevmez dediğin andaki nasihat mı tesirlidir yoksa o mu tesirlidir? O yüzden bazen Allah Azze ve Celle ne yapar bizi? Hata yapacağımızı bile bile bırakır. Birçok peygamberin zelleleri var değil mi? Allah bunları biliyordu, yapmadan önce bıraktı ki ibret alsınlar diye. Nice salihler hatalar yaptılar, sonra o hatalarından döndüler. Niye? Allah'ın terbiye metodu nasıldır? Yaşataraktır. Yaşatarak Allah terbiye eder Subhanahu ve Teala. O yüzden Rahmani olan, Rabbani olan alimlerin, davetçilerin ve insanların da terbiye metodunun bu şekilde olması gerekir. Yani yeri gelir insan vardır, nasihat edersiniz, nasihat almazsa siz kendi haline bırakırsınız. Artık düşer, hata eder. Ondan sonra sizin sözünüzün değeri ve kıymeti ortaya çıkar. Çünkü Rahman'ın sözünün kıymeti nasıl ortaya çıkıyor? İnsanlar dinlemiyorlar. Adam içki, kadın, kumar, fuhuş değil mi? Dalıyor pisliğin dibine. Ondan sonra Allah'ın kelamı bir işliyor diyor. Gönlüme bir huzur doldu. İşte fıtratım buymuş, aradığım bu. Ya dün de sana bu gelmişti. Allah bıraktı onu kendi haline. Nefsiyle baş başa bıraktı, baktı ki nefsi onu helak edecek, kurtuluş burada, insan geri döndü. O yüzden bizim terbiye metodumuzun da kimin terbiye metodu gibi olması lazım? Alemden Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. İşte kul bu gibi bütün sıfatlarda, ama bakın bütün sıfatlarda, her birinde kula yakışır şekilde Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanırsa, Allah subhanahu wa ta'ala'nın bu Resulü'yle haber verdiği müjde var ya, kim 99 ismi bilirse, herse cennete girer, işte o kişi cennete girer.
Mesela Allah subhanahu teala müminleri tanımlarken ne diyor? Vel kâzimînel gayza. Öfkelerini yutarlar diyor değil mi ayette? Vel afîne aninnâs. Çünkü Allah affeder çoğu zaman. Diyor ki biz sizin elinizle kazandıklarınızı size verseydik yeryüzünde hiçbiriniz kalmazdınız değil mi? Biz diyor çoğunu da affederiz, bir kısmını geri döndürürüz ki akıl alıp ibret alasınız, ders çıkartasınız. Hani günahlarınız da dökülsün, ahiretteki azabınız da bundan dolayı affedilsin. Allah subhanahu ve teala bak çoğunu affediyor. Eğer çoğunun affetmeyip cezasını verseydi hiçbirimiz kalmayacaktık yeryüzünde. O yüzden bize düşen de Müslüman olarak, Rabbani davetçiler ve terbiyeciler olarak nefsimiz adına veya başka benzeri noktalarda yapılan bütün saygısızlıkları, bütün kusurları, bütün hataları görmezden gelmek olmalıdır yani. Ama tabi belli bir yere kadar. Bakın dikkat edin, Allah hepsini kabul etmiyor. Allah bir taksimat getiriyor, bir kısmını ne yapıyor? Geri döndürüyor kendi elleriyle kazandıkları noktasında. O yüzden kul bütün Allah'ın sıfatlarıyla muttasıf olursa, yani onlarla sıfatlanırsa Allah'a yakın olur. Subhanahu ve Teala. Evet. Devam abi. El Cebbar, El Azim ve El Mütekebbir gibi şanı yüce Allah'a Subhanahu ve Teala mahsus olan isimlerle ilgili olarak kula düşen bunları ikrar ve kabul etmek, bunlar önünde itaatle boyun eğmek, bu sıfatlardan herhangi birisiyle bezenmeye kalkışmamak. Şimdi ikinci tefsirini yapıyordu ya. İkinci tefsirde birinci dedik ki Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmak kula yakışır şekilde. Kula has olan şekliyle. Ama her ismiyle değil. Çünkü Cabbar da onun bir ismi, Mutekebbir de onun bir ismi. Çünkü Allah kibir sahibidir. Kibirlenmek sadece Allah'a yakışır. Başkasının kibir hakkı yoktur. Çünkü tek övgü sahibi Allah subhanahu ve teala'dır. Resulullah diyor Allah'tan daha fazla övülmeyi seven yoktur. O yüzden Rabbinizi övün diyor. Değil mi? Peygamber teşvik etmiş aleyhissalatu vesselam. Allah subhanahu ve teala hadisi kutsi de diyor ki izzetime kibriyama yemin olsun ki bana ibadetten müstekbir davranan cehennemin ortasına oturtturacağım diyor Allah subhanahu ve teala. Allah kibri bu kadar yermiş subhanahu ve teala. Hatta hadiste der ki İsrailoğullarından biri öyle kibirli yürüdü ki Allah onu yerin dibine batırdı ve kıyamete kadar batmaya devam ediyor diyor. Bir tane rivayette. O yüzden Allah subhanahu ve teala kulunun kibirli olmasını istemez. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ya, لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنٌ. Sizin için Resulullah'ta ne vardır? Güzel örnek vardır aleyhissalatü vesselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkarılmış, yanında bir avuç insan var. İşte 40 rivayetlere göre. Onlarla Mekke'den çıkartılmış, onlar da hepsi çıkamamış. Yani birkaç tanesi de kalmış, 30 kişilik bir grup. Mekke'den çıkmış, zayıf, güçsüz, suikast uğramış, çıkması nedeniyle öldürememişler. Bu kadar zayıf bir durumda çıkıyor. Medine'ye gidiyor, devlet oluyor, geri dönüyor. 7-8 sene sonra o zaman da 10 bin kişilik bir orduyla geliyor. Her taraftan Mekke'ye giriyorlar, savaşmadan Mekke'yi alıyor. Ve devenin sırtında, deve çok uzun bir hayvan. Ben bildiğimi biliyorum yani, böyle dünya ayaklarınızın altında zannediyorsunuz. O kadar büyük bir hayvan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devenin tepesinde aleyhissalatü vesselam Mekke'ye girerken başı önde giriyor. Çünkü işlerin neticesi alemlerin Rabbinde. Sadece bize düşen çalışmaktır. O yüzden Hud suresi 88. ayette وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللّٰهِ diyor. Salih aleyhisselam. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da Şuayb aleyhisselam. Şuayb aleyhisselam. Benim başarım sadece ve sadece alemlerin Rabbi Allah subhanahu ve teala'da. Öbür peygamberlerin başarıya ulaşamaması veya ulaşmaları kendi yaptıklarıyla alakalı mı? Yok. İşlerin neticesinin Allah subhanahu ve teala ait olmasıyla alakalı. Allah dilerse verir subhanahu ve teala. Bunu bilip ve idrak edip anlayan bir peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'ye girer iken kibirle kafası önde girmiyor. Normalde böyle girmesi lazım. En büyük komutanlar bir yeri fethetti mi kafa böyle girerler yani. Kibirli bir şekilde o beldeye girerler. Bu biz yaptık, biz ettik demekten kaynaklanan bir şeydi. Çoğu zaman da Müslümanların helak olmasının sebebi biraz bir araya gelip biraz işte cemaatleştiklerinde biraz Rahman'ın onlara hayır kapılarını açmasının neticesinde içerisinde oldukları nimetten Allah'a nankörlük edip şımarmalarıdır. Allah subhanahu wa ta'ala da nankörlük ettikleri anda çekip insanların elinden ne yapar bu nimeti? Alır. Mesela 15-20 senedir Türkiye'de cemaatsel faaliyetler, cemaatsel hareketler, işte İslami olan, tevhidi olan birçok hareket var. Tabii 20 senelik bir tarihsel sürece bakıldığında bugün gelinen noktada o cemaatlerin artık arkasından yerler esiyor. Artık hiçbir şey kalmamış, paramparça olmuşlar.
Yani herkes herkes hakkında atıp tutuyor, herkes herkes hakkında bir şeyler söylüyor. Bunlar kaçınılmaz şeyler. Belki içerisinde biz de varız bunlar. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah beni göndermeden önce yeryüzüne baktı, Arabına, Acemine hepsine buğz etti diyor. Sonra beni gönderdi ve insanlar hidayeti öğrendiler, hidayete erdiler. Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemi gibi insanlar birbirleriyle buğz, birbirleriyle düşmanlık, birbirleriyle anlaşamamazlık, çekememezlik. Hepsi neyden kaynaklanıyordu? Allah subhanahu teala isyandan. Ben geçen hafta bunu biraz sanki yanlış hatırlamıyorsam izah etmiştim. Bunun neticesinde insanlar içerisinde oldukları nimetin hakkını ve şükrünü yerine getirmemişler. Bu nimeti ve şükrünü ne için kullanmışlar? Nefislerini tatmin etmek için kullanmışlar. Mesela öyle topluluklar ben gördüm, biliyorum ki. Mesela 50 kişi bir araya gelmişler. Hesapta İslam cemaatiler. Allah razı etmek için bir araya gelmişler. Şurada işte bir tane adam varmış, bizi tekfir ediyormuş. Gidelim Purra dağ kaldıralım, dövelim, öldürelim, şöyle yapalım falan. Gitmişler o garibana zulmetmiş, dövmüşler. Onu da erkeklik saymışlar. Ondan sonra toplanmışlar. Vay, biri bizim işte aleyhimizde konuşuyormuş. Hemen gitmişler ona bir işte sen bizim aleyhimizde konuşuyormuşsun, söylemiş, biz keseriz, asarız, şöyleyiz, böyleyiz, 50 kişiyiz, 60 kişiyiz. Gücü zannetmişler ki nimet, çünkü yani güç dediğiniz şey Allah'ın verdiği bir nimettir yani. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki güçlü Müslüman güçsüz Müslümandan Allah'a daha sevimlidir diyor. Yani gücü olan, İslam'a hizmet eden, zulmü ortadan kaldıran Müslüman Allah'a daha sevimlidir güçsüz Müslümandan. Subhanehu ve Teala. Sonra bir bakmışsınız ki o nimeti nankörlüğe çevirmişler. Allah da ellerinden çekip almış şu anda. Şimdi ortada yerler esiyor. Adam Allah'a küfretmiş diye birini vurmuş. Müslümanın biri. Arkada çoluğu çocuğu karısı kalmış. 40 kişilik, 50 kişilik, 100 kişilik adamlar var. O kadar adam bir tane kadına, onun ev kirasına, faturalarına, yemek ihtiyaçlarına bakamıyorlar. Öyle bir duruma gelmişler. Sorsan hepsi Müslümanlar. Mangalda kül bırakmıyorlar. Tevhid aşağı, tevhid yukarı, müşrikler böyle, müşrikler şöyle, şu şirk, bu şirk. İçerisinde bulundukları nimet onları azgınlığa itmiş. Çünkü nimet dediğiniz şey insanı gözlerini kör eder. Şehvet, çünkü yani verilen nimetler hep şehvetin hoşuna giden şeylerdir bunlar. Mesela çocuk, mesela kadın, mesela mal, değil mi? Evet, şükrü yerine getirirse güzel nimetler ama bunlar nefsin hoşuna giden şehvetler, değil mi? Bakın Lut Aleyhisselam'ın kavmi, Lut Aleyhisselam'a melekler yakışıklı delikanlılar şeklinde geldiği zaman Lut Aleyhisselam'a diyorlar ki şu yakışıklı delikanlıları bize ver diyorlar. Biliyorsunuz kadınları bırakıp erkeklere yaklaşmak gibi bir pislik içindeydiler. Orada Lut Aleyhisselam kavmine diyor ki Eleyse fikum raculun reşid. Aranızda bir tane aklı başında adam yok mu diyor. Yani reşid, yani gafletten uyanan, iyi kötüyü, yanlışı doğruyu, marufu münkeri birbirinden ayır. Bir tane adam yok mu? Alimler bu ayetin tefsirinde diyorlar ki şehvetin hoşuna giden her şey aklı örter diyorlar. Evet, evlilik bir nimettir. Kişinin ailesiyle beraber olması da bir nimettir. Allah'ın verdiği bir nimettir ama her şey ölçüsünde. Şeriat da onun ölçüsünü koymuş. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çokça ibadet eden bir sahabeyi, hanımı gelip peygambere şikayet edince diyor ki ailenin 3 günde bir senin üzerinde hakkı vardır. Yani 3 günde bir ailenle cinsi münasebet kurman, onun ihtiyacını gidermen ailenin senin üzerindeki hakkıdır diyor. Yani şeriatın koyduğu ölçü bu. İnsan İbnül Kayyım'ın dediği gibi bunu arttırırsa kalbini öldürür diyor. Yemek mübahtır. Evet, insanın eşiyle beraber olması mübah bir iştir. Aynı şekilde yemek yemek de mübahtır. Ama yemeğin de dozajını kaçırdığınız zaman o da mübah olmaktan çıkar, haram olur. O da insanın ibadetten alıkoyar, aklını örter. O da bir şehvettir. İnsanın karının doyurması bir şehvettir. Nasıl fercin şehveti varsa dilin de şehveti vardır. Konuşmak insanın bir ihtiyacıdır. Evet, insan konuşmalıdır yani. Derdini anlatmalıdır. Öyle bir varlıktır ama onun da bir yeri vardır. Miktarı, ölçüsü, kıymeti vardır. İnsan bunu da yapmadığı zaman az önce diğer örneklerde verdiğim gibi bir sarhoşluğun içerisine girer. Bu sarhoşluk da aklını örter. O neden nedir ki? Bütün çalışmaları yaparken her an gafletten uyanık olmak, her an Allah subhanahu ve teala'ya bağlantımızı sağlam kurmak gerekir. Biz biraz işleri yoluna koyduk mu şey yaparız. Kontrolünü biraz
tecil ederiz, ihmal ederiz. Mesela bakın, bir iş yeri sahibiyseniz, iş yeriniz oturduysa, para işte düzenli geliyorsa fazla kontrol etmezsiniz. Ama baktığınız işler biraz kötü gidiyor, gelir gider uçuca, burun buruna. Hani bazı ay zarar ediyorsunuz, bazı ay biraz kar ediyorsunuz. Gider işin başına bakarsınız, kontrol edersiniz. Kim ne yapıyor, ne etmiyor. İşte insanın fıtratındaki bir imtihan vesilesidir bu. İnsan birazcık işleri yoluna koydu mu gevşeklik insanın fıtratında var olan bir şeydir. Hemen gevşer. O neden nedir? İşlerin neticesi alemden Rabbi olan Allah subhanahu wa ta'ala aittir. Bize düşen ciddi bir şekilde sürekli gafletten uzak uyanık bir şekilde çalışmaktır. Ha neticesinde 1000 kişi veya 1 milyon kişi vermek o alemden Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala'nın dilemesi. Devam. El gafur, el şekur, el afuf, el rahuf, el halim, el cevat, el kerim gibi vaat anlamı taşıyan isimlere gelince kul bu isimlerin ihtiva ettiği mana çerçevesinde Allah Azze ve Celle'den ümit ve beklenti içerisinde olmalıdır. Evet. İkinci tanım hala bitmedi. Yani ikinci tefsirin kayıtları var. Birincisi kulun işte kendisine has olan şekliyle sıfatlarla sıfatlanmasıydı. Allah'a has olan kibir gibi sıfatlarla şey yapmamasıydı. Bu konuda Allah'la haşa çekişmemesi, bu sıfatları bünyesinde toplamamasıydı. Üçüncü şekli de gafur gibi, rahim gibi merhamet sıfatlarına dayanaraktan Allah'a karşı ne beslemesi? Hüsnü zan beslemesi. Ben kulumun zannı üzereyim diyor Allah subhanahu wa ta'ala hadisi kutsi'de, değil mi? Yani bunu tefsirinde alimler hep ne anlatıyorlar? Yani kul eğer Allah subhanahu wa ta'ala'dan hep rica eder ise inşallah Rabbim beni affedecek, inşallah Rabbim beni bağışlayacak. İşte Rabbi de onu bağışlar, bununla karşılar. Ama yok, insan hep korkuyla Allah'a karşı bir zan beslerse, aman helak oldum, aman böyle oldum, bitti gitti, Allah subhanahu ta'ala da onu onunla karşılayacaktır. Bu iki şey birbirinden ayrılmaması gereken iki tane etkendir. Eğer birinde aşırı gidilirse, mesela korkuda haricilere benzenir. Eğer sevgide aşırı gidilirse mürciyelere benzenir. İkisi de olmak zorunda bir Müslümanda ama ölçüsüyle. Eğer ölçü kaçırılırsa, veliyadu billah dediğim gibi iki tane sivri uç var. İkisi de helakın kapısının açılmasıdır. Evet. El aziz, züntika, intikam alıcı, şedidül ikam, cezası çetin, seriul hisab, hesabı çabucak gören gibi tehdit anlamını içeren isimler karşısında ise kul saygı ve korku ile itaat etmeli, Allah subhanahu ve teala'dan korkmalıdır. Evet. Bu da ilk, o az önce bahsettiğim korku kısmı ile alakalı olan sıfatlar. 3. Kul bu isimlere tanık olmalı ve marifeti ve ubudiyeti ile bunların hak ettikleri karşılığı vermelidir. Mesela Yüce Allah Subhanahu ve Teala'nın yarattıkları üzerindeki uluvunu, yüksekliğini ve yüceliğini ve onların yukarısında olmasını, arşın üzerinde istiva ettiğini, ilmiyle, kudretiyle ve başka isim ve sıfatlarıyla mahlukatı ihata kuşatması ile birlikte onlardan ayrı oluşuna tanıklık edip, bu sıfatların gereğince ona ibadet ederek kalbiyle onu yükselip, ona niyaz ederek kapısını çaldığı şuuruna vararak onun huzurunda pek güçlü bir hükümdarın önünde oldukça zilletle duran bir kul gibi durduğunu hissederek söylediği sözlerin ve amellerinin ona yükseldiğini, ona arz edildiğini bilerek kulluğunu arz edince sözlerinden ve amellerinden onun huzurunda kendisini rezil ve rüsvay edecek şeylerin yükselmesinden utanması gerekir. Evet, şimdi buraya kadar anlattığı kısım ilk cümlesinde dediği gibi ubudiyet, yani ibadet. İbadetin her çeşidinin zilletle, rüsvaylıkla, Allah'a karşı zellikle ortaya konması. Son söylediği bir söz var. İnsan dedi ki bununla beraber, ibadet etmekle beraber ki bu emirleri yerine getirmektir. Yani vacipleri. Vaciplerin hemen arkadaşı olan bir mevzu daha var. O da haramlar. Yani yasaklanan şeyler. Orada da işte en son söylediği söz şu ki, diyor ki kuldan Rabb'e yükselecek kötü ameller onu Allah katında ne yapacaktır? Kötü bir mevkiye, Allah katında işte kötü bir yere ulaştıracaktır. Onun vesilesiyle de rüsva olacaktır. Bundan da haya etmesi gerekecek. İnne min kelamin nubuvvetil ula, bütün peygamberlerin ilk kavimlerine tebliğ ettikleri nubuvvetin ilk şeyi
اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاسْنَى مَا شِئْتَ. Eğer haya etmiyorsan, dilediğini yapabilirsin. Yani utanmıyorsan dilediğin her şeyi yap. Bu bütün haramların, yasakların, bütün işte benzeri Allah subhanahu ve teala'nın yasak ettiği bütün olgulardan uzak dururken Müslüman hep kendisini hatırlatması gereken şey haya. El haya minel iman. O yüzden diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, haya imandandır. Bir tane sahabe var, yolda oturuyorken çok hayalı, yani başını bile kaldırıp böyle konuşmaz. Ya diyorlar, bu kadar da yapma yani, hani az konuş falan derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müdahale ediyor. Bırakın diyor yani. Orada diyor haya imandandır diye, dokunmayın ona yani. Ya, Peygamber o halden razı aleyhissalatü vesselam. Çünkü o imanın göstergesi. Peygamberin yanında. Allah'ın ve Resulünün yanında bu nedir? İmanın göstergesidir. İnsan her günahı işlerken veya her günah vesvesesi kendisine geldiğinde her bir günahla Allah'ın huzurunda kovulmak gibi, şeytanın kovulduğu gibi bir tehditle karşı karşıya olduğunu kendisine hatırlatması lazım. Az önce evet, insan Rabbine karşı hüsnü zan besleyecek, korkacak bununla beraber, ama bu hüsnü zan müşriklerin ekserisinin, yani şu Peygamber'in şu hadiste dediği gibi, ahmak o kimsedir ki diyor nefsinin her istediğini yapar da Allah'tan temennilerde bulunur. Yani bu halkın çoğu Allah'a karşı hüsnü zan besliyorlar ama Allah subhanahu ve teala'dan onu göremeyecekler ahirette. وَلَكِنَّ اَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ayetlerinden. İnsanların çoğu bilmez. وَلَكِنَّ اَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. İnsanların çoğu şükretmez. İnsanların çoğu cinlerin ve insanların çoğu cehennemliktir. Ayet ve nasları gösteriyor ki çoğunluğun zanlı, hüsnü zan dahi olsa Allah onları ne yapmayacak? Onunla mukabelede bulunmayacak. Neden? Çünkü onlar bu konuda aşırı gitmişler. O yüzden bir bölüm daha var. O bölüm de şu, insanın Allah'ın tuzağından emin olması. Bu en büyük musibet. Efe eminu mekrallah. Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Biz anlatmıştık, hatırlayın. Allah insanı ne yapıyordu? Tedrici olarak azaba götürüyordu. Neyle? Hatanın üzerine nimet veriyor. İnsan istiğfarı unutuyor. Bu Allah'ın onu nereye götürmesiydi? Azaba doğru götürmesiydi. Vel iyyadu billah. Allah bizi böyle bir akıbette muhafaza eylesin. Evet. Devam edelim. O ilahi emirlerin ve hükümlerin kainatın her bir yanına öldürmek, hayat vermek, aziz kılmak, zelil kılmak, alçaltmak, yükseltmek, vermek, alıkoymak, belaları kaldırmak veya salmak, insanlar arasında günleri döndürüp durmak ve buna benzer her türlü tasarruf ve tedbir ile kendisinden başka hiçbir kimsenin tasarrufta bulunmadığı, mutlak egemen olduğu kainat ülkesinde bunlara tanık olması demektir. Çünkü onun bütün emir ve buyrukları bu kainat ülkesinin dilediği şekilde aynen geçerlidir. O her şeyi gökten yere tedbir eder, çekip çevirir, düzenler, idare eder. Sonra miktarı sizin saymanıza göre 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Es-Secde 5. ayet. Her kim marifeti ve ubudiyeti itibariyle bu konuma hakkını verecek olursa, Rabbi sayesinde hiçbir şeye ihtiyaç duymaz ve Rabbi de ona yeter. Aynı şekilde onun her şeyi kuşatan bilgisine, işitmesine, görmesine, hayatına, kayyumiyetine ve başka sıfatlarına tanık olan bir kimsenin durumu da böyledir. Böyle bir konuma yükselebilmek ancak es-sabikun, el-mukarrabun ve ileriye geçmiş oldukça yakınlaştırmış kimsenin nasip olur. Yani sabikun dediği Arapça sabaka, yarışta öne geçmek demek. Yani hayra ilk icabet eden insanlar. Şimdi sahabe 40 kişiyken Mekke'de, işte onlar sabikun olan adamlar. Ya bugün belki geçmişte de bugün de İslam'ın ehli izzet buldular, sayıları arttı vesaire, değil mi? Güç oldular, ne bileyim, onlara nimetler, ganimetler geldi ama onların en hayırlıları İslam'a ilk girenleriydi. Kimse daha tasdik etmiyorken bu daveti, onlar tasdik etmişlerdi. Onlar hayırı da öne geçmişlerdi. Sonra insanlar ortaya hayır çıkınca zaten herkes sizden bizden daha fazla Müslüman oluyor. Şimdi tağutlar baskı yapıyor. İşte biz diyoruz ki Allah'ın şeriatını istiyoruz. Başkasından razı değiliz. Başkasından razı olmayacağız. Bunun için uğraşıyoruz. İnsanları bu konuda davet ediyoruz. Hemen sıkıntılar, musibetler, hapisler vesaire hepsi beraberini takip ediyor. Bu insanlar da ne yapıyorlar? Bizi yardımsız bırakıyorlar. Diyorlar ya biz de sizin inandığınız gibi inanıyoruz da siz aşırı gidiyorsunuz, siz şöyle yapıyorsunuz, böyle olmaz, şöyle olur, şöyle olur.
Yarın Allah bize katından bir faziletiyle, katından bize nimet verse, bizi izzetli ve güçlü kılsa, inanın hepsi bizden daha Müslüman olacaklar. Daha fazla şeriatı isteyenler olacaklar. Niye? Nimeti görmüşler. Neticeyi görmüşler. Ha tabii yarın bunlar gelip bize deyince yok siz hala kafirsiniz deyip boynlarını vurmayacağız yani. Onlar da Müslüman olarak da küfür izhar etmedikleri müddetçe velev münafıklıkla da bunu yapsalar onların imanları bizim katımızda muteber olacak. Onlara Müslüman hükmü icra edeceğiz. Ama tabii ki onların ahirette alacakları ecir ile burada o hareketin sıkıntılı günlerinde ilk bu davete icabet eden insanlar tabii ki ne cennette aynı yerde olurlar ne de ahirette mükafat bakımından aynı yerde olurlar. Devam. Soru 72. İsim ve sıfatların tevhidinin zıttı nedir? Hatırlayın rububiyeti anlattı, onu bozan şeyi anlattı, uluhiyeti anlattı, ibadet tevhidi. Onu bozan şeyi anlattı, esma sıfat tevhidini bu kadar haftadır anlattı, şimdi onu bozan şeyi anlatıyor. Cevap. Kur'an zıttı Yüce Allah Subhanehu ve Teala'nın isimlerinde, sıfatlarında, ayetlerinde hakkın dışına çıkmak eğriliğe sapmaktır. Bu da üç durumdur. Üç şekilde oluyor. Esma sıfat tevhidini bozmak üç şekilde. Bir. Bir. Yüce Allah Subhanehu ve Teala'nın isimlerini gerçeğinden uzaklaştırıp bu isimleri putlarına isim olarak veren ve böylece bunlara bir şeyler katan ya da eksilten müşriklerin sapması. Bunlar El-Lat ismini El-Lat isminden, El-Uzza ismini El-Aziz'den, Menat adını El-Mennan'dan türetmişlerdir. Evet. 2. Yüce Allah Subhanehu ve Teala'nın sıfatlarına keyfiyeti isnat eden ve onun sıfatlarını yarattıklarının sıfatlarına benzeten müşebbihe, benzeticilerin ilhat ve sapması. Yani mücessimi Allah'a haşa yarattıklarına benzetmişler. Biri burada bir soru sorabilir. Ya biz de dedik ki Allah'ın eli vardır, yüzü vardır. Müşebbihe ve mücessime ile farkımız ne? Mücessime keyfiyetini yaratılmışlara benzetmişler. Ehl-i sünnet vel cemaat ise keyfiyetini asla konuşmamışlar. Sadece Kur'an ve sünnet naslarında el ve yüz olduğu için bunları kabul etmiş. Keyfiyetini Allah subhanahu ve teala bırakmışlar. Mücessime keyfiyetini konuşup haşa demişler el bizim elimiz gibi parmakları olan, beş tane olandır demişler haşa. Tabi bunların tekfirini ümmet icma etmiş. Onların kafir demeyenlerin de kafirliğini aynı şekilde ümmetin münakit bağlanmış bir icması vardır. Evet. Bu da müşriklerin ilhadının zıttıdır. Yani müşriklerin sapıklığının zıttı. Neden? Şimdi onu açıklayacak. Çünkü müşrikler mahluku alemlerin Rabbine eşit kılarken bunlar onu yaratılmış cisimler seviyesinde indirgemiş ve onu bu yaratılmışlara benzetmişlerdir. Yani komedi burada şu. Allah subhanahu ve teala yarattığı şeylere benzetenleri tekfir eden ama mahluku ilaha benzetenleri tekfir etmeyenlerin komedisi var ortada. İkisi de şirk. Biri yaratanı yaratılmışa benzetmek. İkinci boyutu da Allah'tan başka birine ibadet edip uluhiyetinin yani ilahlığın bir parçasını bir mahluka vermek, yaratılmışa vermek. İkisi de aynı. Yaratılmışı yaratana benzetmek haşa. İkisi de aynı ama iki farklı vecihten, iki farklı yönden. İkisi de şirk yani. Bunu ifade edelim. Çünkü nasıl bu üzerine icma edilmiş bir küfür ise aynı şekilde bu da ümmetin üzerine bağlanmış bir icma ile toplandığı görüştür ki bu işi yapan insanlar Allah ve Resulünün katında müşriklerdir. Devam. O bunlardan yüce ve münezzehtir. 3. İsim ve sıfatlarını inkar eden muattılının ilhadı ve sapması. Bunlar da iki kısımdır. İki kısım. Birincisi. Bir kısmı Yüce Allah Subhanehu ve Teala'nın isimlerinin lafızlarını kabul ederken kemal sıfatlarının muhtevasını ona nispet etmeyerek şöyle demişlerdir. Evet. O rahmet söz konusu olmaksızın Rahman ve Rahim'dir. İlim söz konusu olmaksızın Alim'dir. İşitme söz konusu olmaksızın Semih'dir. Görme söz konusu olmaksızın Basir'dir. Kudret söz konusu olmaksızın Kadir'dir demişler ve diğer bütün sıfatları da bu şekilde yorumlamışlardır. Yani bunlar Mutezile'den bir gruptur. İmam Nevevi Sahih Müslim şerhinde bunlardan bahsediyor. Ve bunların tekfirinde ümmetin ihtilaf ettiğini söylüyor. Haricilerin tekfiri babında da anlatıyor bunu. Haricilerin tekfirini de anlatırken bu meseleye geçiyor. Haricilerin tekfirinden.
Diyor ki, hatta orada şöyle güzel bir sözü var. Okurken çok taaccup etmiştim. Diyor ki, sana diyor tekfirde altın bir kaide vereceğim diyor yani. Yani okuyucuya söylüyor. Diyor ki, böyle söyleyen: Allah bilendir ilimsiz, Allah görendir görmesiz, Allah işitendir işitmesiz diyenlerin tekfirinde ümmet ihtilaf etmiştir. Çünkü Allah alimdir demekle Kur'an ve sünnet naslarındaki alim diye gelen bütün nasları tasdik ediyorlar diyor. Çünkü alim diyor. Ama ilimsiz onun bir bidatıdır diyor İmam Nevevi. Bir grup bunlara kafir dediler nasıl yalanladıkları için, bir grup dediler ki bu tam nasıl yalanlamak değil çünkü alim semi'a demekle nasları ispat ediyorlar. O yüzden tekfir edilmezler. Şimdi ikinci kısma gelecek. İmam Nevevi onları da anlatacak. Bir diğer kısım ise açık bir şekilde bütün isimleri ve bunların muhtevalarını kabul etmediklerini ifade etmişlerdir. Bunlar da cehmiyedir. Bunlar da cehmiler, Allah işitmez, Allah görmez, bilmez, duymaz demişler. Dolayısıyla vallahu semi'un basir, Allah işitendir, görendir ayetini yalanlamışlar. Bu yüzden ümmet bunların tekfirine icma etmiştir diyor İmam Nevevi. Öyle bir adamı da tekfir etmeyen ümmetin bağlanmış bunun akid icmasını ve nasları yalanladığından dolayı tıpkı Yahudi Hristiyanlar tekfir etmeyen gibi tekfir edilir. Asrımızın bir bidatı var. Bu kafire kafir demeyen kafirdir kardeşi diyorlar. Sadece Yahudi Hristiyanlara hastır diyorlar. Halbuki İbn-i Teymiye'nin Sarmul Meşhur kitabına baksalar, İbn-i Teymiye diyor ki kim peygamberi söverse kafirdir. Ona kafir demeyen de kafirdir diyor. Peygamberi söven mürtet olur, kanı malı helaldir diyor. Burada kafire kafir demeyen kafirdir kardeşini Yahudi Hristiyanların dışında kime tatbik ediyor? İslam iddiasındaki insanlara tatbik ediyor. Bu da açıkça neyi ortaya koyuyor? Demek ki alimler bu kaide sadece Yahudi Hristiyan gibi asli kafirlere münhasır kılmamışlar. Apaçık nasları yalanlamak noktasında küfre düşen taifelerin her birine bu kaideyi ne yapmışlar? Tatbik etmişler. O yüzden cehmiler de bu gibi taifelerdendir. Cehmileri tekfir etmeyenler de nedir? Akit bağlanmış icma ile beraber kafirdirler. Devam. Onu hiçbir ismi ve hiçbir sıfatı bulunmayan katıksız Adem yokluk ile nitelendirmişlerdir. Yani bütün bu nasların hepsini yalanladılar yani. Dedi ki ehli sünnet, o zaman siz bir inandığınız Allah'ı tanımlayın. Adem dediler yani. Adem Arapça yokluk, onsuzluk yani. Adem ilmin demek ilimsizlik demek. Adem ilmin ilimsizlik demek. Adem dediler. Yani dediler biz hiçbir şekilde vasfedemeyiz. Bilmiyoruz. Allah var, inanıyoruz dediler. Halbuki Kur'an ve sünnet naslarında Allah'ın alim olduğu, rauf olduğu, işiten olduğu, gören olduğu, hepsi sabit, kadir olduğu. İnsan bunları tasdik etmese nasları yalanladığından dolayı kafirdir. Devam. Zalim, inkarcı ve sapkın mülhitlerin söylediklerinden Yüce Allah Subhanehu ve Teala çok yüce ve münezzehtir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O halde ona ibadet et ve onun ibadetinde sebat göster. Onun adıyla anılan bir kimse biliyor musun? Meryem 65. Onun benzeri hiçbir şey yoktur ve o her şeyi işitendir, görendir. Semi Basir. Şura 11. O onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Onlar ise bilgileriyle onu kuşatamazlar. Taha 110. Soru 73. Tevhid çeşitlerinden birisine aykırı olan bir husus, hepsine aykırı gelecek şekilde birbirlerinden ayrılmayan mütelazim türler midir? Yani hani tevhid-i rububiye, tevhid-i uluhiye ve esma ve sıfat deyince, bu üç kısmı ayırınca bunlardan biri gerçekleşse hepsi gerçekleşmiş olur mu? Yoksa bunlardan biri bozulduğunda hepsi bozulmuş olur mu? Onu soruyor. Mütelazım dediği zaman, yani bir şeyin lazımı dediğiniz zaman olmazsa olmazı demek. Şimdi onu izah edecek. Evet. Cevap. Evet. Tevhidin bütün çeşitleri birbirleriyle mütelazımdır. Yani birini bozan diğerlerini bozmuş gibidir. Yani adam Allah subhanahu ve teala'ya rububiyetinde zaten hani ateistlerden başka rububiyeti inkar eden bir kafir taife yok. Hristiyanlar da kabul ediyor, Yahudiler de kabul ediyor. Onlar uluhiyette ortak koşuyorlar. Düşünün ki asrın telefilerini düşünün değil mi? Esma sıfat tevhidinde şeyler yani. Yani sınır tanımıyorlar. Daha onlardan belki daha iyi bilmiyoruz biz bu mesele. Esma sıfat tevhidini gerçekleştirmişler itikatta mesela. Amelde değil de gene oradan onu izah edeceğiz şimdi inşallah. Ama itikat noktasında, ilim noktasında esma sıfat tevhidi var. Ama uluhiyeti kime veriyorlar?
Allah'tan başkasına işte 5 yılda bir yapılan seçimlerle teşri hakkını Allah'tan alıp beşere vermekle, muhakemeye gidip tağutlara yapmakla, çünkü onlar bunlarda bir beis görmüyorlar. Yani şirk dediği İslam'ın amelleri işlemekle uluhiyeti Allah'tan başkalarına vermekle uluhiyet tevhidini bozuyorlar. Rububiyet ile esma sıfat tevhidini gerçekleştirmeleri uluhiyet tevhidini bozdukları zaman yeterli olmuyor. Bu üçü de birbirinden ayrılmayan üç ayak gibiler. Biri bozulduğunda hepsi tamamıyla bozulmuş demektir. O yüzden Türkiye'de tevhidi demokrasi küfürdür diyerek algılayan taifeler ve cemaatler ve topluluklar apaçık bir sapıklığın içerisindedir. Tevhid, rububiyet, uluhiyet ve isim ve sıfatı bünyesinde bulunduran genel bir isimdir. Yoksa sadece sistem küfürdür demek değildir. Devam. Bunlardan herhangi bir türü hakkında Allah Subhanahu ve Teala'ya ortak koşan bir kimse, diğerlerinde de Allah Subhanahu ve Teala'ya ortak koşan bir müşriktir. Mesela Allah Azze ve Celle'den başkasına dua ederek ondan başkasının güç yetiremeyeceği bir şeyi o kimseden istemek buna örnektir. Bu ne yapmış? Allah'tan başkasına dua eden nereyi bozmuş? Nereye? Uluhiyet yani. İsim sıfatı da bozuyor. Başka yerde sordum, aynı cevabı verdiler. İsim sıfatı da bozuyor tabii ki. Hani Allah'tan başkasına Semih, Allah gibi alan işittiği gibi Subhanahu ve Teala işitme sıfatını verdiği için, ama hani şirk olan bir ameli, dua gibi bir ibadeti Allah'tan başkasına sarf ettiği için neyi bozmuş? Dolayısıyla uluhiyeti bozmuş. O yüzden rububiyeti tasdik etmesi, ki bütün müşrikler rububiyeti tasdik ediyordu, onu müşrik olmaktan kurtarmıyor. Evet. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına dua etmek bir ibadettir. Hatta ibadetin özüdür. Onu Allah Subhanahu ve Teala'nın dışında Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına yöneltmek Allah Azze ve Celle'nin uluhiyetinde bir şirktir. Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasından bir hayır elde etmek yahut bir şerri bertaraf etmek türünde bir ihtiyacı, bunun gerçekleştirebilme kudretine sahip olduğuna inanılarak istemek ise Allah Subhanahu ve Teala'nın rububiyetinde bir şirktir. Çünkü o bu inanışıyla Allah Subhanahu ve Teala'nın mülkünde Allah Subhanahu ve Teala ile birlikte bir başka tasarruf sahibi bulunduğuna inanmış olur. Diğer taraftan böyle bir kimse Allah Subhanahu ve Teala'nın dışındaki duvarda ancak uzak olsun, yakın olsun, hangi zaman ve hangi mekanda bulunursa bulunsun, kendisini duyduğuna inanarak dua etmekte ve bunu açıkça ifade etmekte. Yani şeyh burada birini bozmanın diğer üçünü de bozmak olduğunu izah ediyor. Çünkü diyor adam, mesela düşünün diyor, Allah'tan başkasına dua ediyor. Bir, ibadeti Allah'tan başkasına sarf etmekle uluhiyeti bozmuş. İki, Allah gibi görüp işitmek gibi bir sıfatı ona verdiği için esma sıfat tevhidini bozmuş. Üç, her şeye kadir olmak gibi bir sıfatı verdiği için de rububiyeti bozmuş. Çünkü bu Allah'ın rububiyetin tevhidinin sıfatlarından bir tanesi, öyle değil mi? Onu izah ediyor. Evet. Bu ise Allah Subhanahu ve Teala'nın isim ve sıfatlarında bir şirktir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'nın dışında dua ettiği bu vardan yakınlığında, uzaklığında engel teşkil etmediği, işitilebilecek, bütün her şeyi kuşatabilecek bir semiyenin işitme gücünün olduğunu kabul etmiş olmaktadır. İşte Allah Subhanahu ve Teala'nın uluhiyetinde koşulan bu şirk, rububiyette de isim ve sıfatlarda da ona şirk koşmayı beraberinde getirmiştir. Evet, meleklere iman haftaya Allah nasip ederse devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn emme ba'd. Meleklere iman inşallah. Onur abi buyurun inşallah. Soru 74. Meleklere imanın kitap ve sünnetten delili nedir? Dikkat ederseniz önce Allah'a imandı, şimdi meleklere iman. Çünkü bu Cibril hadisinde hem İslam'ın hem imanın şartının bulunduğu, Cibril hadisinde imanın şartının ikincisiydi. Dikkat edin, imanın şartı gayba iman olan Allah'a imanla başlıyor. Bu en geniş kapsamlı iman şekli. O gaybın içerisinde başka bir madde, bu da meleklere imandır. Çünkü meleklerde gözümüzle müşahede edemediğimiz nurani cisimleri, varlıklardır.
Birazdan gelecek inşallah melekler insanlar tarafından insan kılığında görülebilir. Cibril hadisi en büyük delilidir. Cebrail aleyhisselamın bir insan suretinde ve kılığında gelip sahabenin önünde peygamberin dizinin dibine oturması ve hepsinin görmesi bunun açık delili. O nedenle diyor ki melekler insan suretinde görünürler ama gayb aleminde nurani varlıklardır. Şekilleri yoktur onların. Erkeklik ve dişilik gibi böyle özellikleri de yoktur. Onların tek bir cinstir. O nedenle diyor ki meleklere iman etmek gayba iman etmenin bir parçasıdır. Evet. Cevap. Kitaptan buna dair deliller pek çoktur. Örnek olarak şu buyrukları kaydedelim. Melekler de Rablerine hamd ile tesbih ederler. Yeryüzünde olanlar için mağfiret dilerler. Şura suresi 5. Evet. O melekler arşı taşıyan melekler. Yeryüzünde var olanlar için istiğfarda bulunan melekler. Aynı şekilde Bukhari'nin, Tirmizi'nin pardon, rivayet ettiği ilmin faziletini anlatan bir hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste diyor ki alimin abide olan fazileti ayın 14'ünde ayın diğer yıldızları olan fazileti gibidir. Çünkü bu teşbihe biraz dikkat edecek olursanız ay nedir? Gökteki milyonlarca belki yıldızın arasında tek bir cisimdir. Tektir o yani. Ama yıldızlara ve ona baktığınız zaman ay büyüklüğü ve parlaklığı itibariyle daha göze çarpan bir cisimdir, öyle değil mi? O yüzden abidler çoktur ama alimler azdır. O yüzden alimlerin abidleri olan fazileti ayın 14'ünde ayın diğer yıldızları olan fazileti gibidir. Ve ardından hadisin sonunda diyor ki alim öyle bir fazilet sahibidir ki Allah katında diyor. Balıktaki şey denizdeki balıklar yaşayan bütün canlılar alim için Allah subhanahu teala istiğfarda bulunur. Allah onun günahlarını bağışlar, onu mağfiret et diye. Arşı taşıyan melekler de vardır. Bunlar da Allah subhanahu teala istiğfarda bulunurlar. Kur'an'da ifade edildiği gibi başka bir yerde yanlış hatırlamıyorsam hangi sureydi? Yani Allahu alem şu an surenin ismi çıkartamıyorum, aklıma gelmiyor. Ama 29. cüzde olan bir surede Allah subhanahu teala ayette arşı taşıyan meleklerin gece ve gündüz halini ıslah eden, halini kurtuluşa erdiren bütün kullar için sürekli dua ettiklerini ifade etmektedir. Bu da şunu gösterir insana. İnsan da asıl nedir? İfsattır, fesattır. İnsan ayette ifade ettiği gibi وَكَنَ الْاِنْسَانَ ذَلُومًا جَهُولًا İnsan cahildir, zalimdir. İnsanın yapısı budur yani. Böyle olduğu için Allah subhanahu teala halini ıslah eden kullara istiğfar diletiyor o meleklere. Bu da bir şey ortaya koyuyor ki İnsan sürekli ne yapmak zorundadır? Halini ıslah etmek zorundadır. Evet. Şüphe yok ki Rabbinin nezdinde bulunanlar ona ibadet etmekten asla büyüklenmezler. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Araf suresi 206. Allah subhanahu teala hadisi kutsi'de diyor ki İzzetime, kibriyama, ridama yemin olsun ki bana karşı ibadetten kibirleneni cehennemin ortasına oturtturacağım diyor. Bu ibadetten müstekbir olmak yani ibadette kibirlenmek Allah subhanahu wa ta'ala'ya karşı Allah azze ve celle'nin büyük gazabını çeken bir fiildir. Hatırlayın Esma-ül Hüsna tevhidini. Dedik ki Allah'ın bazı isimleri vardır ki onlarla kul vasıflanırsa Allah onu sever. Bazı şeyler de vardır onlar Allah'a hastır. Allah onu yapanı sevmez. Ona buğz eder. İşte kibir onlardan bir tanesiydi. İbadeti terk eden bir insan diliyle kibirlendiğini söylemese dahi amelleriyle kibirlendiğini ortaya koymuştur. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala kendisine ibadette müstekbir olanların hepsini cehenneme koyacaktır. Toplumda bugün geldiği küfür itibariyle tevil küfrü olan bir toplum değildir. Yani İslam devletine baktığınız zaman İslam devletindeki kafirler bazı olgulara iman etmişler, şirk koşmuyorlar. Ama adamların imanlarını bozdukları yer, ibadet de ediyorlar tabii ki, namaz kılıyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar, mecbur İslam devletinde bunları yapmak zorundalar. Adamların küfre düştüğü yer, ayetleri yanlış anlayıp bozuk itikatlara sahip olmak. Yani bozuk, fasit anlayış. Fasit anlayıştan dolayı ne olmuşlar? Küfre düşmüşler. Ama bugünkü insanların küfrü bu değil. Bugünkü insanlar ibadetten müstekbirler. Allah'a karşı ibadet noktasında boyun eğmemişler. O yüzden bunların küfrü kibirdir. Şeytanla benzemektedir. Allah hepsini cehenneme dolduracaktır. Allah'tan afiyet dileriz. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ve Mikail'e düşman olursa
Şüphesiz Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Ayetin nuzul sebebi var. Bakara suresindeki bu ayet. Bunun nuzul sebebi şudur. İsrailoğulları, Yahudiler dediler ki normalde vahiy bizden birine gelecekti. Ama Cibril yanlış götürdü Cebrail. Tuttu onu Muhammed'e götürdü dediler. Ve bu yüzden Cebrail'e biz düşmanız dediler. Başka bir rivayet var. Melekler arasında Yahudilere en çok düşman olan Cebrail'dir diyor. O yüzden Yahudiler bunu işitince Cebrail aleyhisselamı kendilerine düşman edinmişler. Ona bir buğz düşmanlıkta bulunmuşlar. Şeyhülislam İbn Teymiye de Minhacü's Sünne'de Şiilerle Yahudilerin benzerliklerini anlatırken diyor ki Şiiler de diyor bu açıdan Cibril'e inanç noktasında Yahudilere benzemektedirler. Çünkü onlar da diyorlar ki vahiy Ali'ye gelecekti. Cebrail haşa karıştırdı. Muhammed'e götürdü diyorlar. Bu açıdan da Şiiler Yahudilere benzemiştir diyor. Yani birçok madde sayıyor. O birçok maddeden bir tanesidir. Bu ayetin nuzul sebebi de budur. Allah subhanahu ve teala da diyor ki kim işte Cibril'e, işte Mikail'e ve diğer Allah'ın Resullerine düşmansa şüphesiz Allah kafirlerin düşmanıdır. Yani böyle yapanlar nedir? Allah'ın isimlendirdiği gibi kafirlerdir. Çünkü onlar ne işlemişler? Küfür işlemişler. Burada küfür işleyenin tekfirinin de yani başka bir baptan bakar isek delili vardır. Allah subhanahu ve teala böyle kat'i, açık, sarih küfürleri işleyenleri kafirler olarak isimlendirmiştir. O iyi fiilleri yapan insanlara kafir demeyenler Allah subhanahu ve teala yalanlamışlardır. Evet. Sünnetten onlara imana dair Cibril hadisi ve başkaları daha önceden geçmiştir. Müslim'in sahihinde de Yüce Allah'ın onları nurdan yarattığı belirtilmektedir. Evet. Onlar ile ilgili hadisler pek çoktur. Soru 75. Meleklere imanın anlamı nedir? Cevap. Onların varlıklarını Allah'ın yarattıklarından bir çeşit yaratılmış olduklarına, Allah'ın onların Rabbi olup onun emrine musahhar kıldıklarına, Allah'ın mükerrem kulları olduklarına, sözleriyle onun önüne geçmediklerine, onun emri gereğince iş gördüklerine, Enbiya suresi 26-27, kendilerine verdiği emirlerde Allah'a asla isyan etmeyip ne emir verirlerse onu yaptıklarına, Tahrim suresi 6, ona ibadete karşı büyüklenmeyip usanmadıklarına, gece ve gündüz Allah'ı aralıksız tesbih ettiklerine, Enbiya suresi 19-20 ve asla usanmayıp emirlere karşı gelmediklerine kesin olarak iman etmek ve bunu ifade etmektir. Şimdi burada dikkat ediyorsanız meleklere imanın manasını açarken sürekli bir noktaya temas ediyor. Melekler yaptıkları ibadetten usanmazlar. Ama insan fıtraten böyle değil. İnsan birazcık amel etse hemen netice bekler, sonuç bekler. Artık bitmesini bekler, bitmesini talep eder, bitmesini arzular. Ama meleklerde böyle bir fıtrat yoktur. Birazdan gelecek öyle melekler vardır ki sadece işleri secde etmektir yani. Kıyamete kadar, bütün mahlukat yok olana kadar onların tek işi Rahman'ı tesbih edip secdede durur vaziyette kıyamete kadar bu hal üzere kalmaktır. Bu tıpkı insanın yaşarken nefes alıp vermekten yorulmaması gibi bir şeydir. Yani insan nasıl yaşamak için nefes almak zorundaysa ve bu ona ağır gelmiyorsa Allah subhanahu teala'yı zikretmek, Allah subhanahu teala'ya ibadet etmek de melekler için böyle basit bir şeydir. Çünkü onlarda nefis yoktur. Bu yüzden onlar kullukla mükellef olmamışlardır. Hatta Harut ile Marut denen iki meleğin İbn Kesir'in tefsirinde birçok rivayet vardır. Harut ile Marut denen iki meleğin ki ayette geçiyor onlar İşte Babil'e inen iki tane melek vardı Harut'la Marut. Onlardan sihri öğrendiler. Onlar küfretmeyin demeden kimseye sihri öğretmezlerdi diyor. Bu ayetin tefsirinde getiriyor birçok şey. Yani rivayetlere göre artık sıhhatini Allah subhanahu ve teala bilir. Ahmet Bey, Hakî ve benzerleri şeylerinde, müsnetlerinde rivayet etmişler sünenlerinde. Allah subhanahu ve teala neyi irade ettiğini, sıhhatinin ne kadar olduğunu daha iyi bilendir. Harut melekler insanları ve cinleri böyle görünce Allah'a şikayette bulunuyorlar. Ya Rabbi diyorlar bunları böyle yaptın gönderdin bunlar sana isyan ediyor. Hani biz olsak yapmayız gibi bir şey söylüyorlar. Allah da diyor aranızdan en seçkin iki tanesini gönderin diyor. Onlar da Harut'la Marut'u seçiyorlar. Allah subhanahu teala onların nefislerine bizim insanlarda var olduğu gibi nefis koyuyor. Yani heva koyuyor, istekler, arzular. Onları yeryüzüne indirince onları bir kadınla imtihan ediyor. Kadın onlara putuna, kadına aşık oluyorlar. İşte ona
sahip olmak isteyince o da diyor benim dinime girmeden benimle evlenemezsiniz. Önce kabul etmiyorlar. Yani böyle bir şey Allah yasaklamıştır diye. Ama Allah en doğrusunu bilendir. Bilmiyorum yani. İşin açıkçası bayağı bu meseleyi de araştırdım. Ama neticeye varmış değilim. Hani ne kadar bunlar doğrudur, doğru değildir. Ama Allah bir şey ol der, oluverir. Yani bunlar imkansız şeyler değildir. Sonuçta iblis de Allah subhanahu ve teala itaat eden bir kuldu önceden. Ama Allah'a büyüklendiği için, kibirlendiği için Allah onu kovulmuşlardan kıldı. Yoksa Allah'a yakınlığı zaten İsrailiyatlar da artık melekliğe kadar varmış da onlar doğru değil. Ama sahih rivayetler olsun, hasen rivayetler olsun, iblisin daha önceden Allah'ın yarattığı mahlukattan, Allah'a itaat eden kullardan biri olduğu açıktır. Daha sonradan kibirle beraber Allah subhanahu ve teala onu ne yapmıştır? Azdırmıştır. O yüzden melekler de bu noktada insanlardan farklıdırlar. Onların nefisleri yoktur, arzu ve hevaları yoktur. Ve Allah subhanahu ve teala itaat noktasında asla bıkıp usanmazlar. Evet. Soru 76. Yüce Allah'ın verdiği görevler itibariyle bazı türlerini sayabilir misiniz? Hı hı. Cevap. Onlara bu itibarla pek çok kısımlara ayrılırlar. Onlar bu itibarla pek çok kısımlara ayrılırlar. Kimileri peygamberlere vahyi ulaştırmakla görevlidirler. Bu Er-Ruhul Emin Cibril Aleyhisselam'dır. Kimileri yağmur ile görevlidir. Bu da Mikail Aleyhisselam'dır. Kimileri sura üfürmekle görevlidir. Bu da İsrafil Aleyhisselam'dır. Kimileri ruhları almakla görevlidir. Bu da ölüm meleği ile yardımcılarıdır. Burada bir noktaya dikkat çekelim geçmeden. Biz daha önce bunu başka tefsir dersinde de anlatmıştık. Ölüm meleği bir tane midir? Yoksa emrinde başka melekler mi vardır? Racih görüş, tercih edilen görüş, emrinde birçok meleğin var olmasıdır. Çünkü ayette diyor, canlarını almakla mükellef kıldığımız elçiler onlara geldiği zaman diyor, orada Rusul kelimesini cemi yani çoğul olarak kullanıyor. Bu da ortaya koyuyor ve gösteriyor ki çoklar yani. Ama Cebrail onların başında ne? Amir. Emirleri o, ona itaat ediyorlar. Aynı şekilde Mikail Aleyhisselam, o da tek başına idare etmiyor bu kadar işi. Rüzgarlarla görevli melekler var, yağmurlarla, bulutlarla görevli melekler var. Bunların her bir de kimi emrinde? Amirleri Mikail Aleyhisselam. Bu da ortaya koyuyor ki Allah Subhanahu ve Teala zaten İslam devletinde bir emrin emirliği altında toplanmayı emretmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 3 kişi bir yolculuğa çıksalar başlarına bir tane emir tayin etsinler demiş. Bu da ortaya koyuyor ki Allah'ın koyduğu bir kanundur bu. Kafir bile olsa toplumlar başlarına kendilerini yönetecek bir tane idareci her zaman seçmişler. İslam'la bunun alakası yok. Bu bir fıtrat. Bu bir Allah'ın koyduğu bir kanun. Allah Subhanahu ve Teala bunu böyle kıldığı için de meleklerin her birinin başına, her bir görevin başına bir amir ve altında da memurlar koymuş. İsrafil Aleyhisselam ve Mikail Aleyhisselam böyle ama Cebrail Aleyhisselam tektir. Vahiy ile görevli olan elçi olarak tektir. Onun emri altında melekler olduğuna dair bugüne kadar bir şey okumadık. Ama diğer iki meleğin böyle bir özelliği vardır. Evet. Kimileri kulların amelleri üzerinde görevlidirler. Burada bir şey daha hatırlatalım unutmuşken. Ölüm meleğinin, yani Azrail adı yok. O İsrailiyattan gelme bir şey. İsrafil, Mikail ve Cebrail'in Allah'ın kulu manasına geldiğini İbranice'de okumuştuk bir yerlerde. İbn Hacer hatta rivayet ediyordu. Ama Allah en doğrusunu bilendir. Bunlar özel isim de olabilir, bir manası da olabilir. Abdullah, Ubeydullah gibi onlar da Allah'ın kulu, kulcuğu demek manasına geliyor. O nedenle de ki Allah en doğrusunu bilendir. Ama ölüm meleğinin Azrail diye bir ismi mevcut değildir. İsrailiyattır sadece. Bunlar da kiremen katibin diye bilinirler. Evet, burada bir şey daha var. Allah subhanahu ve teala azze ve celle levh-i mahfuzda kıyamete kadar olan her şeyi yazdı değil mi? Evet. Allah subhanahu ve teala kendi de biliyor. Bu da başka bir boyut. Kulların yaptıklarını kaydetmek noktasında. 3. Kulların elleri ve ayakları kıyamet günü ne yapacak? Kendi aleyhlerine şahitlik yapacaklar. Lime şehittum aleyna diyecekler. Bize niye şehadet ettiniz diye. Ciltleriyle, derileriyle konuşacaklar diyor ayette. Bu da yetmiyor. Allah subhanahu ve teala ne yapıyor? Yazıcı melekler tutmuş. İnsanın her yaptığını, söylediğini yazıyorlar. Bunların hepsi ortaya bir şey koyuyor. Allah subhanahu ve teala bilmesine rağmen kulun bütün bahanelerini ortadan kaldıracak bütün sebepleri yerine getiriyor. Yani bir meseleyi tahkiki Müslümanlara öğretiliyor aslında bu şeylerle.
Yani yazıcı melekler insana şunu öğretir. Müslüman hiçbir mesele yoktur ki karar vermeden, hareket etmeden önce ne yapmalıdır? Meseleyi tahkik edip, araştırıp ondan sonra üzerine dostluk, düşmanlık, işte üzerine haram, helal, üzerine işte yapılabilir veya yapılamaz, mübah veya ve benzeri şeyler diye hani hayatın her kesimiyle alakalı şeylere karar vermelidir. Ama neyden önce, neyden sonra? Tahkikten sonra. Tahkik olmadan insan bir şeylere girişecek olursa, hayatın hangi bölümü olursa olsun, ister istemez hata beraberinde gelecektir. Allah bunu bize öğretmek için kendi bilmesi, levh-i mahfuzda yazması ve insanların ciltlerinin, derilerinin ve azarlarına şahitlik etmesine rağmen bir de melekler tutmuş ne yapıyorlar? Yazıyorlar. Ya bu bizi açıkça ortaya koyuyor ki bilgi yazmakla da muhafaza edilir. Bu da başka bir delilidir. O yüzden Allah kitaplar indirmiştir bilgiyi muhafaza etmek için. İlim nasıl muhafaza edilir? Yazmakla muhafaza edilir. Evet. Kimileri Allah'ın kullarını önlerinden, arkalarından korumakla görevlidirler ki bunlar da el muakibat diye bilinirler. Bunlar insanların, biliyorsunuz Allah bir kader yazmış. Yani adam binanın altından geçer, ondan sonra bina yıkılır. Niye ölmemesi gerekir yani? Koşar, aklına bir şey gelir, hızlı koşması gelir yani. Halbuki melekten bir vesvesedir. Onu koruyan bir melektir o yani. Ben bunu anlattım da bir kardeş dedi, vallahi dedi başıma böyle bir şey geldi. Yani bir şeyin altından geçiyordum dedi. Orada biraz durdum. Sonra aklıma bir şey geldi. Benim gidip onu halletmem lazım dediğim anda, gittiğim anda tam olduğum bölgeye düştü dedi yani. Hani anlık bir şey. Allah subhanahu wa ta'ala beni orada korudu. Bunlar Allah azze ve celle'nin hani hep diyoruz ya, kaza da kader de, zarar da fayda da Allah'tandır. Yani Allah subhanahu wa ta'ala insanı korur. Geçen bir haber okudum. Çocuk 7. kattan düşmüş. 5 yaşında çocuk. Burnu bile kanamamış yazıyor yani. Allah azze ve celle her şeye kadirdir yani. Zarar da fayda da ondandır. Melekler insanları Allah'ın emrettiği şekilde korurlar. Başa gelen musibet de Allah'ın kaderiyledir. Diyeceğiz ki bu bizim günahlarımızın, bizi günahlarımızdan arınmamızdır, temizlenmemizdir. Ona da sabretmek düşer. Evet. Kimileri cennet ve nimetleriyle görevlidir. Bunlar da rıdvan ve beraberindekilerdir. Orada da rıdvan, cennetin bekçisi olan amir. Yani başlarındaki emir olan meleğin adıdır. Onun altında da tabii ki işleri düzenleyen birçok melek var. Kimileri cehennem ateşi ve azabı ile görevlidir. Bunlar evet. Da Malik ve onun beraberindeki diğer zebanilerdir. Hani sahih hadiste Malik geliyor ya, ismi peygamber onunla görüşüyor. O da nedir? Cehennemdeki meleklerin başındaki komutandır, emirdir. Onun altında da kaç tane melek var? 19 tane. Ayette geçiyor. 19 tane melek var. Tabi Allah bunu fitne kılmış kafirlere. O kadar büyük bir yere 19 tane melek nasıllar, nasıllıkları nasıl Allah subhanahu teala bilir. Çünkü kafirler o kadar büyütülecek ki cisimleri. Tirmizi hadisinde diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kafirin dişi Uhud dağı kadar büyük olacak diyor. Azabı tatması için. Kafirin bir dişi Uhud dağı kadar büyük olacak. Düşünün, cisimler bu kadar büyütülmüş. Ayette de geçiyor. 30 metre, 30 şey zira boyunda bir zincire, demir zincire vuruluyor insan. Bu da bayağı bir metre yapıyor. Bu hadislerle bu ayetler cem edildiği zaman onların birbiriyle müttefik olduğu ortaya çıkıyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Allah subhanahu wa ta'ala bir şey ol diyor, oluveriyor. O kadar büyük bir yeri, o kadar büyük insanları ve cinleri 19 tane Mali'nin emri altındaki melek idare edebiliyor. Evet abi. Bunların önde gelenleri 19 tanedir. Kimileri de kabir fitnesi imtihanı ile görevlidirler. Bunlar da münker ve nekir. Şimdi meleklere çocukluktan beri öğretilir. Allah'a iman ettim, meleklere iman ettim, kitaplara, peygamberlere iman ettim derler. Ondan sonra büyüyünce de hadis inkar ederler. Şeytanın vesvesesiyle. Sonra da derler ki meleklere iman ettik. Yani bu insanlar mücmel meleklere iman ettik derler dilleriyle, ama bunlar tafsilatta ne yapmışlardır? İmanlarını bozmuşlardır. Münker ile nekir meleğini inkar etmekle. Sadece hani onların küfrü işte belli başlı bazı rivayetleri inkar etmek değildir. Bu meleklerin varlığını da inkar etmek onların imanını bozmuştur.
Çünkü bu baptan da meleklere iman dinin aslıdır. Dinin aslı ve furu diye bir şey yoktur. Her şey dinin aslındandır. Dinin aslı dediğimiz şey talimdeki önceliktir. İnsana İslam'a girdiği kapıdır. Ondan sonra işte ister münker nekire iman olsun, ister muakkibat meleklerine iman olsun, ister işte diğer burada sayılan rıdvandır, maliktir bu meleklere iman olsun. İnsan bunların hepsine iman etmek zorundadır. Bunlar dinin aslıdır. Kendisine ilim ve bilgi ulaştıktan sonra, insan ilim ve bilgi ulaştıktan sonra bunlara inanmıyorsa bile o zaman ne yapmıştır? İmanını bozmuştur demektir. Evet abi. Bunlar da münker ve nekir diye bilinirler. Kimileri arşı taşıyanlardır. Kimileri el kerrubiyyun diye bilinir. Arşı taşıyan melekler yani. Kimileri rahimlerde bulunan nutfelerin şekillenmesiyle ve onlar hakkında ilahi iradeyi yazmak ile görevlidirler. Evet. Kimileri el beytül ma'mur ha giren meleklerdir. Evet, beytül ma'mur peygamber sasının ifade ettiği gibi gökte var olan bir taştır. Melekler onu ziyaret ederler, tavaf ederler ve peygamber sasının miraç hadisesinde miraca yükseldiği zaman beytül ma'murun yanında İbrahim aleyhisselamı görmüştür. Sırtını beytül ma'mura yaslamış bir şekilde oturmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer diyor Beytül Mamur gökten düşseydi tam Kabe'nin üzerine düşerdi diyor. Gökten düşseydi tam Kabe'nin üzerine düşerdi. Her gün diyor oraya 70 bin melek girer tavaf edip Allah'a ibadet etmek için o Beytül Mamur'u. Ve diyor bir daha kıyamete kadar o meleklere sıra gelmez. Bir kere tavaf eden meleğe kıyamete kadar bir daha sıra gelmez. Allah'ın orduları subhanahu ve teala bu kadar çoktur, fazladır, saymakla bitiremez insanoğlu. En son Mısır'da bir televizyon programında şey anlatıyordular. Dünyadaki en büyük olumlu radyasyon, radyasyon iki çeşitmiş. Olumlu ve negatif, pozitif ve negatif radyasyon dedikleri şey. Dünyada en büyük radyasyon Kabe, Mekke ve etrafındadır diyorlar. Yani cihazlarla falan bunun ölçümünü yapmışlar. Fotoğraflarını falan çekmişler vesaire. Ve diyorlar orada çok güçlü radyasyon yukarı göğe doğru yükseliyor. Ve normalde her radyasyonun bir kapasitesini ölçüyorlar. Şu kadar metreküp işte burada şu kadar radyasyon var diye. Diyor ki oradaki radyasyon sonsuz diyorlar. Yani sonunu bulamamışlar. Yani o kadar kuvvetli bir radyasyon göğe kadar çıkıyor. Allah subhanahu ve teala bilir. Belki onların radyasyon dediği şey hani nurdan olan, gayb aleminde olan meleklerdir. Allah'ın rahmetidir. Nasıldır? Biz bilemeyiz keyfiyetini ama bunları insan bu şekilde müşahede edebilir. Bunlar Rahman'ın birer ayetidir. İnsanoğluna Allah subhanahu wa ta'ala'nın gösterdiği. Kabe'nin orada kuru çölün ortasına yapılması bir tevafuk, tesadüf değildir. Allah'ın emriyle Adem aleyhisselam ilk onu inşa etmiştir, bina etmiştir. Sonra İbrahim aleyhisselam oğluyla, sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugünkü haline ulaştırmıştır. O neden nedir ki Kabe Allah subhanahu wa ta'ala katında değerli olduğu gibi Beytül Ma'mur da gökte Allah subhanahu teala için önemlidir ve o Beytül Ma'mur'u ziyaret etmekle görevli melekler vardır. Bunlardan her gün 70 bin melek oraya girer. Sonra da bir daha oraya girmek için o kimselere sıra gelmez. Evet. Kimileri zikir meclislerini takip eden gezgin meleklerdir. Kimileri saflar halinde aralıksız kıyamda dururlar. Kimisi rükû ve secdede olup başlarını kaldırmazlar. Bunların dışında bulunan melekler de vardır. Rabbinin ordularını ondan başka kimse bilmez ve o sekar insanlar için ancak bir öğüttür. Müddessir suresi 31. Evet. Bu kısımları söz konusu eden kitap ve sünnetin nasları bilinen naslardır. Evet. Kitaplara iman. Soru 77. Kitaplara imanın delili nedir? Şimdi kitaplara imanın delili nedir demeden önce kitaplara iman noktasında alimler genel bir izah yapmışlar. Demişler ki bir, insan kitaplara icmali inanır, iki tafsili inanır demişler. İcmali imanın içerisine Tevrat, Zebur, Kur'an ve İncil'e imanı koymuşlar. Ve İbrahim ve Musa'nın sahifelerini koymuşlar. Tafsili de, özür dilerim, bunu tafsili imanda saymışlar. İcmali imana gelince de birazdan gelecek Allah subhanahu teala'nın kitapları sadece bu dört kitapla kayıtlı değildir. Sahifeler de bu zikredilenlerle kayıtlı değildir. Ayet birazdan delil olarak diğer soruda getirecek inşallah. Bu yüzden kitaplara imanı iki kısma ayırmışlar. Biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın
Adem Aleyhisselam'ın yeryüzüne indirdiği günden beri kullarına gönderdiği ne kadar kitap, ne kadar sahife varsa hepsine iman ediyor. Evet. Cevap: bunun delilleri pek çoktur. Bazılarını zikredelim. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, Resulüne indirdiği kitaba ve daha evvel indirdiği kitaplara iman edin. Nisa 136. Evet. Ya eyyühellezine amenu, aminu. Ey iman edenler, iman edin, değil mi? Ayet öyle söylüyor. Bir sonraki ayet mi? Bu ayet değil. Bu ayet değil. Ya eyyühellezine amenu. Allah. Ey iman edenler, Allah'a, Resulüne, Resulüne indirdiği kitaba tamam. Ve daha evvel. Şimdi burada bu ayetin tefsiriyle alakalı bir izah yapmadan önce günümüzün batıl istidlalini ortaya koymakta fayda vardır. Ve bir takım kendini ilim okuduğunu zanneden, işte fasit anlayış sahibi insanlar bu ayeti okuyup diyorlar ki bak bu kadar adam müşrik diyorsunuz. Allah diyor ki ey iman edenler iman edin. Bak görüyor musun Allah'a iman ettikleri için onlara iman edenler diyor. İman edin hani daha düzgün iman edin yani. Hani şurada 3-5 şirk var onlar da şirk deyin. Hani öğrenin, talim edin, bırakın yani. Adam cahil yapıyor. Bak görüyor musun Allah onlara iman edenler deyip batıl bir istidlalde bulunuyorlar. Yazıklar olsun onlara. Bu ayetin nuzul sebebi var. Yahudi ve Hristiyanlar gelip diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biz senden önce indirilen Tevrat, Zebur, İncil hepsine iman ediyoruz. Hepsi Allah'ın katındandır. Ama senin getirdiğine inanmıyoruz diyorlar. Allah subhanahu ve teala da bu ayeti indiriyor. Diyor ki ey iman ettiğini söyleyenler önceki kitaplara. Çünkü onlara iman etmek ne demekti önceden? Allah'a iman etmekti. Öyle değil mi? Kur'an gelene kadar onlara iman etmek Allah'a iman etmekti. Ey iman edenler bunlara, Allah'a, bu Resulüne ve o Resulün getirdiği kitaba iman edin diyor Allah subhanahu ve teala. Yani ayetin nuzul sebebi budur. Yoksa bugünkü batıl ehlinin istidlal ettiği kafalarına batıl bir şekilde anladığı gibi değildir. Ha. Deyin ki biz Allah'a ve bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Birini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olmuşlarız. Bakara 136. Evet, bir öncesinde Yahudi ve Hristiyanlar diyorlar ki وَقَالُوا كُونُ هُودًا اَوْ نَصَارًا تَهْتَدُوا. Yahudi ve Hristiyanlar dediler ki Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz. Allah da diyor ki قُلْ de ki onlara ey Muhammed بَلْ بِلَكِسْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. İbrahim Hanif milletindendi. Yani tevhid ehliydi. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Müşriklerden değildi. قُولُوا. Siz deyin ki diyor. Onlara söyle yani. O ehli kitap senden önceki inananlara iman ettiklerini, indirilenlere iman ettiklerini söyleyenlere de kulu amennâ billahi. Allah'a iman ettik. Ve mâ unzile ileyne ve mâ işte bize indirilene, bizden önce indirilenlere, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a. Çünkü iman hepsine imanla beraber ancak sıhhat bulabilir. Allah subhanahu teala çünkü hepsini indirmiştir. Hepsi Allah'ın sözleridir. O yüzden Allah azze ve celle ehli kitaba burada bu şekilde hitap etmiştir. Evet. Bunların dışında daha pek çok ayeti kerime vardır. Bu hususta da de ki ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim. Şura 15 ayeti kerimesi yeterlidir. Yani genel icmali iman bu. Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim. Evet. Soru 78. Bütün kitapların Kur'an-ı Kerim'de adı geçmekte midir? Hı. Cevap: Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bu kitapların bazılarının adını zikretmiştir. Bunlar Tevrat, İncil, Zebur, İbrahim ve Musa aleyhisselama verilen sahifelerdir. Geri kalanları ise topluca söz konusu edilmektedir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Yani Tevrat'ın haricinde bir de ne var? İbrahim'in, Musa'nın sahifeleri var. Tevrat'ın haricinde. Çünkü Tevrat zaten yani indirilmiş ki Allah Musa aleyhisselama ikram edip ne demişti sahih hadiste? Allah Tevrat'ı eliyle yazdı. Subhanahu wa ta'ala. Musa aleyhisselam'a böyle ikram etmişti Allah subhanahu wa ta'ala. Ama bir de Kur'an'da Tevrat'ın haricinde neyden bahsediliyor? Musa'nın sahifelerinden bahsediliyor. Allah nasıl olduğunu, neler yazdığını en iyi bilendir. Bize düşen bunlara iman etmektir. Evet. Allah ondan başka hak ilah yoktur. Haydır ve kayyumdur. O sana kitabı hak ile ondan öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. Tevrat ve İncil'i de indirdi.
Bundan önce insanlara birer yol gösterici olarak Ali İmran 2-3-4. Davud'a da Zebur'u verdik. Nisa 163. Yoksa ona Musa'nın ve ahdine bağlı İbrahim'in sahifelerinde olan şu hükümler haber verilmedi mi? Necm 36-37. Andolsun ki biz peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik. Onlarla birlikte insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye kitabı ve mizanı indirdik. Hadid 25. Burada duralım. Allah'ın bütün kitapları indirmesinin sebebi Subhanahu ve Teala neymiş? Adaletmiş. Yani hepsinin temel ama temel vasfı, iniş sebebi adaleti ayakta tutmaktanmış. Allah Bakara suresinde diyor ki, كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِلًا İnsanlar tek bir ümmettiler. Sonra ihtilafa düştüler diyor. فَهَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah da onların arasından iman edenleri hidayet etti بِاِذْنِهِ İzniyle Hakk'a ne yaptı diyor? Hidayet etti diyor. Bu Allah subhanahu wa ta'ala ayetin devamında da diyor ki Allah azze ve celle ta ki ne olsun Allah da kitabı indirdi onlara ki kitapla ne yapsınlar? Adaletle hükmetsinler. Her meselede, dinin aslında furunda her meselede, hayatın aslında furunda her meselede kitapla hükmetsinler ve adaleti ayakta tutsunlar. O yüzden sahih bir hadistir ve İmam Ahmed bin Hanbel'den gelen bir sözdür. Peygamber bu iki şeyde ifade edildiği gibi Allah diyor hidayet ilmini her asırdan adalet sahiplerine veriliyor. Adalet vasfı olan insanlar. Hatırlayın Esma sıfat tevhidini demişti ki Allah subhanahu wa ta'ala. Hani Allah'ın vasıfları vardı. Rahman gibi, Rahim gibi, rahmet sıfatları. Allah kerimdi, cömertti. Dedik ki biz insan rahmetli olursa, insan cömert olursa değil mi? İnsan adil olursa Allah ne yapar? Bu vasıflarla vasıflananları sever. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala kitapları ne illetiyle indirmiş? Adalet illetiyle. İnsan da adil olursa Allah da ona neyi veriyor? Hidayeti veriyor. Bu hidayeti elde etmenin temel vasfıdır. Allah subhanahu wa ta'ala bundan övmüştür peygamberleri. Ama bugün adalet mülkün temelidir yazıyorlar. Ondan hesapta adalet dağıtacaklar kafirler. Kendileri kitap yazmışlar. O kitaplarla neyi dağıtmaya çalışıyorlar? Adaleti dağıtmaya çalışıyorlar. Halbuki zalimler. Onun hakkını ona yediriyorlar, bunun hakkını buna yediriyorlar, bunun hakkını buna yediriyorlar. Onlar zannediyorlar ki yediriyorlar dediğin zaman işte bunun malını gaspen almışlar da buna yedirmişler. Öyle değil. Siyahı beyaz yapıyorlar, beyazı siyah yapıyorlar. Niye? Şeriatı bilmiyorlar ki. Allah subhanahu teala adaletin ne olduğunu insana öğretendir. İnsan onun haricinde zalimdir. Az önce ayet okumuştum ya. وَكَانَ الْاِنْسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا İnsan zalimdir, cahildir. İnsan cehaleti sebebiyle zalimdir. Şeriatı bilmek de nedir? Cehaletin tam zıttı olan ilimdir. İlimle beraber ne olur insan? Adil olur. Adaleti ayakta tutar. Kim ne kadar şeriatı biliyorsa o kadar adalet sağlayabilir. Kim ne kadar şeriatı bilmiyorsa o kadar zalim olur. Ya bunların ikisi siyahla beyaz, ışık ve karanlık gibidir. Hangisi artarsa diğeri azalır. Hangisi azalırsa diğeri de ne olacaktır ister istemez artacaktır. Bu Allah'ın Subhanahu ve Teala'nın koyduğu bir kanun, bir kuraldır. Bu olmazsa olmazdır yani. Bu kesinlikle böyle olacak. O yüzden bizler ömrümüzün sonuna kadar ilim talep etmek zorundayız ki adaleti ne yapabilelim? Ayakta tutabilelim. Çünkü adaleti belirleyen kim? Allah Subhanahu ve Teala. İnsanlara kalsa herkes tek tip olması lazımdı. Adalet bu gerektirir, öyle değil mi? İnsanın adalet anlayışına danışsanız ya herkes işte aynı boyda, aynı güzellikte, değil mi? Aynı işte maddi gelir sahibi olacak. Ya Allah subhanahu wa ta'ala herkesi aynı maddi gelir sahibi kılsaydı çöpleri kim temizleyecekti? İnsan kibirinden temizlemezdi yani. Kim dese ki ben temizlerim. Ya ne olur işte o kadar adam aynı maddi gelirdeyiz. İşte birimiz alır süpürgeyi süpürür de öyle bir şey yok. İnsanın bu fıtratına ters. Allah subhanahu wa ta'ala adaleti gereği mümin ve kafir diye ikiye ayırdı insanlar. Adaleti gereği. Niye? Müminlere fazilet vermesi gerekirdi ki mümin oldukları belli olsun değil mi? Üstün kılmalıydı. E ne olacaktı? O zaman zıttı olan kafirin de var olması gerekecekti. O yüzden adalet bizim kafamızda işte oluşan şeytanın, nefsimizin ve dışarıdaki dünyanın bize öğrettiği şeylerden bilinmez. Adalet nerede bilinir? Ancak şeriatı bilmekle bilinir. O yüzden şeriatı bilmek de cehaletin tam zıttıdır. Ölene kadar ilim talebi Müslümanın bırakacağı bir mevzu değildir. Evet. Yüce Allah'ın bu kitaplardan tafsili olarak
ayrı ayrı söz konusu ettiklerine bizim de aynı şekilde tafsili olarak iman etmemiz gerekir. Toplu olarak söz konusu ettiklerine de topluca iman etmemiz gerekir. Bu hususta Yüce Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği gibi söyleriz. Evet, bitti herhalde soru. Bir ayet var. De ki ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim. Şura 15. Evet. Yani netice itibariyle ismi zikredilen kitaplara iman etmek farz, ismi zikredilmeyen kitaplara iman etmek de farz, onlara mücmer. Diyeceğiz ki Allah ne indirdiyse hepsine iman ediyoruz. Hepsi nedir? Allah'ın sözüdür. Allah subhanahu wa ta'ala'nın sözü de ne değildir? Kelamı mahluk değildir. Hatta İmam Ahmed bin Hanbel Allah'ın kelamının mahluk olmadığına şu ayeti delil getirmiş. اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ İyi bilin ki yaratmak da emretmek de Allah'a aittir. Biz genelde bunu ne için getiriyoruz? Hüküm Allah'ındır. Bak emretmek, Allah emreder, yasak belirler değil mi? Haram helal belirler, öyle değil mi? Haram helali belirleyen kimin hakkıdır? Alemlerin Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala'nın hakkıdır. Allah subhanahu wa ta'ala emir sahibidir deyip böyle istidlal ediyoruz. İmam Ahmed şöyle bakmış Nas'a. Diyor ki eğer diyor emir nedir? Allah'ın emrettiği nereden bilinir? Konuşmasıyla bilinir, kelamıyla bilinir. Eğer diyor bu mahluk olsaydı Allah zaten yaratmak onun işidir der bırakırdı diyor. Ama Allah diyor yaratmakla emri birbirinden ayrılmıştır. Çünkü emir dediğiniz şey Allah'ın konuşmasıdır. Allah'ın konuşması da mahluk değildir diyor. Yani bu şekilde güzel bir istillerde bulunmuş İmam Ahmed bin Hanbel. Netice itibariyle hem Kur'an hem Kur'an'dan önceki Tevrat, İncil, Zebur benzeri hepsi nedir? Allah'ın kelamıdır. Mesela İslam'da şer'i rukye vardır değil mi? Allah'ın sözüyle cin çıkarmak, işte şeytan kovmak gibi bazı işte sünnet olan fiiller yapılır. Bunlar neyle yapılır? Allah'ın kelamı olan Kur'an'la yapılır. Siz görebilirsiniz ki aynı fiili Yahudi Hristiyanlar da yapıyorlar. Ya onlar da Avrupa'da bu fiili yapıyorlar. Onlar neyle yapıyorlar? Gene Tevrat'ta ve İncil'de var olan Allah'ın kelamıyla bu işi yapıyorlar. Çünkü onlar da Allah'ın kelamı. Nasıl bunlar Allah'ın kelamı ise onlar da Allah'ın kelamı. Ama Allah'ın kelamı olduğu sabit olan şeyler. Mesela öyle sözler var ki onların kesinlikle Allah'ın kelamı olmadığı açık. Bunu zaten böyle inanmayan kafir olur. Mesela işte şey var. İncil'de şu nokta var. Lut aleyhisselamın haşa kızlarıyla ilişkiye girdiği var mesela. Ya bu Allah'ın sözü olmaz haşa. Allah böyle bir şeyde bir peygambere haşa emretmez. Ya bu ne aklın ne fıtratın ne de şeriatların kabul ettiği bir şey değildir. O yüzden kafirler bunu kendi sözlerini İncil'e koymuşlardır. Ve bunu da İslam diye insanlar ne yapıyor? Şey gerçek Hristiyanlık diye insanlar ne yapıyorlar? Dayatıyorlar. Ya bu da ortaya koyuyor ki bazı sözler var. Bunlar apaçık Allah'ın sözü değil. Bunları inkar etmek imanın vacibi gereği. Ya orada ben peygamberin hadisi var ya hani bir şey duyarsanız ne tasdik edin ne yalanlayın sözü. Ya şimdi ben bu sözü ne tasdik ederim ne yalanlayayım demek ki bir lüksü yok Müslümanın. Ya bu sözü yalanlamak zorunda, yalanlamazsa kafir olur. Çünkü bu hem de az önce ifade ettiğim gibi hem akla hem şeriata hem fıtrata hem yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın emrettiği bu kadar şeriatın hepsinin aslında ters olan bir şeydir. İnsanın bunu ne yapması lazım? İnkar etmesi lazım. Ve Allah'ın üçün üçüncüsü haşa sözünü İncil'e yerleştirip insanlara Hristiyanlık dinini bu diye dayatan örnekte olduğu gibi. Burada da ne düşer insana? Kesinlikle ve kesinlikle bunları inkar düşer. Burada ben ne tasdik ederim ne yalanlarım demek ki bir lüksü yoktur Müslümanın. Sadece işte bir şey var yalanın şöyle şöyle bir kötülüğü vardır diye bir kıssa anlatılmış mesela İncil'de. İnsan ona demelidir yani ben ne yalanlarım bu Allah'ın sözü değildir diye ne de Allah'ın sözüdür derim. Allahu alem derim çekilirim diyor. İşte az önce de ifade ettiğim gibi hem Kur'an hem önceki bütün kitaplar Allah subhanahu wa ta'ala'nın sözleridir. Allah bunun en doğrusunu bilendir. İnşallah burada kalalım. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma ve bihamdika eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn emme ba'd. 79. sorudan inşallah Teala bugün devam edeceğiz. Abi okuyun inşallah siz. Soru 79. Yüce Allah'ın kitaplarına iman etmenin anlamı nedir? Evet. Cevap. Bunların hepsinin Yüce Allah tarafından indirilmiş olduğuna
Yüce Allah'ın bunları gerçek anlamıyla konuştuğuna kesin olarak iman ve tasdik etmek demektir. Evet. Bunların bir bölümü Yüce Allah'tan arada elçi, melek aracılığı olmadan perde arkasından işitilmiştir. Kimisinde melek olan elçi, insan olan elçiye tebliğ etmiştir. Bunlardan kimisinde Yüce Allah Subhanehu ve Teala bizzat kendi eliyle yazmıştır. Allah bir insanla ancak ya vahiy yoluyla konuşur, ya bir perde arkasından, yahut bir elçi, melek gönderip izniyle dilediğini vahyeder. Şura suresi 51. Yüce Allah Musa Aleyhisselam'a şöyle buyurmuştur. Ey Musa! Seni risaletimle ve seninle konuşmamla seçip insanları üstün kıldım. Araf 144. Evet. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Nisa 164. Yüce Allah Subhanehu ve Teala Tevrat hakkında da şöyle buyurmuştur. Bir de ona levhalarda her şeye ait bir öğüt ve her şeye dair açıklamayı yazdık. Araf 145. İsa Aleyhisselam hakkında da şöyle buyurmuştur. Biz ona İncil de verdik. Maide 46. Yine Yüce Allah Subhanehu ve Teala Davud'a da Zebur'u verdik. Nisa 163 buyurmuştur. Evet. Kitaplardan daha önce tenzil, peyderpey indirme nahsıyla de söz edilmişti. Evet, şimdi burası üzerinde durup açmaya gayret edeceğimiz, şerh etmeye çalışacağımız yer olacak. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala hiçbir kitabı peyderpey indirmemiş. Her birinde Allah külli olarak iki tane kapağın arasında yazılı bir metin olarak, kitap olarak indirmemiş. Bunu peyderpey, parça parça insanlar hata edip ardından Allah'ın düzeltmesiyle karşı karşıya kalaraktan bir terbiye metodu izlenmiş. Bu Rabbani alimin de terbiye metodu olması lazım. Rabbani bir davetçinin, Rabbani bir Müslümanın her şeyden daha öte. Rabbani her Müslümanın terbiyeyi de aşama aşama ve kademe kademe yapması gerekir. Allah subhanahu ve teala içkiyi dört aşamada haram kılmıştır. Önce demiştir, sizin için onda zararlar da vardır, faydalar da vardır. Sonra demiştir, onun işte çoğu zarardır. Ondan sonra demiştir ki namaza yaklaşmayın içkiliyken, ardından da külli olarak yasaklamıştır. O zaman şu mu çıkar burada? Her kötülüğü bırakırken şey gerekir, siz söyleyin adını. Her kötülüğü bırakırken aşama mı gerekir? Hayır. Kötülüklerin cinsi vardır. Baktığınız zaman içki haram kılınıyor. Ama haram kılınır kılmaz neticesinde ne yapılıyor hemen? Medine sokaklarında içki fıçıları kesiliyor ve Medine sokakları içki akıyor. Emir indikten sonra, toplum hazırlandıktan sonra, belirli bir aşamadan sonra bundan amel ediyorlar. Ama Mekke'ye gelin dönün bakın. Mekke'de bütün müşriklerin ne adetleri var? Putlara tapmak gibi bir adetleri var. İslam hemen onu ilk yasaklıyor. Orada ya işte biraz sonra yaparlar, biraz daha vakit geçsin, şu aşamayı da geçirsinler, yok. Demek ki pislikler iki çeşit. Bir, kendisine tahammül edilecek pislikler, iki, kendisine tahammül edilmeyecek pislikler. Yani Allah'ın mübah kılmadığı, haram kıldığı, yasakladığı, ister bu şirk olsun ister haram olsun, her birinin genel adı nedir? Pisliktir. Bunlar şirk boyutunda ise bu şirklerin kesinlikle tavizi, kesinlikle bir sonraya bırakılması yoktur. Mesela bugün birçok insan okul mevzunu ne yapıyorlar? Tebliği de sonraya atıyorlar. Diyorlar ki ya şimdi şeyi anlatalım, devletin kafir olduğunu, sistemin işte küfür sistemi olduğu, anayasanın batıl bir anayasa olduğunu, okula geliriz, adamın çocukla gidiyor. Hayır, okula şimdi geleceksin. Niye? İçerisinde şirk var çünkü. O şirkin tavizi yok, o şirkin sonrası ve kademesi yok. Ama içki gibi mesela ya da sigara gibi, değil mi? Bu da bir pisliktir sonradan insanların ihtiyaç ettiği. Bunlar alışkanlıklardır. Bunların kolay bırakılması, hani bunların hem bir anda bırakılması her zaman mümkün olmayabilir. O zaman ne gerekir? Kademe kademe. Şimdi öyle insanlar vardır ki cahiliyesinde esrar eroin içmiştir. İslam'dan önce. Uyuşturucu madde bağımlısıdır kendisi. Mesela böyle bir adamın bir anda sigarayı bırakması gerçekten, hani işi bilen insanlar bilirler, çok zordur. Niye? O madde bağımlısı olduğu için kendisinin uyuşturucu bir şeyler sürekli almak gibi vücudunda gereksinimi olacaktır. Ta ki tedavi süreci bitene kadar. Ama o süreç bittikten sonra artık kimseye ne gösterilmeyecektir? Kesinlikle taviz gösterilmeyecektir. Bu Rabbani bir terbiye metodudur ki aşama aşama, kademe kademe ilmi vermek. İlim de böyle. Yani
İbrahim Ettemimi'nin sözünü belki ben daha önce hatırlattım diye anımsıyorum. İbrahim Ettemimi diyor ki, kim ilmi bir anda alırsa bir anda kendisinden gider. İlim bir anda alınmaz. İlim peyderpey, yavaş yavaş, sırasıyla düzgün bir şekilde okuyarak elde edinilir. Bugün insanlar nasıl ilim talep ediyorlar? Akıllarına bir mevzu geliyor, bir mesele geliyor. Onu araştırıyorlar, araştırıyorlar. İnternet var, Google'a yazıyorlar. Oradan bir şey öğreniyorlar, buradan. Bunlar kötü değil, güzel şeyler. Yermek için söylemiyorum ama usul bu değil. Usul ne olması gerekiyordu aslında? Selefin bize naklettiği usul. Her şeyin önce bir akide, metin okunması. Sonra tefsirde bir metnin okunması. Tefsiri ama tabii bir fakihin. Tefsiri kimin yapması lazım? Fakih niye haram helal bilecek ki ona göre ayetleri tefsir edecek. Ona göre usul hadis bilecek ki rivayetleri birbiriyle kıyas edebilecek. Bu racihtir, bu racih değildir diye ayırabilecek. Sonra hadiste bir metin. Hadisi de birazcık okuyacak. Müderreç hadis nedir? İşte hasen hadis nedir? Sahih hadis nedir? Mürsel nedir? Mevkuf nedir? Her birini ne yapacak? Tek tek bilecek ki insanlara bu noktada da ilmi verebilsin. Yani her bir mevzuda yavaş 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 üzerine koya koya insan ne yapacaktır? İlim talebinde bulunacaktır. Bakın alimler fıkıh kitaplarını 3 kademede yazmışlar. 1. Mesela Hanbeli mezhebinin örneğini vereyim. Umdetül Fıkh diye İbn-i Kudam el-Maktisi bir tane şey yazmış. Fıkıh kitabı yazmış. Bu sadece bir metindir. Orada yazar. Kitab-ı Tahare, temizlik babı. Şunlar ilk bölümde sular babıdır. Şu 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 sular temizdir. Allah'ın şu ayetinden dolayı. Şu şu sular pistir. Şu hadisten dolayı der geçer. Bu kadar kısadır. Onun bir üzerinde aynı yazar İbn-i Kudam el-Maktisi Mughni'yi yazmış. Yani önce basit bir metin yazmış ki önce bir asıllar yer etsin. Ondan sonra Mughni'yi yazmış ki Arapça Mughni gına kökünden geliyor. Gani yani zengin olmak demek. Artık yeter demek yani. Hani Mughni adı bu kitap fıkıhta yeter adama demek bu. Önce bir asıl oturtturuyor. Ondan sonra diğer mezheplerle kıyas ettiriyor o aslı. O zaman mevzular yerli yerine oturuyor. Ama siz bir anda hiç fıkı bir asıl bina etmeden bir insanın eline Mughni verseniz ve onu okutsanız ister istemez yanlış istinbatlar, yanlış sonuçlar beraberinde gelecektir. Bu her mevzuda böyledir yani. Her şeyi kademe kademe yapmak, kademe kademe Allah'ın bizi terbiye ettiği gibi, sahabeyi terbiye ettiği gibi bizim hem kendimizi hem çocuklarımızı ve ailelerimizi hem de talebelerimizi bu şekilde ne yapmamız lazım? Peyderpey terbiye etmemiz lazım. Bu Rabbani metodun gereğidir. Evet. Yüce Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim hakkında da şöyle buyurmaktadır. Fakat Allah sana indirdiğiyle şahitlik eder ki o bunu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de şehadet ederler. Şahit olarak Allah yeter. Nisa 166. Evet. Biz onu insanlara ağır ağır okuyasın diye bölüm bölüm ayırdığımız bir Kur'an olarak indirdik. Biz onu kısım kısım indirdik. Evet. 106. Ağır ağır. Bu ifadeye dikkat edin. Ağır ağır okuyasın diye. Çünkü bir şeyin akıllarda yer etmesi için onun etkileyici ve ağır bir şekilde insanlara ulaştırılması gerekir. Çok hızlı konuşmak, süratli konuşmak, süratli meseleleri halletmek, işleri hızlı ve süratli yapmak Allah'ın ve Resulünün bizi öğrettiği usul ve tavırdan değildir. Niye? İnsan beyni belli bir hızda ancak çalışabilir. Yani karşıdaki insanların çoğunun beyni hızlı çalışmayacağı için bizim çünkü hani dilin hızlı hareketi veya işte algının hızlı olması hep nereyle alakalı? Beyinle alakalı şeyler. Karşı tarafın beyni çok hızlı çalışmayacağından dolayı ona ağır ağır bunun anlatılması lazım ki kalbine ne olsun bu? Nakşedebilsin. O yüzden dikkat edin. Siyerlere bakın, peygamberlerin hayatını anlatan kitaplara bakın. Peygamberler hep nasıl insanlardır? Ağır, tok konuşan insanlardır. Öyle değil mi? Bu peygamberlerin vasfıdır. Hepsinin ortak ahlakı ve karakteridir. Bu kelimeyi en kavi, en güçlü şekilde karşı tarafın kalbine atma metodudur. Allah da kendi kelimelerini sahabeye nasıl atmıştır? Bu şekilde atmıştır. Bizden de bunu ister Allah subhanahu wa ta'ala. Aynı şekilde bizim de insanlara tebliğ yaparken ağır ve tok bir şekilde anlatmamızı ister. Bakın Musab İbni Ömer radıyallahu anhu değil mi? Peygamber onu davetçi olarak nereye göndermiş? Medine'ye göndermiş.
ve Medine'de insanlara din anlatmış. Kendisine kılıç çekip gelen bir adam var. Öldürmek için. Musab korkak biri olsaydı zaten o oraya gitmezdi davete. Haşa Musab korkak biri olsaydı annesi dininden dönsün diye işkence yaparken geri durmazdı. Musab İbni Ömer çok cesur biri olmasına rağmen adam o şekilde nerede o İslam'ı anlatan öldüreceğim diye onu ararken kendisine diyor ki bir dakika otur ben sana dinimi anlatayım ondan sonra istiyorsan beni öldür istiyorsan öldürme keyfim bilir ama bir sana dinimi arz edeyim. Burada ne var? Yumuşak bir üslup var. Ağır bir konuşma var. O konuşmanın ağırlığı karşısında ne oluyor? Adam da ağır hareket etmeye başlıyor. Böylelikle şeytani hareket azalıyor. Ama düşünün ki siz karşınızda insan ben her zaman söylüyorum. Saygıyı da kendisi kazanır. Saygısızlığı da kendisi kazanır. Nasıl kazanırsınız? Çocuk bile olsa siz çocukla birazcık fazla böyle şakalaşsanız çocuk 3-5 yaşında bir çocukla çok fazla şakalaşsanız ve saygı sınırı muhafaza etmeseniz o çocuk muhakkak size bir saygısızlık yapacaktır. Büyükte de aynısıdır bu. İnsan değişmez. 3 yaşında da aynıdır, 30 yaşında da aynıdır. 30 yaşındaki bir insana karşı da eğer edebiniz bu şekilde olursa o da size karşı saygılı davranacaktır. Ama düşünün bir tane yaşlı var 50 yaşında, 60 yaşında. Herkesten böyle şakalaşıyor, gülüyor, oynuyor. Herkes ondan alay eder değil mi? Ama 50-60 yaşında oturaklı, ağırbaşlı, böyle tok konuşan bir insana karşı herkes nedir? Daha edepli, daha saygılıdır. Diğer adamla kıyas edildiği zaman. Bu neyden kaynaklanır? Kişinin kendi ektiğinden kaynaklanır. Ne ekerse onu biçecektir. Allah da bütün peygamberlere subhanahu ve teala, kendi uslubu budur Allah subhanahu ve teala'nın. Ağır ağır kalplere nakşetmeye çalışmıştır. Peygamberlerine, elçilerine de ağır ağır insanların kalplerine nakşetmelerini Allah subhanahu ve teala isteyip talep etmiştir. O yüzden biz Müslümanların da bugün tebliğ yaparken, müşriklere İslam'ı anlatırken, tevhidi arz ederken çok ağır başlı, çok oturaklı, çok tok, ağır ağır onlara tevhidi izah etmemiz gerekir. Evet. Muhakkak bu Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabbinin indirdiğidir. Onu Ruhul Emin indirdi. Uyarıcılardan olasın diye kalbin üzere apaçık bir Arapça lisan ile. Şuara 192-195. Evet. Yüce Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki kendilerine geldiğinde o zikri, Kur'an'ı inkar edenler bize gizli kalmazlar. Halbuki o hiç şüphesiz eşsiz bir kitaptır. Önünden de arkasından da batıl ona erişemez. Çünkü o hikmeti sonsuz, her hamde layık olan tarafından indirilmektedir. Fussilet 41-42. Bunun dışında daha pek çok ayet-i kerime kitaplara imanın anlamını açıklamaktadır. Evet. Soru 80. Önce indirilmiş kitaplara göre Kur'an-ı Kerim'in konumu nedir? Evet. Yüce Allah Subhanahu ve Teala bu hususta şöyle buyurmaktadır. Biz sana da kitabı hak ile kendinden önce indirilen kitapları doğrulayıcı ve onlara karşı bir şahit olmak üzere indirdik. Maide 48. Şimdi burada duralım. Maide 48. ayette Allah diyor ki biz bu kitabı niye indirdik? Kendinden öncekileri tasdik edecek. Kur'an kendinden öncekileri nerede tasdik etmiş? Örnek verin. Mesela Allah subhanahu ve teala diyor ki biz bundan önce Tevrat'ta ve İncil'de de yazdık ki değil mi? Şehitlerin faziletini anlatırken Allah onları ne yapacak? Cenneti verecek karşılığında. Canlarını Allah'a satmalarının karşılığında. Bu nerede de yazılmış? Tevrat ve İncil'de de yazılmış. Allah mesela başka ayette diyor ki subhanahu ve teala biz diyor daha önce Tevrat'ta, Zebur'da da yazmıştık bunu diyor. Zikretmiştik. Muhakkak ki salih kullarımızı nereye mirasçı kılacağız? Arzımıza mirasçı kılacağız. Allah orada yazdıklarını burada da ne yapmış? Yerine göre tasdik etmiş. Ve diğerlerine şahit olarak da dedi. Orada şu ayetin tefsiri gerekir. Allah subhanahu teala diyor ki وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدَى عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Biz sizi vasat bir ümmet kıldık ki ta ki insanlara şahit olasınız, Resul size şahit olsun diye. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki kıyamet günü Nuh'un kavmi diyecekler ki Ya Rabbi bize Nuh tebliğ yapmadı. Orada işte diyor bu ümmet şahitlik edecek ki biz Kur'an'dan biliyoruz. Kur'an buna şehadet ediyor ki
Nuh Aleyhisselam size 950 sene tebliğ yaptı ama siz icabet etmediniz diye şahitlikte bulunacaktır. Ayetin ikinci kısmı da Allahu Alem buna işaret etmektedir. Bu Kur'an'ın Allah'tan inmeyip başkası tarafından uydurulması olacak bir şey değildir. Fakat o kendisinden öncekileri doğrulamakta ve o kitapları açıklamaktadır. Onda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Yunus 37. Evet, kendinden öncekileri doğrulamakta derken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayette diyor ki, Allah diyor ki peygambere, de ki ben yeni bir şey getirmedim. Resullerin getirdiğinden yeni bir şey getirmedim. Ve orada bidat kelimesi geçiyor. Ben ayetin Arapçasını unuttum şu anda. Minel bida'i. Yani ben bidat, yeni bir şey ortaya ihdas etmedim. Çünkü bütün peygamberler neyle gelmişlerdi? Tevhidle gelmişlerdi. Bütün peygamberlerin dinin ortak aslı da neydi? Tevhiddi. O yüzden burada ayetlerde bu Kur'an kendinden öncekileri tasdik edip doğrulayıcıdır diyor. Yani hiçbir kitap yok ki Allah'tan inmiş olmasın. O Allah'tan inen kitaplar ne yapmışlardır? Aynı gerçeği ispat etmişlerdir. Yoksa gelen hiçbir kitap önceki kitabı yalanlamaz. Önceki kitabı iptal etmez. Önceki kitabı nesk etmez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Buhari Müslim hadisinde diyor ki biz peygamberler babaları bir, anneleri farklı, kardeşler gibiyizdir diyor. Babaları bir, yani şeriatın aslı bir. Orada da şirk şirk, burada da şirk şirk. Fark etmiyor yani, Allah'tan başkasına secde etmek Adem'in şeriatında şirkken Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam şeriatında İslam olmaz. Veya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatında bu küfür iken Adem aleyhisselamın şeriatında ne olmaz? Kesinlikle İslam olmaz. Bu noktada babaları bir. Şeriatın aslı aynı. Ama nerede değişiyorlar? Furu'da. O da annelerinin farklılığı gibi. Birinde haram olan diğerinde helal. Diğerinde helal olan diğerinde haram. Allah'ın imtihanı gereği bu böyle. Ganimetler meselesi gibi. Değil mi? Veya namazın kılınma şekliyle alakalı, ibadetin yapılma şekliyle alakalı. Bizden önceki bütün ümmetler nerede ibadet ediyorlardı? İbadethanelerde. Ama Allah subhanahu wa ta'ala bize ne yaptı? Bütün yeryüzünü mescit kıldı, temizlik kıldı ve biz yeryüzünde tuvaletler, mezarlıklar hariç ne yapabiliyoruz? Temiz olan yerlerde, necasetin olmadığı yerlerde namazımızı, ibadetimizi eda edebiliyoruz. Bu noktadan bir farklılığı var bizim şeriatımızın diğer şeriatlarla. Soru, namaz bu şeriattan bir parça. Oruç, zekat, hac bu şeriattan birer parça bunlar. Peki bunlar asluddinden midir? Şimdi bir şey asluddin dersek bütün peygamberler aynı aslı getirdi dedik ya. Bütün peygamberler aynı aslı getirdi. Desek ki bunlar hepsi asluddindendir. O zaman yanlış bir tanımda bulunmuş oluruz. Neden? Namaz ne zaman farz kılındı? Mekke'de Risalet geldikten 7 veya 8 sene sonra hicri olarak, farklı rivayetler var. Risaletten 10. sene kadar da farz kılınmadı diyenler var. Ama netice itibariyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelir gelmez ilk yaptığı iş namazı emretmek olmamış. Ne olmuş? Kulü la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin, kurtuluş edin. Bu da neyi ortaya koyuyor ve gösteriyor? Demek ki bütün Resullerin ortak dininin aslından değilmiş namaz. Eğer asıl olsaydı ilk gelir gelmez söylemesi gerekirdi, değil mi? Az önce izah ettim. Asıl orada taviz yok. Orada tedrici aşama aşama anlatmak yok. Orada tamamını anlatacaksınız. Olmazsa olmaz. İslam'a giriş kapısı bu. Asluddin dediğimiz şey İslam'ın açılış kapısı. Nedir peki bu Asluddin? O da şudur. 3 tane ayette gizlidir. Mümtehine suresi 4. ayette olduğu gibi inna buran minkum mimma ta'budun min dunillah. Biz sizden, yani müşriklerden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan, yani şirkinizden beriyiz. İşte bu bütün peygamberlerin dinin ortak aslıdır. İnsan bununla İslam'ın kapısını aralar ve içeri girer. Ama bir eve girmekle o ev sizin olmaz. Sadece kapısını açmış olursunuz. Sonra size denir ki bak namaz var. Namazı kabul ederseniz imanınız devam eder. Yok namazı inkar ederseniz, aslı din olsa da yanınızda, şirke şirk de deseniz, müşriye müşrik de deseniz burada imanı bozmuş olursunuz. Namazı geçtiniz, oruç var dendi size. Orucu kabul ettiyseniz imanınız devam eder. Etmediyseniz orada da furu ne olur bu sefer? Asıl olur. Oruç normalde furudur
asla dönüşmüştür hüccet ulaştıktan sonra. Onu da terk ederseniz, inkar ederseniz gene as-Suddini bozmuş bir kafir vel iyyazu billah olmuş olursunuz. İbn-i Teymiye Rahimullah Mecmuatül Fetava'da diyor ki, din kalpte ilimle beraber kaim olan şeydir diyor. Din kalpte ilimle beraber kaim olan şeydir. Diyor ki imanın yeri kalptir. O yüzden Allah subhanahu ve teala diyor Mekke döneminde cennet ve cehennem, ahiret ve beraberinde akli hüccetler ve delillerle kendi varlığını birliğini anlatmış, şirkten sakındırmıştır. Genel olarak Mekki ayetlerde hep bunlar anlatılmıştır diyor. Niye? Çünkü imanın yeri neresidir? Kalptir. O da inançla alakalı bir şeydir. İtikatla alakalı bir şeydir. O yüzden Allah subhanahu ve teala Mekke döneminde sadece itikadı ve kalbi düzeltmek noktasında vahiy indirmiştir diyor. Çünkü iman buradadır. Ve bu nedir? Asıldır. Sonra diyor bu aslın, her aslın diyor bir furusu vardır. Ardından gelen bir furusu vardır o aslın. O furu da diyor zahirdedir diyor. O da İslam'dır. Diyor mesela diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman Allah subhanahu ve teala'nın ona namaz ve cumayı emretmesi gibi diyor. Allah subhanahu ve teala ona Medine'ye hicret ettiği zaman namaz ve cemaat ve cumayı emretmesi gibi diyor. Ne oldu? Güç ve kuvvet olunca artık İslam'ı izhar etmek, imanı izhar etmek ona mükellef olduğu mevzulardan bir tanesi oldu. Ama bunlar ne? Cuma ve cemaat veya namaz, oruç, zekat, hac. Bunlar ne? Furu. Kendisine hüccet ulaşan için asla ne oluyor? Bağlanıyor artık. Furuluktan asla geçiyor. Yani derece atlıyor. İşte as-Suddin budur. Eğer bu ayrımı ve taksimatı yapmaz isek insanların ne zaman İslam'a gireceğinin bir başlangıç noktasını koyamayız. Aranızda feraiz ilmini bilen var mı? Miras ilmini? Yok. Ama hepiniz Müslümansınız. Bundan kafir değilsiniz bu cehaletle. Niye? Öteki adam şirkte cahil, kafir de. Niye siz feraizde demiyor muyuz Kur'an'ın tamamını tasdik etmek? Kur'an'da Allah mirastan bahsetmiş. E siz cahilsiniz. Cahil olduğunuz bir şeyi nasıl tasdik edeceksiniz? Burada mazursunuz. Niye? Ta ki size hüccet ulaşır. O meseleye dair delil ulaşır. Kimin mirastan ne kadar alacağına dair delil ulaşır ve siz tasdik ederseniz imanınız devam eder. Ama siz tasdik etmez ve liyazu billah inkar ederseniz imanınız bozulur. E biri dese ki o zaman şirk işleyen cahile de bu geçerli olsun. Yok. O zaman ateist dahi mazur olur. Niye? Ateist de küfrünü cehaletiyle yapacak. Öyle. Ona da o zaman hüccetin ulaşması lazım. Yahudi Hristiyanlar, onlar da cehaletten şirk işlerler. Onlar da o zaman hüccetin ulaşması lazım. Yani o zaman İslam'ın bir giriş kapısı olmaz. Ne zaman adama İslam'ına hükmedeceğiz? Ya diyeceğiz ki tamamıyla dinin tamamını bilirse İslam olur ki bu ehli sünnetin, ehli hadisin, Resulullah'ın, sahabesinin, tabi'in, etbaat tabi'inin söylediği bir söz değildir. Mutezile demiştir kişi delilleriyle dinini bilmeden Müslüman olamaz diye. Ama Ehl-i Sünnet vel Cemaat demiştirler ki bir insan imanın asıllarını tasdik ettiği anda Müslüman olur demişler. İşte o asılda neresidir? Şirkten ve müşrikten beraattir. İmanın asılları budur. İnsan şirki şirk bilir çeşitleriyle ve ondan beri olur. Ve onu işleyen müşriklerden beri olur. İşte o zaman aslı yerine getirmiştir. Ondan sonrası artık din talim etmek zorundadır ölene kadar. Namaz hukuku, oruç hukuku, zekat hukuku, miras hukuku, ondan sonra boşanma, zekat vesaire hepsi yani. Hepsi ardından gelen şeylerdir. Burası çok önemlidir. O yüzden diyor ayette biz bu Kur'an'ı indirdik. Bu nedir diyor? Kendinden öncekileri doğrulayıcı. Nerede doğruluyormuş? Aslı dinde. Yani dinin aslında hepsi birbirini ne yapıyor? Tasdik ediyor. Evet. O Kur'an uydurulan bir söz değildir. Fakat kendisinden önce olanları doğrulayıcı, insanlara gerekli her şeyin açıklayıcısı, iman edecek bir topluluk içinde hidayet ve rahmettir. Yusuf 111. Hangi toplum için hidayet ve rahmet? İman etmek isteyen bir kavim için. Okuyan, işiten, kendisine nasihat edilen değil. Adam iman etmek istiyorsa Allah bu Kur'an'la insana hidayet eder. O yüzden tebliği de adam seçin. Herkese anlatmayın yani. Günaha düşkün olan, Allah'a yönelmek gibi derdi olmayan bir insanlara anlatmayın. E diyeceksiniz ki hoca şimdi bütün peygamberler ne yapmışlar?
Tevhidi anlatmışlar kavimlerine her fırsatta. E senin bu söylediğin sözle bu çelişmiyor mu? Yok, çelişmiyor. Peygamberler adamlara şeriatı öğretmemişler. Peygamberler onlara neyi tebliğ etmişler? Yaptıkları fiillerin şirk olduğunu anlatmışlar. Bunu anlatacak zaten insanoğlu. Ama bizim kastettiğimiz şey tebliğden kast nedir? Bu kitap kime hidayet kaynağıydı dedik? İman etmek isteyenlere. Yani insan önce bir Allah'a yol arayacak, yaptığının şirk olduğunu kabul edecek, ondan beri olacak ki ondan sonra şeriatı siz adama talim ettireceksiniz. Namazdır, oruçtur, zekattır, hacıdır, mirastır, diğer taksimatlardır. Ama siz imandan önce bunu tebliğe başlarsanız ne yapacak o kafir? Namaz kılacak, kendi namazıyla kendini kandıracak. Ya bana kafir dese de ben namaz kılıyorum, Müslümanım diyecek. Kendini cennetin ortasında zannedecek. Böyle bir şerri olacak. O yüzden Kur'an sadece kime hidayet eder? İman etmeyi isteyen insanlara hidayet eder. O yüzden siz de tebliğ ederken iman etmeyi isteyen insanlara anlatmak zorundasınız. Evet. Tefsir alimleri Müheymin, Maide 48'de bir şahit. Lafzı hakkında şunları söylemişlerdir. Kendisinden önceki kitaplara karşı bir şahit, güvenilir bir ölçü ve onları doğrulayıcı anlamındadır. Yani Kur'an-ı Kerim bu kitaplardaki doğru hususları tasdik ederken, bu kitaplarda ortaya çıkmış olan tahrifleri, değiştirmeleri ve değişiklikleri kabul etmez. Tahrifleri, değiştirmeleri ve değişiklikleri kabul etmez. Nerede kabul etmiyor Kur'an bunu? Maide 44. Orada Yahudiler ne diyorlar? Diyorlar ki bizim şeriatımızda rejim yok. Ne var diyorlar şeriatımızda? Zina yapan evli ise diyorlar, biz onu sopalarız, yüzünü boyar, eşeğe bindirir, gezdiririz. Allah subhanahu wa ta'ala Maide 44'te وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْكَافِرُونَ diyor. Kim Allah'ın indirdiği ve hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileri de biliyorsunuz. Ayetin öncesi var ve nuzul sebebi var. Uzun uzadıya ayet bahsediyor Allah'ın hükmünden. Orada apaçık belli ki Kur'an neyi tasdik ediyor? Rejimin, zina eden evlinin taşlanmasının Tevrat'ta var olan bir hüküm olduğunu ve bunun Yahudilerin bir tahrifi olduğunu ne yapıyor Allah subhanahu wa ta'ala ortaya koyuyor. Yani demek ki Kur'an az önce ne yapmıştı? Onda var olan bazı şeyleri tasdik etmişti. Bazen de önceki kitaplarda yapılan tahrifleri ne yapar Kur'an? Beyan eder. Evet. Bu kitaplar hakkında yerine göre hükümlerini nes yahut da yerine göre hükümlerini takrir edip kabul ettiğini hükmeder. Evet. Bundan dolayı ökçeleri üzerinde dönüp gitmeyen kimselerden önceki kitaplara sımsıkı sarılan herkes bu kitaba boyun eğmiştir. Hı hı. Nitekim Yüce Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Ondan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimseler ona inanıyorlar. Onlara okunduğunda da dediler ki biz ona iman ettik. Çünkü o Rabbimiz tarafından indirilmiş haktır. Muhakkak biz ondan önce de Müslümanlardan idik. Bunlar ehli kitap olan insanlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan önce kurtulan, Müslim'deki hadiste isimleri zikredilen birkaç kişiden bir tanesi. Varaka bin Nevfel, Zeyd ibn Amr ibn Nufeyl ve benzeri birkaç tane daha ilim, kitap ehlinin ilminin yanında bulunduran bazı insanlar kurtulmuştular. Onlar dediler, Bu kitap da önceki kitaplar gibidir. Allah'tan gelmiştir deyip tasdik ettiler. Evet. Ve daha başka ayet-i kerimeler. Soru 81. Bütün ümmetin Kur'an'a karşı uyması gereken hususlar nelerdir? Cevap. Gizli ve açık Kur'an'a tabi olmak, ona sımsıkı sarılmak ve onun hakkının gereklerini yerine getirmektir. Yüce Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. İşte bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Öyleyse ona uyun ve ona aykırılıktan sakının ki merhamet olunasınız. Enam 155. Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka velilere uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Araf 3. Bir de kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı dosdoğru kılanlara gelince şüphesiz biz ıslah etmeye çalışanları mükafatsız bırakmayız. Evet. Araf 170. Bu ayette dikkat ediyorsanız Allah neye vurgu yapıyor Subhanahu ve Teala? Dinde ciddi olmak. Beni İsrail'in Bakara suresinin başından sonuna kadar neyinden bahsedilir? Hatalarından, ayıplarından ve yanlışlarından. Allah Subhanahu ve Teala onlara kurtuluş reçetesini bir ayette sunuyor. O da diyor ki: "Kudû bi kuvve ve zkurû mâ fîhi."
Bunu kuvvetle alın, yani ciddiyetle bu kitaba yapışın ve o kitabın içerisinde var olanı hatırlayın. Din hatırlatmalıdır zaten. Allah diyor fezekkir innemen ente muzekkir leste aleyhim bi musaytir. Sen hatırlat, sen hatırlatıcısın, onlar üzerine zorba değilsin diyor. Din hatırlatmaktır, nasihat etmektir. İsteyen alır, isteyen almaz. Ama Müslümanın görevi insanlara bunu ne yapmaktır? Hatırlatmaktır. İnsan hem ciddiyetle kitaba yapışır ve hem de o kitabın içinde var olanları hatırlatırsa Allah onu kurtarır. Bu ayetin hemen ardından Allah subhanahu wa ta'ala Suriye isminin verildiği inek kıssasını anlatıyor. Ve diyor ki Musa onlara dedi ki وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَهُ بَقَرًا. Ey kavmim, Allah size bir inek kesmenizi emretti diyor. Onlar da diyorlar ki قَالُوا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوَى. Dediler ki sen bizimle alay mı ediyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Daha bir önceki ayette Allah neyi anlatmıştı? Dinde sebatın, dini yaşamanın, kurtuluşun anahtarı nedir? Ciddiyettir, kuvvetle almaktır. Allah bir emir yapıyor. Beni İsrail ne diyorlar? Sen bizimle alay mı ediyorsun, dalga mı geçiyorsun? Çünkü onlarda ciddiyet yok. Çünkü onlarda alay alabildiğine sınırını aşmış gitmiş bir boyutta. Dinde ciddiyet insanı kurtuluşa erdirecek şeydir. Allah subhanahu wa ta'ala da aynısını bizim bu ümmete nasihat edip tavsiye ediyor. Bu ümmetten de birçok insanlar görmüşsünüzdür. Zamanında tevhide girmişler. Şu an tevhidle alakaları yok. Mürtet olmuş gitmişler. Sebebi nedir? Dindeki ciddiyetsizlikleridir. Yani dinin kapısını açıp dinin içerisine girmeyi yeterli saymalarıdır. Unutmalarıdır, hatırlamamalarıdır. Neyi hatırlamamalarıdır? Her an ayaklarının kayabileceğini hatırlamamalarıdır. Her an Allah muhafaza dinde sebatın yok olup şirke ve küfre düşeceklerini akıllarına getirmemeleridir. Bu akla getirmemek neden kaynaklanır? Ciddiyetsizlikten kaynaklanır. O yüzden Müslümanın en ufak işinde yazı yazarken ki, işte defterini düzgün tutarken ki, işini yaparken, işte bardağı kaldırıp yerine koyarken, ne olursa olsun yani. Her işinde, en ufak dünyevi işine kadar olan ciddiyeti, Allah'ın dinine olan imanını ve ciddiyetini ortaya koyar. Dinde ciddiyet ve dünyevi işlerde ciddiyet eşittir. Allah'a olan iman demektir bu ayetlerin ışığında. Evet. Bu buyruklar bütün ilahi kitaplar hakkında umumidir. Bu husustaki ayet-i kerimeler çoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Yüce Allah subhanahu teala'nın kitabı hakkında tavsiyede bulunarak Allah'ın kitabını alın ve ona sımsıkı sarılın buyurmuştur. Ali radıyallahu anh'ın merfu olarak zikrettiği hadis-i şerifte de şöyle buyurulmaktadır. Gerçek şu ki pek yakında bir takım fitneler baş gösterecektir. Ben bu fitnelerden kurtulmanın yolu nedir ya ey Allah'ın Resulü diye sordum. O Allah'ın kitabıdır buyurdu. Soru 82. Kitaba sımsıkı sarılmanın ve onun haklarını yerine getirmenin anlamı nedir? Cevap. Kitabı ezberlemek, tilavet etmek, gece gündüz namazlarda okumak, ayetleri üzerine düşünmek, helalini helal, haramını haram kabul etmek, emirlerine bağlanmak, yasakladıklarından uzak durmak, verdiği örneklerden ibret almak, kıssalarından öğüt almak, muhkem buyruklarıyla amel etmek, müteşabih buyruklarıyla teslimiyet göstermek, hududunu aşmamak, aşırıya kaçanların tahriflerine ve iptal edenlerin anlamlarını saptırmalarına karşı gerekli müdafaaları yapmak, bütün anlamlarıyla bu kitaba karşı içtenlik ve samimiyet konumunda olmak, buyruklarının gereğini samimiyetle yerine getirmek ve basiret üzere buna davet etmektir. Evet, burada Kur'an'a sımsıkı yapışmanın manasını anlattı. Birinci zikrettiği şey ezberdi. Bakın Allah subhanahu wa ta'ala hepimize, şu an hepimiz belli bir yaşa kadar erişmiş yetişkin insanlarız Allah hamdolsun. En ufağımız 19-20 yaşında olsun. 20 sene ömrü Allah subhanahu wa ta'ala'nın bahşettiği bir kulun Allah'ın huzuruna, Allah'ın kitabından sadece İhlas, Felak, Nas ve Fatiha ezberiyle çıkması kadar ayıp, utanılacak başka hiçbir mevzu yoktur. Ya Müslüman artık başını iki elin arasına koymak zorunda. Allah'ın kitabını ezberlemek zorunda. 15 sene, 20 senedir hesapta tevhid ehli olduğunu söyleyen, Müslüman olduğunu iddia eden insanlar tanıyorum. Hala da namazlarını Kafirun ve İhlas sureleriyle kılıyorlar. Niye?
Allah'ın kitabını ezberlememişler. İnsan azmetseydi, haftada bir tane ayet ezberleseydi 15 senede Kur'an'ın yarısını bitirirdi en azından. Ve kıyamet günü unutmasın ki insanoğlu Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala cennette kuluna oku ve yüksel dediği zaman insan ne yapacak? Ancak bildiği kadarıyla okuyup ve yükselebilecek cennette. Sen bitti, senin ezber İhlas Felak Nas kaldı. Öbür adam götürmüş Kur'an'ın tamamını ezberlemiş. O yükseldikçe yükselecek, yükseldikçe yükselecek. Amelde geçeceksin. Ve cennette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar, ya Resulallah cennet ehli birbirini ziyaret eder mi diyorlar sahabe. Diyor ki evet eder. Ama alt derecedekiler üst derecedekilerin yanına çıkamazlar. Sadece selam ederler onlara. Öyle bir, hep diyorum ya, ahiret pişmanlıktır yani. Kafir için pişmanlıktır, ah keşke iman etsem diyecek. Müslüman için pişmanlıktır, ah keşke daha fazla amel etseydim diyecek. O yüzden kesinlikle biz pişman olacağız kıyamet günü. Hepimiz için konuşuyorum. Allah hepimizi kurtulanlardan eylesin. Kurtulduğumuz vakit, kurtulmamız dahi bize pişmanlıktan vazgeçmemiz için yeterli olmayacak. Gene pişman olacağız. Diyeceğiz ah keşke daha fazla Allah'ı zikretseydik, keşke daha fazla Allah'ın kitabını ezberleseydik, keşke daha fazla Allah'ın kitabını okusaydık. Bu Kur'an'a sımsıkı yapışmanın gereğiydi kardeşler. O yüzden Müslüman azmetmek zorunda. Allah'ın kitabını ezberlemek noktasında azmetmek zorunda ve gücü yettiği kadarıyla disiplinli, bak dedim ya, dini ciddi yaşamak, ciddi olmak dinde, iman eşittir iman demektir. Bir insan kendisine hedef koyduğu takdirde haftada 3 satır Kur'an'dan ezber yapacağım. Çok değil, 3 satır haftada 7 gün var. 24 saatten çarpın kaç saat var. Bu kadar saatte sadece 3 satır ezberleyecek. Her hafta 3 satır Allah'ın kitabını kendisine, hani ortalama bir insana verilen bir ömür verilse biiznillahü teala o kadar ömürde Allah'ın kitabını ezberleyebilir. O yüzden Allah'ın karşısında yarın utanmamak için, bugün Allah rızası için amelde yarışmamız lazım. O yüzden Allah'ın kitabını ezberlemek birinci olmazsa olmaz. İkincisi, Kur'an'ın kıssaları dedi, onlardan fayda almak dedi. Kıssalar, seleften nakledildiği gibi selef-i salihin diyorlar ki kıssalar Allah'ın ordularıdır, onlara kimse karşı koyamaz diyorlar. Kıssalar Allah'ın ordularıdır, onlara karşı kimse karşı koyamaz. Çünkü kıssayla bir şey anlatmak en etkileyici anlatım şekillerinden bir tanesidir. Karşı tarafı hakka kabul ettirmenin metotlarından bir tanesidir. O yüzden Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar hep kıssalar anlatmıştır insanlara. Ta ki insanların fıtratında ne var? Bunlara karşı bir sevgi ve muhabbet var. O yüzden Kur'an'ı kıssalarını okumak, sürekli hatırlamak ve her hatırladığınızda o kıssalardan ibret çıkarmaktır. Yusuf suresini okursunuz, kıssayı bilirsiniz. Yusuf zinaya çağrılmış, zina etmemiş. Allah ona selam et, Rabbim bizim selamımızı ona ulaştırsın. Yusuf aleyhisselam işte orada krallığa kadar yükselmiş, işte devletin kademesinde yönetici olarak çalışmış. Oradan işte Yusuf aleyhisselam babasını falan kardeşlerinin yanına getirmiş derken kıssa bitti. Hani olay bu boyuttan bilinir. Ama sürekli kıssayı okuyup hatırlamak ve ibretler almak Müslüman, akıl sahibi Müslüman işidir. Hapse düştüğünüzde Yusuf suresini okuyun, o zaman çok daha farklı şeyler anlarsınız. Çünkü o kıssanın ibretlik kısmı kıyamete kadar kullarının dinleri için hapsedileceğini bilen ve bunu bilerek de kullarına, kalplerine sükunet olması için bu sureyi indiren Allah'a hamdü senalar olsun. İnsan hapiste yalnız kaldığı zaman, dini için kafirler tarafından bir odaya hücre tıkandığı zaman Yusuf suresini okuduğunda Yusuf suresi onun 3 aylık 5 aylık moral motivasyon olarak kendisine yeterli olmasına fayda sağlayacak. İnsan o zaman anlayacak o kıssanın ne kadar büyük ibret olduğunu ve Allah'ın ordularının gerçekten bu kıssalar olduğunu idrak edecektir. Ve Kur'an'a karşı diğer bir edebimiz de aşırıların tahrifleri, cahillerin cehaletinin giderilmesi, Kur'an'ı farklı bir şekilde tahrif etmeye kalkan insanların tahriflerinin Kur'an'dan def edilmesidir. Tahrif iki çeşitli olur. Bir lafız tahrifiyle olabilir, iki mana tahrifiyle olabilir. Şiiler bunu çok yaptılar. Dediler ki Allah işte Beni İsrail'den inek kesmesini istiyor. Haşa, inekten kastı Ayşe'dir dediler, haşa. İşte maracel behreyni yeltekiyen, işte iki tane deniz birbirine karışmaz. La yeltekiyen, birbirine karışmazlar diyor. Orada da diyorlar ki biri Hasan'dır, biri Hüseyin'dir. Yani lafızları belki tahrif etmemişler ama ne yapmışlar?
lafızların içerisinde saklı olan manaları tahrif etmeye kalkmışlar. Kur'an'a karşı edebimizden bir tanesi de bu cahillerin Kur'an'ın manaları noktasında yaptıkları tahrifleri yok etmek olmalıdır. O da ilimle olur, ilim talebiyle. Evet. Soru 83. Kur'an'ın mahluk, yaratılmış olduğunu söyleyen kimselerin hükmü nedir? Evet. Cevap. Kur'an harfleri ve manaları itibariyle Yüce Allah Subhanehu ve Teala'nın hakiki kelamıdır. Onun kelamı anlamalar dışarıda tutularak sadece harfler olmadığı gibi harfler dışarıda tutularak sadece anlamlar değildir. Yüce Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'i sözlü olarak konuşmuş, onu peygamberine vahiy yoluyla indirmiş, müminler ona gerçek olarak iman etmişlerdir. Evet. Kur'an-ı Kerim her ne kadar ellerle yazılıp dillerle okunsa, kalplerde ezberlenip kulaklarla dinlense, gözler onu görse de bu harfler onu Rahman olan Allah'ın kelamı olmanın dışına çıkartmazlar. Ya muhakkak ki Kur'an'ın şu anda yazıldığı sahifelerdeki mürekkepler ve yapraklar mahluktur tabii ki. Kimse onlara bunlar mahluk değildir dememiş. Geçmiş alimlerden, sahabe tabi'in, etbaat tabi'inin yoluna tabi olan güzel insanların hiçbiri bunu söylememişler. Onların söyledikleri şey Allah'ın kelamının zatının mahluk olmadığıdır. Ama Mutezile Allah'ın kelamının zatı için haşa mahluk demişler. Hatta yesma'u kelamallah ayette öyle diyor değil mi? Müşriklere izin ver ta ki Allah'ın kelamını işitsinler. Bak yesma'u kelamallah, Allah'ın kelamını. Şimdi bu kapı, ben diyorum ki evin kapısı. Evin kapısı dediğin zaman bu kapı nereye ait? Eve ait. Evden bir parça. Öyle mi? Allah'ın kelamı. Kelam Allah'tan. Allah'tan olan haşan mahluk olmaz. Çünkü Allah mahluk değil. O Halık'tır, Yaratan'dır. Öyleyse Allah'ın kelamı olan Kur'an o da mahluk değildir. Bu kadar mesele açıktır. Ama bidat ehli o kadar mevzu yani kapalılaştırmış, o kadar şüpheler üretmişler ki insanların ayaklarını kaydırıp dinden imandan etmişler. Evet. Eller, mürekkep, kalemler, kağıtlar yaratılmıştır. Fakat bunların yazdıkları Kur'an mahluk değildir. Alimler hep böyle demişler. Ses, okuyanın sesidir. Söz, Allah'ın sözüdür demişler. Kur'an okuyorsunuz. Allah'ın ayetlerini okuyorsunuz, sözlerini okuyorsunuz. Evet, ağzınızdan çıkan, dilinizi oynatmanız, ağzınızdan çıkan ses, çünkü sizin ağzınız bir mahluk. Bunlar okuyanın sözü, okuyan mahluk olduğu için bunlar da mahluktur. Ama sözün kendisi zatı Allah'tandır Subhanahu ve Teala. O haşa mahluk değildir. Diller, sesler yaratılmıştır. Fakat farklılıklarına rağmen bunların okudukları Kur'an mahluk değildir. Kalpler, hafızalar mahluktur. Fakat bunların ezberledikleri Kur'an mahluk değildir. Duyan kulaklar mahluktur. Fakat bu kulakların duydukları Kur'an mahluk değildir. Yüce Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz o oldukça şerefli bir Kur'an'dır. Korunan bir kitaptadır. Vakıa 77-78. Aksine o kendilerine ilim verilmiş olanların göğüslerinde hıfzedilmiş apaçık ayetlerdir. Ayetlerimiz ancak zalim olanlar bile inkar ederler. Ankebut 49. Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. Kehf 27. Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse ona eman ver. Ta ki Allah'ın kelamını dinlesin. Tevbe 6. İbni Mesud radıyallahu anh dedi ki Mushaf'a devamlı bakınız. Çünkü gözlere faydası vardır Mushaf'a bakmanın. Niye? Ne alakası var mevzuyla Kur'an mahluktur mevzu? Yani Kur'an Allah'ın kelamı olduğu için ve mahluk olmadığı için, Allah'tan olduğu için mahluk olmayan, Allah'tan olan bir şeyin neyi vardır? Bereketi vardır. Siz suya rukye yapıp onu içtiğiniz zaman fayda görmeniz, suya işte Allah'ın sözlerinden bazılarını okuyup üflediğinizde suyun moleküllerinin değişmesi ve ondan banyo yaptığınızda vücudunuzdaki işte hastalığın gitmesi hepsi nedendir? Allah'ın kelamının bereketindendir. Çünkü Allah'tan olan her şey bereketlidir. Öyle değil mi? Subhanehu ve Teala. Aynı şekilde Kur'an'a bakmak da gözlere şifa kaynağıdır. Şifa vesilesidir. Yani burada yeri gelmişken İmam Bukhari hakkında bir kıssa anlatılır. İmam Bukhari çocukken körmüş. Gözleri görmüyormuş. Allah Subhanahu ve Teala o kadar
yalvarmış, o kadar dua etmiş, o kadar ağlamış ki, o kadar ağlamış ve dua etmiş. Bir gece ağlarken gene secdede, o yaşta, küçük yaşta Allah'a dua ediyor secdede. Gözleri kapalı. O sırada ağlar bir vaziyette uyuyakalıyor. Sonra rüyasında İbrahim Aleyhisselam'ı görüyor. İbrahim Aleyhisselam ona diyor ki, o kadar Rabbine yalvardın ki Rabbin duana icabet etti, sana bakışlarını geri döndürecek. Sabah annesi kalkıp baktığında görüyor ki İmam Bukhari görüyor. Yani o körlüğü gitmiş. Dua, Allah Azze ve Celle'ye yönelme, ki rukye ıstılahi manada İbn-i Teymiye diyor ki şer'i manada dua ile Allah'tan şifa talep etmektir diyor. Rukye dua ile Allah'tan şifa talep etmektir. O yüzden insan Allah'ın kelamıyla Allah'tan fazilet ve bereket istese, hem gözüyle ona baksa, hem onu işte suya okusa, içse ve aynı şekilde bedenine sürse, ki Ayşe diyor hiçbir yerimiz ağrımasın ki biz suyu Allah'ın kelamını okurduk ve o bölgeye suyu serperdik diyor Ayşe radıyallahu anha. İnsan bu şekilde Allah'ın kelamında berekette bulunursa inşallah Allah da kendisinin inşallah izniyle bereket verecektir okula. Bu hususta naslar sayılamayacak kadar çoktur. Kur'an yahut Kur'an'ın bir bölümü mahluktur diyen bir kimse, kişiyi İslam'dan büsbütün çıkartan türden büyük küfür ile kafir olur. Evet. Çünkü Kur'an yüce Allah subhanehu ve teala'nın kelamıdır. Ondan gelmiştir, ona dönecektir. Allah'ın kelamı ve sıfatıdır. Allah'ın sıfatlarından herhangi birisinin mahluk olduğunu söyleyen bir kimse kafir bir mürtettir. Evet. Ona İslam'a dönmesi teklif edilir. Eğer dönerse mesele yok. Aksi takdirde Müslümanların ahkamından olan onun lehine herhangi bir hüküm sözü konusu olmaksızın kafir olarak öldürülür. İbn-i Teymiye rahimeullah diyor ki, Kur'an mahluktur diyen bir kişi müçtehitse kafirdir, mukallitse fasıktır. Taklit ediyorsa müçtehidi, mukallit bu görüşü söylüyorsa o adam, ona hüccet ikame ettikten sonra ısrar ederse kafirdir diyor. Ama buna rağmen, yani meselede kapalılık olması hasebiyle, ki şimdi Kur'an mahluktur diyen insanların çoğu niye mahluk dediğini bilmiyorlar. Adam zannediyor ki şu yazıtlar, mürekkepler, sahifeler mahluktur. Çoğu insan taklitle bunu söylemişler. Mutezile ama Mutezile'nin imamları haşa Allah'ın kelamının zatı için mahluktur demişler. Haşa. O yüzden alimler avam olan, cahil olan insanları başta tekfir etmemişler. Onlara ikamet-i lütçe yapmışlar. Ardından İkamet-i lütçeden sonra ısrar ederse onlar tekfir etmişler. Böyle hafi bir mesele olmasına rağmen Ebu Zura el-Razi, Süfyan İbni Uyeyne, Ahmet bin Hanbel ve birçok seleften alim, ki bunları Lalakay-ı Şerh-i İtikad-ı Ehl-i Sünnet vel Cemaat kitabında nakletmiştir. Hepsi demişlerdi ki Kur'an mahluktur diyen kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir. Böyle kapalı bir meselede zincir tekfiri insanlara ne yapmışlardır? Tatbik etmişlerdir. Varın ümmetin üzerine kat'i icma ile icma ettiği meselelerde Allah'a şirk koşan, Allah'a küfreden insanları, tekfir etmeyen insanların hükmünü ve tekfirini varın siz düşünün. Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh şöyle söylüyor bu meselede. Diyor ki Kur'an mahluktur fitnesi ilk çıktığında mesele kapalı olduğu için alimler diyor önce tekfir etmediler mukallit olanları. İkamet-i lütçeden sonra tekfir ettiler. Ama diyor bugün biri Kur'an mahluktur dese, İster müçtehit olsun, ister mukallit olsun, hepsi istisnasız kafirdir diyor. Çünkü artık mesele zahir olmuştur. Hüccet bütün insanlara ulaşmıştır. Bu noktada kimsenin muteber bir cehaleti yoktur diyor. Bu da ortaya koyuyor ki bazı meseleler evet İslam'da hafi olabilir gizliliğinden dolayı. Ama o meseleye dair şüpheler, reddiyeler yazıldıktan sonra, alimler meseleyi beyan ettikten sonra artık mesele ne olmuş olur? Zahir olmuş olur ve kimsenin cehaleti bu noktada muteber olmaz. İnşallah burada kalalım. Diğer bölümde Allah subhanahu teala nasip ederse Allah'ın izniyle devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. İslam Akaidik adlı kitabın 84. sorusuna kadar vardık. Abi okuyun inşallah. Öyle mi? Allah şifa versin. Kimde var başka?
Oku abi. Kaç? 84. Soru 84. Kelam zati bir sıfat mıdır? Fiili bir sıfat mıdır? Evet. Allah'ın kelamını işlemiştik en son ders. Mahluk olmadığını, Mutezile'nin İslam tarihinde ilk mahluk diyen tayfa olduğunu anlatmıştık. Kur'an mahluktur diyenin kafir olduğuna, hatta alimlerin ona kafir demeyene dahi hafi bir mesele olmasına rağmen kafir dediklerini izah etmiştik. Evet. Cevap. Kelam sıfatının Yüce Allah'ın zatı ile ilgisi ve onun bu sıfat ile nitelenmesi itibariyle kelam Yüce Allah'ın ilmi gibi onun zatının sıfatlarındandır. Kelam Allah'ın zati sıfatlarındandır. Çünkü Allah Azze ve Celle ezelden beri vardır. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Subhanehu ve Teala ve sonsuza kadar da var olacaktır. Allah Azze ve Celle şimdi konuşmaya başlamadı haşa. Veya konuşma sıfatı şimdi Allah'a haşa dahil olmadı. Allah Azze ve Celle ezelden beri nedir? Konuşandır. Bu manada, bu yönde kelam sıfatı zatidir. Hatta kelam sıfatı Yüce Allah'ın ilmi kabilindedir. Kabilindendir. O kelamını ilmiyle indirdiği gibi ne indirdiğini en iyi de bilendir. Kendi meşiyet ve iradesiyle konuşması itibariyle de kelam onun fiili sıfatlarındandır. Şimdi dedi ki fiili sıfatlarındandır. Hangi yönden fiili sıfatlarındandır? Mesela Kur'an'ın indiği dönem, değil mi? Kur'an Allah'ın konuşmasıdır. Niye inmiş? Allah irade etmiş konuşmayı. Konuşmuş, vahyetmiş ve o vahiy bize kadar ulaşmış. Kur'an vahyi inene kadar Allah konuşmayı irade etmemişti. Orada ne oldu? Konuşma fiili gerçekleşti. Bu manada da Kur'an nedir? Fiili sıfatlardandır. Kelam yani. Evet. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir emri vahyetmeyi murat ettiği vakit vahiy ile konuşur. Evet. Bundan dolayı Selefi Salihin rahimeullah kelam sıfatı hakkında şöyle demişlerdir. Kelam sıfatı aynı zamanda hem zati hem fiili bir sıfattır. Yüce Allah ezelden ebede kadar kesintisiz olarak kelam sıfatına sahiptir. Onun bizzat konuşması da, başkasıyla konuşması da meşiyeti ve iradesi ile olur. O dilediği takdirde, dilediği zaman, dilediği gibi, dilediği kimselerin duyamayacağı bir kelam ile konuşur. Kimselerin duyacağı bir kelam ile konuşur. Duyacağı bir kelam. Yani niye bu ifadeyi kullanıyor şeyhimiz? Çünkü Mutezile diyorlar ki, siz diyorsunuz ki Kur'an mahluk değildir. Biz diyoruz ki diyor Kur'an mahluktur. Haşa. Siz diyor Musa aleyhisselamın Allah'la konuştuğunu iddia ediyorsunuz. Musa mahluk mu? Diyoruz ki evet mahluk. Peki Musa'nın kulağı mahluk mu? Diyoruz ki tabii ki mahluktur. E peki diyor mahluk olan bir kulak. Halık'ın sesini madem ki siz diyorsunuz mahluk değil nasıl duyuyor? Dediler. Ve ehli sünnete bu noktadan akılla bir delil ve hüccet getirmeye kalktılar. O yüzden şeyh bunu reddederek diyor ki dilediği kimselerin duyacağı bir kelam ile konuşur. Yani kelam Allah'a aittir. Allah mahluk değildir. Ondan olan bir şey de mahluk olmaz. Allah Azze ve Celle konuşmuştur. Sesim onun konuşması mahluk değildir. O neden nedir ki Musa mahluk olmasına rağmen Allah'ı işitmiştir ama keyfiyeti bilinmeksizin. Nasıllığı bilinmeksizin. Nasıl elin nasıllığını sormuyorsak, keyfiyetini sormuyorsak peki mahluk olan Musa Allah'ın Halık'ın sesini nasıl kelamını duydu? Bilmiyoruz. Duydu. Bize düşen sadece buna iman edip teslim olmaktır. Onun kelamı onun sonsuz bir sıfatıdır. De ki Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa buna yardımcı olarak bir o kadar daha katsak Rabbimin sözleri tükenmeden o denizler tükenir. Kehf 109. Evet Kehf suresi 109. ayet. Bakın insanoğlu fıtratı gereği konuşur. Allah Azze ve Celle de kendinin kelam sıfatı olduğunu zaten anlattık. Allah Azze ve Celle de konuşandır. Ama tabii ki Allah'ın konuşması Allah'a hastır, kulların konuşması kullara hastır. Kul ancak neyle konuşabilir? Beyninde var olan ilimle konuşabilir. Yani bilgi adına beynini neyle doldurduysa onu konuşabilir. Neden bir küçük çocuk büyüklerin kurabileceği kelimeler kuramaz? Çünkü daha beyni bilgiyle dolmamıştır. Önce bir bilgi birikimi olması lazım ki onu sonra kelimelere döküp karşı tarafa konuşabilsin. Allah Azze ve Celle de ilmi sonsuz olduğu için beraberinde lazımı olarak kelamın da ne olması gerekir? Sonsuz olması gerekir. Allah Subhanahu ve Teala da bunu anlatmak için diyor ki eğer denizler mürekkep olsaydı ve ağaçlarda divit olsaydı. Nedir divit?
Biz dolma kalem diyoruz ya Türkler. İçerisine mürekkep koyuyoruz, yazıyoruz. Bütün ağaçlar da divit olsalar, o denizler mürekkep olup o divitlerin içerisine konsalar gene Allah'ın kelimelerini yazmakla bitiremezler diyor. Evet. Eğer yerde olan bütün ağaçlar kalem olsa ve denizde ardından 7 deniz daha ona katılsa yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Lokman 27. Evet. Şimdi bu ayeti tefekkür ederken şu noktayı önce akla getirmek lazım. Dünyanın kaçta kaçı su? 1/4. Yani koca dünyanın 1/4 su. Allah bu ayette diyor ki 1/4 su olan bir dünyanın 7 katını düşünün. O 1/4 kısmının 7 katını düşünün. O kadar mürekkep olsa ve Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Teala'nın kelimelerini yazmaya kalksa insanlar bunlarla güç yetiremezler. Bu neyi ifade eder? Biz insanlar olarak konuşacağımız kelimeleri telaffuz ettikten sonra bir yerde bizim sözümüz biter. Konuşamayız yani. İstesek de konuşamayız. Oradan sonra konuşursak saçmalamaya başlarız. Oradan sonra konuşmaya başlarsak saçmalamaya başlarız. Veyahut boş şeyler konuşuruz. Öyle değil mi? Allah boş söz konuşmaktan münezzehtir. Öyle mi? İlah böyle olması gerekir. Subhanahu ve Teala. Allah Azze ve Celle boş konuşmaktan münezzeh. Bu neden nedir ki? Allah Azze ve Celle yüzyıllar boyu konuşsa, binlerce sene konuşsa, milyonlarca sene konuşsa gene haşa boş konuşmaz. Gene haşa bir sözünü yalanlamaz. Ama halk arasında bir söz vardır. Çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz diye bir söz vardır. Bu yerine göre doğru bir sözdür. Yani çok konuşan insan ister istemez konuştukça hata edeceği için bir sözünü ne yapacaktır? Yalanlayacaktır. Alimler ne diyorlar? Kim sözlerini Kur'an ve sünnetle süslerse o en az hatayla konuşan insandır. Kim de sözlerini Allah ve Resulünün sözleriyle süslemezse en çok hatalı konuşan o olacaktır netice itibariyle. O yüzden biz Müslümanlar olarak ne kadar kelamı azaltırsak ve konuştuğumuz kelamı da ne kadar Allah ve Resulünün kelamı yaparsak o kadar hikmetli konuşuruz. O kadar faydalı konuşuruz. Allah Azze ve Celle de az önce izah ettiğim gibi sonsuz bir kelam sıfatına sahip olduğu için o yüzyıllarca, milyonlarca yılda konuşsa gene onun bir sözünü haşa yalanlamaz. Dediğimiz gibi Allah Subhanahu ve Teala'nın ilmi sonsuzdur. İlminin sonsuz olması hasebiyle kelamı da nedir? Beraberinde sonsuzdur. Devam. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından eksiksizdir. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O her şeyi işiten, hakkıyla bilendir. Kelamı neyle ifade ediyor Allah burada? Rabbinin sözü doğruluk ve adalettir. Bakımından eksiksizdir. Yani doğruluk ve adalet sözde aranan iki tane esastır. Allah bu ayette bunları zikrediyor. Yani insanlar dikkat edin konuşurken ya doğru konuşurlar ya yalan konuşurlar. Üçüncü bir şık yoktur bunların haricinde. Adalet olarak da baktığınız zaman konuştuğu zaman ya adaleti söyleyecektir ya da zulmedip başkasına eza edecektir diliyle. Başka bir çaresi yok. İnsanı da mümini de mümin kılan şey sözündeki doğruluk ve sözündeki adalettir. Allah Azze ve Celle ne diyor? Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine bil kıçti ve şuhada lillah. Ey iman edenler adaleti ayakta tutanlar olun ve Allah için şahitler olun diyor. Ve lev ala enfusikum. Nefislerinizin aleyhine olsa dahi. اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ Yakınlarınızın ve akrabalarınızın aleyhine dahi olsa adaleti ayakta tutun konuşurken. Çünkü bu az önce de zikrettiğimiz gibi olmazsa olmaz. Mümini diğer kafirlerden ve münafıklardan ayıran şeydi. Doğruluk hakkında da Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki kişi Allah doğru konuşa konuşa Allah katında iyilerden yazılır, sıddıklardan yazılır da o doğruluk onu cennete götürür. Kişi gene Allah katında yalan konuşa konuşa Allah katında kezzaplardan yazılır. O kezzaplık da onu cehenneme götürür diyor. Doğruluk ve yalancılığın da insana getirdiği akıbet budur. Allah ve Resulünün katında. Devam. Soru 85. Vakife diye bilinenler kimlerdir? Onların hükmü nedir? Vakife yani duranlar. Yani tavakkuf yapanlar. Yani bir şeyde tavakkuf etme mezhebi yeni çıkmış bir mezhep değil. Peki bir soru. Ehl-i sünnet hiçbir mevzuda mı tavakkuf etmemiş? Yok, tavakkuf ettiği mevzular olmuş.
Ama öyle meseleler var ki orada tavakkuf insanların kıvırma yöntemi olmuş. Şimdi onu anlatacağım. Peki şimdi başka bir soru. Kitabın ilk bölümünde kitaplara iman mevzunu anlatırken Allah'ın kelamına geldiği zaman önce neyi anlattık? Kim Kur'an mahluktur derse kafirdir, kafir demeyen kafirdir. Doğru. Sonra neyi anlattı? Şimdi buraya geldi. Tavakkuf edenlerin hükmünü anlatıyor. Bir sonraki soruda da benim telaffuzum mahluktur diyenlerin hükmünü anlatacak. Bakın 3 tane ayrı sözün hükmünü konuşuyor. Bu peki bize neyi gösterir? Selef ne yapmıştır? Eşyayı yerli yerine koymuştur. Adalet bunu gerektirir. Size kalkıp bugün mesela güncel muasır olduğu için söylüyorum. Biri kalksa dese ki cehalet mazeret midir? Bu soruya cevap verilmez. Nerede cehalet mazeret mi güzel kardeşim? Şirkte mi? Vacipte mi? Haramların helal sayılmasında mı? Değil mi? Her birinin cehalet hükmü nedir İslam'da? Yeri ayrıdır. Her bir sözün konuşulduğu zaman İslam mizanında ve terazisinde hükmü ayrıdır. Mesela Mutezile'den Allah işitmez görmez diyenler, bu örneği defalardır veriyorum. Allah işitmez görmez, bilmez diyenlerin tekfir nöbeti icma etmiş. Niye? Nasları yalanlamışlar. Eyvallah. Bak bu bir söz. Bunun hükmü var, bu küfür. İkinci bir söz, Mutezile'den Allah işitir işitmesiz, görür görmesiz, bilir bilmesiz diyen bidatçılar. Bunların tekfirinde ne yapmış ulema? İhtilaf etmişler. Bir grup demiş ki bunlar da nasıl yalanlamış. Bir grup demiş yok bunlar bidata bulaşmışlar ama Allah'ın işiten, bilen, gören olduğunu tasdik ediyorlar demişler. Yani ne demek bu? Meseleleri, sözleri her birini ayrı ayrı değerlendirmişler, şeriat mizanına vurmuşlar. O yüzden bugün size yani sizin akidenizi ve inancınızı öğrenmek isteyen insanlar size şu mesele küfür mü, şu kafir mi dedi mi asla cevap vermeyin. Çünkü bu insan öğrenmek için sormuyor. İnsan ilmi hakkıyla talim etmek istiyorsa meseleleri tek tek tafsilatlandırması gerekir. Tağuta muhakeme küfür müdür? Hangi muhakeme küfür müdür? Allah'tan başkasına secde küfür müdür? Hangi secde kardeşim? Secdenin 50 tane çeşidi var. Meleklerin Adem'e yaptığı secde var. Yakup'un çocuklarının Yakup'a yaptığı secde var. Buna küfür demiyoruz. Öteki bir secdeye küfür diyoruz. Demek ki secdenin bir tafsilatı var. Öyle. Her birinin hükmü yerine göre. Belki zahirde aynı fiiller. Belki zahirde aynı sözler. Ama her birinin şeriat mizanında neyi var? Ayrı ayrı yeri var. İşte ilim ehlinin, selefin menheci metodu da budur ki onlar ne yapmışlardır? Sözleri ayrı ayrı şeriat mizanına koyup ona göre hüküm vermişlerdir. Evet, şimdi tavakkuf edenler. Bugün de aynı kıvıran insanlar var. Onlara diyorsunuz ki bu adam şirk mi işliyor? Ha diyor, şirk işliyor. Peki şirk koşan müşrik mi? Ha diyor, müşrik. Peki bu müşrik mi? Diyor ben şimdi ona ilmim yetmez, tavakkuf ediyorum. Bu adam yalan söylüyor. Niye? Biliyor ki ona müşrik demesi gerekiyor. Müşrik dese akıbetinde birçok problem ortaya çıkacak. Ona arkasında namaz kılmamak, kestiğini yememek gibi. Kıvırma metodunun adı ne olmuş artık? Tavakkuf ediyoruz. Biz duruyoruz. İşte bunların hükmü o dönemde Kur'an mahluktur diye, kendi mahluk mudur diye kendisinden sorulan insanlar olmuş ve demişler ki biz tavakkuf ediyoruz. Şimdi onların hükmünü anlatacak. Neymiş onların hükmü? Cevap: Vakife diye bilinenler Kur'an hakkında biz o Allah'ın kelamıdır da demeyiz, mahluk olduğunu da söylemeyiz diyen ve böylelikle kararsız kalan kimselerdir. İmam Ahmed rahimeullah şöyle demektedir: bunlardan olup da kelam ilmini güzelce bilen bir kimse cehmiyedendir. Duralım. Ahmet diyor ki ben Kur'an ne mahluktur ne de mahluk değildir diyenlerden ilim sahibi olanlar varsa onlara cehmiye diyorum diyor açıkça. Niye? Çünkü bu adam az önce ifade ettiğim gibi kıvırma metodu olarak söylüyor ben tavakkuf ediyorum diye. Adı gibi biliyor ki Kur'an mahluk değil. Ama kendisi bunu ikrar etse dönemdeki musibetler belli. İnsanlar Kur'an mahluk değil dediler diye hapsedilmişler, işkenceye uğramışlar değil mi? Adam bundan korkmasından ne yapıyor? Tavakkuf ediyor. Ahmet diyor ki bilmesine rağmen ben tavakkuf ediyorum diyen adam, yani az önce örneğini verdim ya, adam diyor ki bu şirk yapan müşriktir. Bunun müşrik olması lazım ama ben tavakkuf ediyorum diyor ya, bu bilen ve tavakkuf eden bir adam. Bu sözün aynısını söyleyen Cehmiye Ahmed'in yanında. O zaman burada da bizim katımızda bunu söyleyenler de pis birer bidatçılar.
Yani şirk bidatına bulaşan, küfür bidatına bulaşan, Allah'ı ve Resulü'nü yalanlayan insanlar. Peki bilmiyorsa? Bu ilmi doğru dürüst bilmeyip, aksine basit bir cehaletin etkisiyle söylüyorsa, ona karşı gerekli açıklamalarla deliller arz edilir. Ha, o dönemde birçok insan Ahmet'in işkence gördüğü yerin kapısına toplanmışlar. Ahmet açıklama yapacak. Kur'an mahluk mudur değil midir? Hepsi ağzından çıkacak kelimeye bakıyorlar. Ahmet dese ki mahluktur, mahluk diyecekler. Dese ki mahluk değildir, mahluk değildir diyecekler. Çünkü mevzuya dair derin bir ilim ve derin bir anlayış onlarda yok. Bu meseleyi çok böyle enine boyuna artısıyla eksisiyle oturup konuşmadıkları için taklit edecekler Ahmet'i. Birileri de o dönemde Kur'an mahluktur diyerekten Mutezile imamlarını taklit etmişler. Alimler de bunlar için hafi bir mesele olduğu için, sonradan çıktığı için, sahabe döneminde olmadığı için demişler ki onlara hüccet ikamesi yapılır, deliller arz edilir demişler. He, adama deliller arz olundu. Evet. Eğer tevbe edip onun yüce Allah'ın kelamı olduğuna ve yaratılmadığına iman ederse mesele yok. He, adam tövbe etmiş, Allah subhanahu teala'nın kelamı olmadığını söylüyorsa zaten mesele yok. Bu adam ehli sünnetin yoluna tabi olmuş. Aksine böyle bir kimse cehmilerden de daha kötüdür. Yani aksine dediği ne? Adama delil beyan olduktan sonra adam gene ben tavakkuf ediyorum diyorsa bu sefer Kur'an mahluktur diyen cehmilerden daha katı kafir. Kur'an mahluktur diyen cehmilerden daha katı kafir. Niye? Çünkü ben ne mahluk derim ne de mahluk değildir derim demekle hakmış gibi bir görüntü ortaya koyuyor. Ya takvalı, Allah'tan korkuyor. Ya diyor siz diyor bu kadar adamı müşrik derken hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? O hiç bu kadar müşriye Müslüman derken Allah'tan korkmuyor da bize bu konuda diyor ki hiç Allah'tan korkmuyoruz. Bir de bunu takva diye millete anlatıyor. Anlatabildim mi ne demek istediğim? Yani bu insanlar öbür bilerek sapan insanlardan o zaman daha şerli bir konuma giriyorlar. İbn-i Sirin'in sözünü belki başka meclislerde ben nakletmişimdir. Diyor ki İslam için en büyük tehdit bidatçılar değil, bidatçılarla oturanlardır diyor. Niye? Bidatçılarla oturan sünnet sahibi insanlar o bidatçıları meşru kılarlar insanların gözünde. Bu da bidatların yayılması demektir. Bu da bidatların başka cahil avam insanlara bulaşması demektir. Bu da İslam'ın yok olması demektir. O yüzden böyle söyleyen insanlar cehmilerden, Kur'an mahluktur diyenlerden daha katı pis kafirlerdir. Bu mesele hafidir. Bu yani burayı o 85. soruya için söylüyorum. Bu soruda almamız gereken büyük bir ibret daha var. O da ne? Bir mesele sonradan da çıkmış olsa, sonradan çıkan bir mesele dahi olsa, derin içtihatla belirlenecek bir mesele dahi olsa, eğer o iman küfür meselesi ise kişinin cehaletle mazur olması gibi veya kişinin ben bu mesele hakkında konuşmasam da imanım olur gibi bir keyfiyetin olmadığı çıkıyor ortaya. Yani ehli hadis ne yapıyor? Zorluyorlar adamı. Yani söyleyeceksin bir şey söyle. Ya ben konuşmayayım ne böyle diyeyim ne böyle diyeyim. Yani ne üçüncü bir yol mu çıkaracaksın? Yani bir şey ya haktır ya batıldır. Üçüncü bir yolu yoktur bunun. O yüzden mevzu sonradan da çıksa Müslüman ne yapmak zorunda? O mevzuyu talim edip öğrenip İslam'ın o mevzudaki hükmünü ortaya koymak zorundadır. Demokrasi sonradan çıkmış. Uzun dönemler yoktu İslam geldikten sonra. Ama bir Müslüman şunu diyemez ki ya beni ne ilgilendirir kardeşim? Ben namazımı kılıyorum. Allah'a bir şey ortak koşmuyorum. Yani bunun hükmünde varsın bilmeyeyim demek gibi bir lüksü yok. Anlatabilir mi ne demek istediğimi? Kur'an mahluktur meselesi sahabeden sonra çıkmasına rağmen, hafi bir mesele olmasına rağmen ehli sünne vel cemaat ne yapmışlar? İnsanları buna itikat etmeye zorlamışlar. Ahmet bin Hanbel'in hocası Abdurrahman el-Mehdi diyor ki ben ümidi isterim ki Allah'tan temenni ederim ki şu köprünün başına çıkayım. Bakın mesele hafi bir mesele. Şu köprünün başına çıkayım da o köprüden geçen herkese Kur'an hakkında sorayım. Yani mahluk mudur değil midir? Mahluktur diyenlerin kellelerini kesip nehre atayım diyor. Yani kim diyorsa ki mahluktur kesip atayım. Hem İslam devletinde itikat araştırıyor hem de araştırdığı mesele hafi bir mesele. Yani İslam'da zahir bir mesele değil yani. Yani varın siz selefin küfre, şirke karşı bu katı tutumunu değerlendirin. Varın bugünkü insanların kendini selefe nispet eden telef olmuş insanların küfre ve şirke karşı duruşlarına bakışlarına. Bu bize apaçık ortaya koyuyor ki Müslüman sonradan da mevzular çıksa onların hükümlerini talep edip ilim talep edip bu mevzuları öğrenip bir hak olan
tek olan itikada ne yapması lazım? Sahip olması lazım. Evet, 86. soru. Soru 86. Benim Kur'an'ı telaffuzum mahluktur diyenin hükmü nedir? He, bak bu da başka bir grup. Kıvırmanın başka metodu. Benim telaffuzum mahluktur. Halbuki hatırlayın, biz Kur'an mahluk mudur değil midir meselesini irdelerken dedik ki Kur'an Allah'ın kelamıdır zatında ama bizim ağzımızdan çıkan ses mahluktur değil mi? Çünkü ses okuyanın sesidir. Biz mahlukuz, bizden olan da nedir? Mahluktur. Allah mahluk değil, ondan olan da mahluk değil. Böyle demiştik. Peki niye bu soruyu soruyor? Benim Kur'an'ın telaffuzum mahluktur diyenin hükmü nedir? Çünkü telaffuz kelimesi ihtimalli bir söz. Telaffuz ihtimalli bir söz. Siz telaffuzdan kendi sesinizi de kastedebilirsiniz. Kur'an'ın ifade şeklini de kastedebilirsiniz. Anlaşıldı mı burası? O zaman Kur'an'ın ifade şekline insan bir mahluk demiş olur. Veliyadullah, veliyadubillah, bu da küfür olmuş olur. Şimdi zaten izah edecek. Heh. Cevap. Bu ifadenin olumsuz veya olumlu şekliyle mutlak olarak kullanılması caiz değildir. Hı. Çünkü lafız kulun fiili olan telaffuz ile Kur'an'ın kendisi olan telaffuz edilen şeyi bir arada ifade eden... Hem Kur'an'ın telaffuzu hem de kulun telaffuzunu bir arada zikreden genel bir manadır diyor. Yani söz ihtimal içermekte. İhtimalde de küfre ki insanlar özellikle şey konuşuyorken, bir fitnenin içine düşüyorken orada biz, yani biz diyoruz ki ehli hadisiz, ehli sünnetiz. Bizim gibi insanların hiç ihtimalli sözler kullanmak gibi bir lüksü yok yani. İhtimalli sözler lüksümüz yok. Zaten fitne patlamış, millet fitneye düşüyor. Bizim milleti fitneden sakındırmamız lazım. Desek ki telaffuzumuz mahluktur, o dönemdeki ehli sünnet böyle söyleseydi, ihtimalli bir söz olacaktı. Birçok insan cahil ne zannedecekti? Ha, demek ki o zaman Kur'an mahluktur zannedeceklerdi haşa. Evet. Ortak, müşterek bir tabirdir. Hı. Buna göre benim Kur'an'ı telaffuz etmem mahluktur diyen bir kimsenin bu ifadesi ikinci manayı da kapsar ve bu Cehmiye'nin kanaati demektir. Yani Allah'ın kelamına mahluk demiş olur haşa. Eğer mahluk olmadığını söyleyecek olursa bu sefer kulun fiili olan birinci manayı da kapsar. Kalsa dese ki bu sefer insanın telaffuzu da haşa mahluk değildir dese, o zaman insan haşa İhtihatçıların yaptığı gibi Allah'ın bir parçası yapmış olur haşa. Zaten onlar diyorlar ki her şey Allah'ın parçasıdır haşa. İki tarafa çıkan, iki ucu da iki pis bidata çıkan, ucu açık ihtimalli bir cümle olur böyle bir cümle. Evet. Bu da ittihadilerin bidatıdır. Hı. Bundan dolayı Selef-i Salihin rahimeullah şöyle demişlerdir. Her kim benim Kur'an'ı telaffuzum mahluktur diyecek olursa o Cehmiye'dendir. Her kim de mahluk değildir derse o da bidatçıdır. Ya Ahmet diyor, böyle diyen de bidatçı, böyle diyen de bidatçı. Hatta o zamandan kitaplarda nakiller var. Bazı alimler demişler, ya biz bu çocukla ne yapacağız yani? Öyle diyoruz bidat diyor, böyle diyoruz bidat diyor, böyle diyoruz bidat diyor. Hatta diyor, hâzâ şâbun, genç yani. Hani o 20-24 yaşlar arası, o 30'a kadar olan kısımda şâb deniyor Arapça. Biz bu gençle ne yapacağız diyorlar yani. Hep böyle şeyler söylüyor. Böyle diyoruz bidat, böyle diyoruz bidat. Müslümana o zaman düşen nedir? Özellikle insanların fitneye düştüğü mevzularda tafsilata gitmek, sözleri açarak, sözlerdeki kasıtları ortaya koyarak da meseleye dair Allah'ın ve Resul'ün hükmünü anlatmasıdır. İnsanın kapalı bir şekilde bu mevzuyu bırakması kesinlikle ve kesinlikle ne değildir? Caiz değildir. Devam. Peygamberlere iman. Hı. Soru 87. Peygamberlere imanın delili nedir? Cevap. Kitap ve sünnetten peygamberlere imanın delilleri çoktur. Yüce Allah'ın şu buyrukları bunlar arasında yer alır. Şüphe yok ki Allah'a ve peygamberlerine kafir olanlar, bir de Allah ve peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler ve kimine inanırız, kimini inkar ederiz diyenler, böylece bunun küfür ve imanın arasında bir yol tutmaya yeltenenler, İşte onlar gerçek kafirlerin ta kendileridir. Biz o kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah ve peygamberlerine iman edip onlardan birini diğerinden ayırmayanlara ise işte onlara ecirlerini verecektir. Nisa 150-152. Nisa suresi 150 ve 152. ayete kadar olan kısım Yahudiler hakkında inmiş.
Ayetin nuzul sebebinde bütün müfessirler bunu naklediyorlar. Diyorlar ki Yahudiler dediler ki biz Musa'ya inanırız. Musa kadar olan Adem'den sonraki bütün peygamberlere de inanırız. Ama Musa'dan sonra kimseye inanmayız. Hristiyanlar dediler ki biz de İsa'ya kadar inanırız. İsa'dan sonra kimseye inanmayız. Allah subhanahu aleyhi ve sellem ehli kitaba burada diyor ki onlar ne yaptılar? Allah'a ve Resullerine küfrettiler. Nasıl? Allah'la Resullerinin arasını ayırarak. Dediler ki bir kısmına iman ederiz, bir kısmına küfrederiz. Yani bir kısmını tasdik ediyorlar peygamberleri, bir kısmını inkar ediyorlar. Allah Azze ve Celle bunları inkar etmek için bu ayeti ne yaptı? İndirdi. Tabi bu ayetin nuzul sebebidir. El-ebratı bi'umumul lafzi la bi'husususus sebeb. Bu usul kaidesidir. Nedir? Diyor ki usul kaidesi, ayetten alınan ibret geneldir, nuzul sebebini özel, has değildir. Neden şimdi bunu söylüyorum? Şimdi mealcilerin usulüyle gideceğiz. Bugün sünneti inkar eden, biz Kur'an'ı okuruz, Kur'an'dan ne anlıyorsak onunla amel ederiz diyen insanlar, Allah'la Resullerinin arasını ayırmaya kalkışan kafirlerdir. Dinin bir kısmına iman eden, bir kısmını inkar eden kafirlerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala, şeriatların furuğunun izahını ve ibadetlerin keyfiyetini peygamberlerin yorumuna, peygamberlerin izahına bırakmıştır. Allah Kur'an'ın başından sonuna kadar namaz kılın demiştir. Namazın kaç vakit, kaç rekat, nasıl kılınacağını, nasıl abdest alınacağını, nasıl bozulacağını Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala peygamberin sünnetine bırakmıştır. Aynı şekilde zekat malının ne olduğunu Allah zekat emretmiştir birçok yerde. Ama zekat malının hangi maldan ne kadar zekat alınacağını gene nereye belirlemiştir? Peygamberin sünneti belirlemiştir. Hatta seleften nakledilir. Sana Kur'an mı verilsin, sünnet mi verilsin dendiğinde selef ben sünneti tercih ederim demiştir. Çünkü sünnet Kur'an'ın yorumudur. Tefsiridir. Doğru tefsiridir. O yüzden sünneti bilen Kur'an'ı bilir ama Kur'an'ı bilen herkes sünneti bilmez demişlerdir. O yüzden İmam Berbahari diyor ki Kur'an'ın sünneti olan ihtiyacı sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından daha fazladır. Niye? Çünkü Kur'an bir metindir. Bir metini buradan baştan sırayla ele versek, herkes alsa okusa, herkes aynı metin üzerinden 50 tane farklı yorum yapabilir. Çünkü metindir bu. Sünnet ise bu metnin izahıdır, şerhidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bir postacı değildir. Bu Kur'an'ı haşa bir postacı gibi mektubun içerisinde ne yazdığını bilmeden kullara getirip gitmemiştir. Peygamber sasen bunu getirmiştir ve kullara da beyan etmiştir. İçindekini de en iyi bilendir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bunun en açık delili Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği Abdullah ibn Mesud'dan gelen hadistir. Allah diyor ki ayette En'am suresi 89. ayette اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَهُ بِذُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ Onlar ki iman ettiler, iman ettikten sonra imanlarına zulüm karıştırmadılar. İşte onlaradır hidayet, onlaradır eman. Dediler ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip Eyyuna lem yadlem nefsahu ya Resulallah aleyhissalatu vesselam. Hangimiz nefsine zulmetmez ey Allah'ın Resulü deyince dedi ki bu sizin bildiğiniz zulüm değildir. Yani günah değildir. Elem tesme ve kavlu Lokman. Lokman'ın sözünü işitmediniz mi? İnne şirke le zulmun azim. Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür. O yüzden haricilerin ve mutezilerin en temel vasfı sünnetten olan cehaletleridir. Hazreti Ali Hakim-i Müsned'ekinde yaptığı rivayette İbn Abbas'ı haricilerle konuşmaya gönderirken diyor ki İbn Abbas'a ya İbn Abbas haricilerle sünnetle mücadele et çünkü onlar sünnetin cahilidir diyor. Onlar sünneti bilmezler diyor. Kur'an'ı mücerret metin olarak algılayıp bunun üzerinden kendi anlayışlarını din edinmeye kalkan mutezile ve hariciler Kur'an'da cehennemden çıkıp cennete girmenin var olmadığına inanmışlar. Bu sonucu çıkarmışlar ve bir müminin asla cehenneme girmeyeceğini söylemişler. O yüzden büyük günah işlerini tekfir etmişler hariciler. Mutezileler de demişler ki dünyada kafirdir, ahirette de iki menzili arasındadır. Allah affederse cennete girer, affetmezse ebedi cehenneme girer demişler. Niye? Sünnetten olan cehaletleri. İşte bunlar da Allah'la Resullerinin arasını ayırmaya çalışan bu ümmetin Yahudileridir. Bu ümmetten Yahudileşen insanlardır. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala peygamberleriyle kendisinin arasının ayrılmasını küfür olarak bu ayette izah etmiş ve onlara elem verici alçak düşürücü bir azabı hazırladığını bize haber vermiştir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a ve Resullerine iman ettim buyurmaktadır. Evet. Soru 88.
Peygamberlere imanın anlamı nedir? Cevap: Yüce Allah'ın her ümmete kendi aralarından kendilerini bir ve tek olarak Allah'a ibadet etmeye ve onun dışında ibadet olunan bütün ilahları ret ve inkar etmeye çağıran bir Resul gönderdiğine, onların hepsini doğru sözlü, salih, doğru yolda, şerefli ve sözlerinde duran, yüce, iyi, takva sahibi ve her bakımdan güvenilir, hidayet üzere, hidayete ileten kimseler olduklarına kesin olarak inanmaktır. Peygamberler böyle insanlardır. Burada birçok vasıf saydı. İyi, doğru, dürüst, değil mi? Yani bunlar da peygamberlerin yolunu takip eden insanlar da olmazsa olmazdır. Muhammedül Emin sıfatını kazanmak Müslümanların ilk görevidir. Özellikle Mekke gibi yaşadıkları şu darül harplerde, darül küfürlerde Müslüman ilk kazanması gereken vasıf eminlik sıfatıdır. Ama maalesef müşrik toplum, cahiliye toplumu ahlaksız olduğu için, kendileri sözünde durmayan insanlar oldukları için, kendileri yalan konuşan insanlar oldukları için, emanete hıyanet eden insanlar oldukları için biz çocuklarını da kendileri gibi terbiye ettiler. Biz cahiliyedeydik, Allah bizi İslam'la izzetlendirdi, İslam'la şerefli kıldı. O Allah'a hamdolsun. Ama biz İslam'a bu kötü ahlakımızla girdik. İşte bu kötü ahlakını insan ne kadar düzeltir ve ne kadar İslam olursa, üzerindeki cahiliyeyi ne kadar atarsa insanoğlu, onun İslam'ı da ne olacaktır? O kadar güzel olacaktır. Ki kaldı ki bizler peygamberleri takip ettiğimizi söylüyoruz. Peygamberleri takip eden insanın aksi olması asla düşünülemez. Bakın Yusuf Aleyhisselam zindandayken ne diyor hapisteki arkadaşları? Rüyalarını anlatıyorlar. İnni yarani asiru hamra. Biri diyor ki ben üzüm suyunu sıkıp şarap yaptığımı gördüm diyor. Biri de diyor inni yahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu. Ben de diyor kafamda işte ekmek taşıyordum. Kuşlar o ekmekten yiyordu diyor. Sonra diyorlar ki nebbi'na bi te'vilihi inna narake minel muhsinin. Bize tevilinden haber var. Biz seni muhsin olanlardan, iyilik yapanlardan zannediyoruz. Öyle görüyoruz zahirde. Niye Yusuf Aleyhisselam'ın zahiri bu? Batını zahirine yansımış. Yani bir insanın batını neyse zahirinde var olan da budur. İbn-i Teymiye diyor ki batın ve zahir birbirinden ayrılamayan bir şeydir. Peki soru. Madem batın ve zahir birbiriyle bu kadar ilişkili, madem batın güzelse dışta güzel oluyor, batın kötüyse dışta kötü oluyor. Münafıklar diye bir kavram var, bir topluluk var, değil mi? Münafıklar kalplerinde küfrü gizleyen, dışarı İslam izhar eden insanlar. Ona nasıl cevap vereceğiz, nasıl cem edeceğiz? Allah'ın tevfikiyle deriz ki bizler, münafıklar aslında münafık olduğu bilinen insanlardır. Batın gene zahirden ayrılmamıştır. Neyle? Allah ayette diyor ki sen o münafıkları lakırdılarından, konuşmalarından tanırsın diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kimde dört şey varsa o halis münafıktır. Söz verdiğimi sözünde durmaz, ahde riayet etmez, yani söz verdiğimi sözünde durmaz, emanete hıyanet eder, konuştu mu yalan konuşur ve düşmanlık etti mi de ne yapar? Azgınlaşır. Ha bak, batın neye yansıdı? Zahire yansıdı. Hem hadisten hem ayetten. Demek ki münafıklar da aslında batınları zahirine vuran, ancak batınlarındaki büyük küfrün zahire vurmadığı insanlardır. Ama işaretler ve amareler kalplerinde büyük nifakı taşıdıklarını ortaya koymaktadır. Sadece şer'i olarak ispatlanamamıştır. Mesela Abdullah İbni Ubey İbni Üsellül'ün kıssası. Ne diyor? Medine'ye döndüğümüzde izzetli olan zelil olanı çıkartacaktır diyor. Öyle değil mi? Bak küfrünü de izhar etmiş. Gene batınında tutamamış. Bunu sahabe duymuş. Koşmuş peygambere demiş ki ya Resulallah Abdullah İbni Ubey İbni Üsellül senin için böyle söyledi. Bu nedir? Küfürdür değil mi bu söz? Peygamber şahit isteyince bütün münafıklar Abdullah İbni Ubey İbni Üsellül'ün lehine şahitlik etmiş. O haberi getiren sahabe tek kalmıştır. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şer'i olarak zahirde ispat edemediği için öldürememiştir Abdullah İbni Ubey İbni Selül'ü. Ama netice itibariyle batın nereye yansımıştır? Zahire yansımıştır. Bizim ortaya koyduğumuz aslında değişmemiştir. Netice itibariyle biz Müslümanların zahirlerinde İslam'ın güzelliğinin var olması gerekir ki o bizim kalp güzelliğimizdir. Kalpteki güzellik de Allah katındaki imanı gösterir. Allah katındaki kulun derecesini gösterir. O yüzden bir Müslümanın özellikle küfür beldesinde yaşadığı şu dönemlerde dışında var olan o güzel doğruluk, dürüstlük,
insanlara doğru yol göstermek gibi güzel hasletleri ne yapması lazım? Bünyesinde barındırması lazım. Çünkü bu peygamberlere imanın da bir gereğidir. Çünkü peygamberler böyledir. İnsanlara ne olarak gelmişlerdir? Örnek olarak gelmişlerdir. Yani siz de böyle olun diye gelmişlerdir. Evet. Yüce Allah'ın onları apaçık delillerle, göz kamaştırıcı belgelerle göndermiş olduğuna, Rableri tarafından desteklenmiş olduklarına, Allah'ın kendileriyle göndermiş olduğu her şeyi eksiksiz tebliğ ettiklerine, hiçbir şeyi gizlemeyip herhangi bir değişiklik yapmadıklarına, kendiliklerinden ona bir harf dahi katmayıp bir harf kadarını dahi eksiltmediklerine kesinlikle inanmaktır. Evet. Peygamberler üzerinde apaçık tebliğden başka bir görev var mı? Peygamberlerin üzerinde. Evet. Nahl 35. Evet. Onların hepsinin apaçık hak üzere olduklarına, Yüce Allah'ın İbrahim'i halil edindiğine, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de aynı şekilde halil edildiğine. Ne diyor? Ben diyor, Allah beni halil edindi. Eğer benim birine halil edinmem caiz olsaydı Ebu Bekir'i kendime halil edinirdim diyor. Evet. Musa ile özel bir şekilde konuştuğuna, İdris'i yüce bir mekana yükselttiğine. Evet, burada duralım. İdris aleyhisselam kimdir? Müfessirlerden bir kısım demişler ki Nuh'dan öncedir. Nuh'un atasıdır. Bir kısmı demişler Nuh'dan sonradır. Allah en doğrusunu bilendir Sübhane ve Teala. Gene müfessirler şunu kaydetmişler. İdris aleyhisselama İdris denmiş. Derese kökünden geldiği için kendisine 30 sahife verilmiş İdris aleyhisselamın. Ve çokça ders çalışılmış. Yani ilmi manada Allah'ın kitabını çokça müzakere edermiş. Bu yüzden İdris adı verilmiş. Ama müfessirlerin ekserisi bu yorumu reddediyorlar. Diyorlar İdris bu kökten türememiştir. Bu insanların kendi vehmidir diyorlar. Allah'ın doğrusunu bilendir. İdris aleyhisselamın yüce bir makama yükseltilmesi nedir diye sorulacak olursa İdris aleyhisselamın göğün dördüncü katında nerede görüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Miraç'ta görüyor. Bir grup diyorlar ki Mücahit ve benzerlerinden rivayet ediliyor bu görüş. İdris aleyhisselam dördüncü kat semada olduğu için Allah onu yüksek bir mertebeye yükselttiğini söylüyor. Bir başka görüşe göre İdris aleyhisselamla ilgili İsrailiyatlar var. Gene Mücahit'den ikinci bir görüş naklediliyor ve Selef'in başka gruplarından. Diyorlar ki İsa aleyhisselam gibi göğe kaldırılmıştır. Diyorlar ki bu zayıf bir tevildir. Çünkü İsa aleyhisselam göğe kaldırılmıştır, öldürülmemiştir. Kendisi yeryüzüne gönderilip ölecektir. Ondan sonra tekrar Rabbin huzuruna gidecektir. Ama bu görüşü savunanlar şunu izah etmişler. Demişler ki İdris aleyhisselamı göğe yükseltti, gökte canını aldı demişler. Bunu da destekleyen İsrailiyat bilgiler var tefsirlerde. İdris aleyhisselamı Allah subhanahu wa ta'ala o dönemde demiş ki senin yaptığın her bir amelin karşılığını yeryüzü ehlinin yaptığı amellerin ecri kadar vereceğim diye Allah ona özel bir makam vermiş. O da çok ibadet ediyormuş bu yüzden. Onun dostu olan sürekli görüştüğü bir melekle diyor ki yani ölüm meleğiyle görüşebilsek de ömrüm biraz da uzasa niye? Hayrı artsın diye Yahudiler gibi azgınlığını arttırmak, ölümden kaçmak için demiyor. Haşa. Amelini arttırıp Allah'a daha yakın olabilmek için. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mümin için her gün diyor nedir? Kazançtır. O her günde ne yapar? İbadetle Rabbine yaklaşır. Kazançtır mümin için her gün. O yüzden İdris aleyhisselam melek sırtını alıp dördüncü kat semaya çıkartıyor. Orada ölüm meleğiyle karşılaşıyorlar. Ve rivayetlere göre ölüm meleği orada İdris aleyhisselamın canını alıyor. Allah subhanahu wa ta'ala en doğrusunu bilendir. Çoğu İsrailiyattır bu bilgileri. Ben sadece bilginiz olsun diye naklettim ama İdris aleyhisselamın Allah katında yüce bir makamı olduğu ayetle sabittir. Evet. İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü Meryem'e ilka ettiği bir sözü. Hangi söz o söz? Meryem'e neyi ilka etti? Kun. فَاِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَيْ يَكُولَ لَهُ كُنْ. Allah bir şeye ol derse, olmasını isterse, irade ederse kun. Ol der. Feyakun. O da oluverir. Yani Allah Azze ve Celle'nin Meryem'e attığı söz kun. Ol sözüdür. Allah Meryem Aleyhisselam'ın herhangi bir erkekle cinsel temasta bulunmadan hamile kalmasını irade etmiş ve kun demiş. O da oluvermiş. Bu kadar. Allah Azze ve Celle bunu ifade ediyor. Ve kendinden bir ruh olduğuna evet. Yüce Allah'ın onların kimisini
kimisinden üstün kılarak kimilerini derecelerle yükseltti. Bunlar ulul azm peygamberler, ileride gelecek onlarda kim olduğunu inşallah. Bunların her birine iman etmek peygamberlere imanın keyfiyeti de burada kalalım inşallah. 89. sorudan Allah subhanahu teala nasip ederse haftaya devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittaba'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Evet. Bu hafta kaldığımız sorudan devam ediyoruz. Kaçıncı soruydu? 89. Buyur abi. Soru 89. Verdikleri emir ve yasaklar itibariyle peygamberlerin davetleri ittifak halinde midir? Evet. Cevap. İbadetin aslını ve temelini oluşturan hususta onların ilkelerinden sonuncularına kadar davetleri ittifak halindedir. Şimdi ibadetin aslından dedi, sonra ibadetin aslından ve temeli. Şimdi İbn-i Teymiye Rahimahullah Mecmuatü Fetava'da aslı anlatırken diyor ki asıl furunun kendisine yapıştığı şeydir diyor. Tıpkı bir bina gibi temeli var, kolonları var. Bu o binanın aslı. O kolonlara duvar yapıştırıyorsunuz, pencere takıyorsunuz, kapı takıyorsunuz. Bunlar da o binanın furu oluyor. Asıl üzerine bina yapıştırılan furu oluyor. O yüzden Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimahullah diyor ki peygamber diyor Mekke'deyken kendisine gelen vahiye bakıldığı zaman peygamber aleyhissalatü vesselam vahiyinin sadece vaat, vaid yani cennet ve cehennem sahnelerinin anlatıldığı, ahirete imanın anlatıldığı ve akidenin esaslarının anlatıldığı ayetler görülecektir diyor. Ne zaman ki diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti, Allah azze ve celle diyor güç ve kuvveti olunca ona cuma, cemaat ve böyle toplu İslam'ın şiarı olan fiilleri ihya etmeyi Allah subhanahu wa ta'ala emretmişti. Çünkü diyor bunlar İslam'ın furuydu. Diyor ki İslam diyor asıldır. Asıl ise, aslın yeri ise kalptir diyor. Namaz, oruç, zekat ve benzeri şeyler furudur. Sadece bu asla taalluk eden zahiri amellerdir diyor Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimallah. Peki nedir? Hani bu bütün Resullerin ortak aslı. Geçen hafta da bahsetmiştik. Allah subhanahu ve teala'nın bütün peygamberlerini gönderdiği aslının adı şirkten ve müşrikten beraattir. Bu Mümtehine suresi 4. ayette var. İnna burâ minkum ve mimma te'abudûne min dûnillâh. Biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan biri. Sizden kasıt müşrikler, Allah'tan başka taptıkları onların şirkleri. Meryem suresi 48 ve 49. ayet. وَلَمَّ يَعْتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Ne zaman ki onlardan, müşriklerden ve onların Allah'tan başka ibadet ettiklerinden beri oldu, biz de ona İshak ve Yakub'u verdik. Ve 3. ayet Kehf suresinde وَلَمَّ يَعْتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَأُوْ اِلَى الْكَهْفِ. Ne zaman ki onlardan, yani müşriklerden ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinden uzaklaştılar, dedik ki mağaraya çekilin. Bu 3 ayet bize açıkça gösteriyor ki bütün Resuller neye davet etmişler? Şirkten ve müşriklerden beraate davet etmişler. Peki bu sadece bizim ayetlerden anladığımız anlayış mıdır? Hayır. Şeyh Muhammed İbni Abdülvahab bunun icma olduğunu naklediyor. Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh, Ehl-i Sünnet vel Cemaat, Sahabe Tabi'in, Etba'at Tabi'in hepsi ittifak etmiştir ki kişi şirkten arınmadıkça ve müşriklerden beri olmadıkça Müslüman olamaz diye icma naklediyor. Bu sadece son dönemde yaşamış bu alimlere has bir anlayış da değildir. Geçmişte kim anlamış böyle? Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimahullah. Mecmuatül Fetava'da diyor ki bütün dinler ve bütün Resullerin daveti şurada müttefiktir ve ortaktır ki diyor hepsi kulluhum nehev an ibadeti gayrallah. Onlar Allah'tan başkasına ibadetten nehyettiler. Ve keffaru me yef'alü zelik. Bunu yapan da tekfir ettiler. Diyor ki bu bütün Resullerin, dinlerin ortak olduğu asıldır diyor apaçık ifadeyle. Şirkten nehyetmek ve yapanı tekfir etmek. İşte bu bütün Resullerin geldiği asıldır. Bu anlamda birazdan zaten hadisler de inşallah gelecek. Bütün peygamberlerin daveti nedir? Ortaktır. Ondan sonra namaz, oruç, zekat, hac bunların furu, keyfiyetleri farklı şekillerde ümmetlere emredilmiştir. Devam. Bu asıl ve esas tevhiddir. O da itikadi, sözlü ve ameli
bütün ibadet çeşitleriyle Allah'ı birlemek ve onun dışında kendilerine ibadet olunanları reddetmektir. Evet, Allah'ı birlemek nerede olurmuş? Söz, itikat ve amel. Bu üç şeyle. İtikat, amel ve söz. Allah'ı birlemek üç şekilde ise o zaman Allah'a küfretmek de üç şekilde olur. İmme itikaden olur, imme amelen olur, imme sözlen olur. Bazen insan vardır itikatla küfre sapar. Mesela Budistler gibi Buda'nın Allah'tan başka yaratan, rızık veren olduğuna inananlar veya işte Allah'tan başka kendilerince ilahlar olduğunu söyleyen insanlar. Bunların küfrü nerededir? İtikattadır. İmme adam vardır Allah'tan başka ilah olmadığını ikrar eder diliyle. Ameliyle gider bir kabre dua eder mesela, ondan yardım diler. Veya ameliyle teşriği Allah'tan alıp beşere verir. Bu adam da ameliyle ne olmuş olur? Allah'ı birlemeyi bozmuş olur. İmme üçüncü bir şekli nasıl olur? İnsan küfür olan sözü telaffuz eder. Ama nasıl bir söz? Hiçbir ihtimali bünyesinde barındırmayan, hiçbir tevhile mahal bırakmayan söz gibi. Mesela ben demokratım sözü gibi. Yani bunu tevil edecek bir tarafı yok. Demokrasi nedir? İlahın, halkın çoğunluğunun olduğu bir sistemdir. Ben demokratım da demek, ben Yahudiyim, ben Hristiyanım demek gibi açık bir sözdür. Bu sözün ise ben Yahudiyim demenin hiçbir tevil edilecek tarafı yoktur. Yani imanla bağdaştırılacak ve kişiyi tekfirine engel olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. O neden nedir ki? Allah'ı birlemek itikaden, sözlen ve amellen olur. Gene Allah'ı birlemeyi bozmak da bazen sözlen, bazen amellen, bazen de itikatla gündeme gelir. Devam. İbadet olarak yapılan farzlara gelince, bazı peygamberlere farz kılınan namaz, oruç ve benzeri ibadetler başkası hakkında farz olmayabilir. Yani şimdi bakın, namazın hicri kaçıncı tarihte namaz farz kılınmış? 8 veya 12 farklı rivayetler var. Hicretten önce Mekke döneminde, Risalet geldikten sonra. Eğer namaz kılmak bütün Resullerin ortak dinin aslı olmuş olsaydı Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle söylemezdi. Kulü la ilahe illallah tuflihu demezdi. La ilahe illallah deyin felaha erin demezdi. Derdi ki sallu ve tuflihu. Namaz kılın ve felaha erin derdi aleyhissalatü vesselam. Ama onu demedi. Kulü la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin kurtuluş erin ki defalarca izah ettik. La ilahe illallah deyince Mekkeli müşrikler ne demek istenildiğini çok iyi anlıyorlardı. Delili de Buhari Müslim hadisiydi. Ne zaman ki Ebu Talib'in vefatı hazır oldu, yanında Ebu Cehil, Ümeyye ibn-i Halef değil mi? Peygamber diyordu ki kul la ilahe illallah ya ammi. Aleyhissalatü vesselam diyordu ki la ilahe illallah de ey amcacığım. Mekkeli müşrikler ne diyordular? Etergabe an millete Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun diyorlar. Abdülmuttalib kim? Dedesi. Dedesi. Babası ve dedesi. Dedelerinin soyu yani. Abdülmuttalib Allah'a iman eden biri ki zaten bunlar siyerlerde anlatılıyor. Ebrehe'nin ordusu Kabe'ye geldiği zaman diyor ben develerimi istiyorum. Ben onların Rabbiyim. Kabe'nin Rabbi ise Kabe'yi korur diyor. Onun Rabbi sahibi Allah'tır diyor Subhanahu Teala. Böyle bir Abdülmuttalib var. Hatta siyerlere bakın öyle şiirleri var ki tevhid akıyor yani. Bugünkü kendini tevhide nispet eden müşrikler bile onun kadar tevhide anlamamışlar. Ama buna rağmen la ilahe illallah demenin Abdülmuttalib'in batıl dininden yüz çevirmek olduğunu Ebu Cehil ve Ümeyye ibn-i Halef bile biliyorlar. O neden nedir ki aleyhissalatü vesselam davetine ilk buradan başladı. O yüzden namazı emretmedi, zekatı emretmedi, haccı emretmedi. Bugünkü insanların davetine bakın. İnsanlar ilk çağırdıkları şey namaz kılmak. İlk çağırdıkları şey oruç tutmak. İlk çağırdıkları şey zekat vermek. Şeytan buradan bize de yaklaşacaktır. Güzel kardeşler. Bize de saptırmaya çalışacaktır. Şeriatın furuyla biraz amel eden bir adam görsek biraz. Hani toplum hiç amel etmiyor ya. Biz davet yapacağız, bakacağız adam biraz amel ediyor. Hemen şeytan bize sağdan yanaşacak. Dinin aslını ya şurayı da sonra anlatırız, burayı da sonra anlatırız dedirtecek bize. Halbuki bu asla kabul edilemez bir şeydir. Yusuf Aleyhisselam'a rüya tabiri soran iki tane adama Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Ben kavmimin dinini terk ettim. Babalarım İbrahim, İsmail, İshak'ın yoluna tabi oldum. Biz Allah'a hiçbir şey ortak koşamayız. Bize yakışmaz. Farklı farklı ilahlar mı hayırlıdır? Yoksa bir olan Allah mı? Değil mi? Rüyayla ne alakası var? Hüküm Allah'ındır. Bu sizin ibadet ettiğiniz babalarınızın ve sizin uydurduğu şeylerdi. Bak ne kadar açık ve net bir davet. وَمَا عَلَى الرُّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Resullere düşen ap açık tebliğdir. Ap açık. Üstü kapalı değil. Asrımızda hangi şirkler? Yani adamlara Kur'an mahluktur demek şirktir diye bir tebliğ değildir yani.
Ya bu körü körüne taklit akılsızlıktır yani. Bugün zaten Kur'an mahluktur fitnesi yok yeryüzünde. Nedir fitne? Eşittir şirk. Bugünkü malum olan, meşhur olan şirkleri anlatmakla davete başlamak, işte bu bütün Resullerin ortak davetidir. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin şirki neydi? Kabirlerden yardım dilemekti. O yüzden Nuh nereden başladı işe? Kabirlere ibadetin şirk olduğunu anlatmaktan başladı işe. Bugün insanların en çok ibadet ettiği, artık tabii insanların ibadet ettiği şeyler o kadar artmış ki nereden başlayacağını şaşırıyorsun. İnsanlar hem kabirlere ibadet ediyor, hem saraylara ibadet ediyor, hem nefislerine ibadet ediyor. Allah'a ibadetten yüz çevirmişler, müstekbir olmuşlar. Allah Azze ve Celle'ye ibadetten yüz çevirmişler. Bırakın hani insan vardır, ibadet eder Mekkeli müşrikler gibi ama ameline şirk karıştırmıştır. Bugünkü insanların böyle bir derdi yok. İşte Peygamberimizin dedesi, Mekkeli müşrikler kurbanlarını kesip şeye atıyorlar, bir araziye atıyorlar. İşkembelerini falan, dışkılarını haşa. O rüya görüyor, rüyası sonucu orada zemzem olduğunu görüyor. Orayı temizliyor, gelip orayı eşmeye başlıyor. Mekkeli müşrikler tabi diyorlar sen niye böyle yapıyorsun, niye burayı açıyorsun, buraya bak biz kurbanların şeyini atıyorduk falan filan derken. Yok diyor, ben rüyamda gördüm burada zemzem var, oradan zemzem suyunu çıkartıyor dedesi yani. Yani böyle bir müşrik dedesi. Daha önce de anlattık işte Kabe'nin imarı sırasında Kabe'yi sel basmış. Kabe yıkılmış, Kabe'yi yeniden onaracaklar, 3-5 tane taş kalmış. Kimse yıkamıyor o 3-5 tane taşı. Allah'ın azabından korkuyorlar. Hepsi mağaralara sığınıyor Mekke'deki. Yüksek dağdaki mağaralara çıkıyorlar. Bir tanesi cesaret ediyor. O da taşı iterken diyor ya Rabbi şahit ol, kafir olmadım. Sadece seni razı etmek için bu taşı değiştireceğim. Daha güzelini koyacağım. Ya Rabbi kafir olmadım diye diye dua ede de taşı yerinden oynatıyor. Böyle müşrik bir toplum var yani. En azından Allah'a kabul eden, en azından Allah Azze ve Celle'ye ibadet eden bir topluluk söz konusu Mekkeli müşriklerde. Bugünkü insanlar dahi baktığımız zaman bu ibadet noktasında, zaten akide harman olmuş, ibadet noktasında dahi Mekkeli müşriklerin yanına yaklaşamazlar. Bugün sokakta gördüğünüz çıplaklık, fuhşiyat, vallahi Mekkeli müşriklerde yoktu. Mekkeli müşriklerden nakledilen cahiliye şiirlerinden bir tanesinde, kadın tabi biliyorsunuz müşrikler çıplak tavaf ediyorlardı. Kadının bir tanesi ne diyor? Bana ben Rabbimi razı etmek için geceliğin tavaf ediyordu kadınlar çıplak tavaf ettikleri için. Ben Rabbimi geceliğin razı etmek için tavaf ederken Rabbimin evini bana gizliden bakan varsa diyor hakkımı helal etmiyorum. Kıyamet günü iki elim yakasındadır diyor. Kıyamet gününe iman eden, Kabe'yi tavaf eden, Allah'ı razı etmeye çalışan bir Mekke müşrikleri var önümüzde. Ve namus gibi bir dertleri var yani. Namus gibi bir dertleri var ki kadın geceliğin tavaf ediyor. Gündüz vakti yapmıyorlar, karışık yapmıyorlar. Niye çıplak yapıyorlar? Samimiyete bakın biz bu elbiselerle günah işliyoruz diyorlar. Günah işlediğimiz pis elbiselerle Allah'ın huzuruna çıkıp ibadet edemeyiz Allah'a diyorlar. Yani kıyas ettiğiniz zaman samimiyetse onlar bunlardan daha samimiler. O nedenledir ki bütün Resuller ilk buradan başlamışlardır. Amellere bakmamışlardır. Aman bunlar hacc ediyorlar, aman bunlar tavaf ediyorlar, aman bunlar Allah kabul ediyorlardır diye şeriatın diğer furuğunu talim ettirmemişler, önce aslı anlatmışlar. Demişler ki siz buradan dininizi bozuyorsunuz, şirke düşüyorsunuz. O yüzden bize de düşen apaçık bir tebliğ, bugünün şirki olan demokrasiyi, benzeri, askerliktir, okuldur, oydur, muasır meseleler, kabirlerden yardım dilemektir, rabıtadır veya Allah'ın ayetleriyle alay edilen meclislerde oturmaktır vesairedir. Meşhur olan şirkler var. Bunları dillendirmek, zikretmek ve bunlardan beri olmak nedir? Müslümanın görevidir. Bakın Seleften nakledilen sözler vardır. Selef bütün taifeleri bazı sözlerden tanımışlar. Mesela diyor birini görürsen diyor kader hakkında konuşuyor. İyi bil ki o kaderidir diyor. Kaderi sorguluyorsa biri iyi bil ki kaderidir. Biri eğer görürsen diyorsa ki sana ya işte insanlar hakkında ben susarım bana ne? İyi bil ki o mürciyedir diyor. Biri gördünsen sana diyorsa ki işte hakimiyet nedir bana bir anlatsana. İşte Allah'ın indirdiği hükmetmeyenleri bir tefsir etsene. O dönemde çünkü hariciler konuşuyormuş. Bu dönem farklı bir dönem. Yani oradan alıp buraya kıyas etmiyoruz. O dönemde bunu konuşana harici. İyi bil ki o haricidir diyormuş ulema. Yani herkesin ağzında bir söz varmış. Diyor ki biri de kim ağzında da sünnet 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 diyorsa işte o da sünnet sahibidir diyorlar. Bidatları kötülüyor ağzında sünnetler varsa. Bu sünnet sahibidir. O gün bidatlar asrın fitnesiydi. Ama bugün şirkler asrın fitnesi. Biz de insanları nereden tanıyacağız? Dillerindeki şirki kötülemelerinden tanıyacağız. Bugünkü İslam alameti bu olacak. Müslümanların alameti bu olacak. Bir adam gördüğünüz şirkten, müşriklerden, beraatten bahsediyor.
İslam'ına hükmedeceksiniz. Çünkü Müslüman kardeşimizdir. İslam'ın aslını konuşuyor bak diliyle. Bugün çünkü birçok insanın dinini bozduğu yer burası. Ha ondan sonra baktığınız adam kabir azabını inkar ediyormuş, İsa'nın nuzulunu inkar ediyormuş vesaire vesaire. Hani başka küfür olan mevzular. Ondan sonra adamın bu hali bilindikten sonra tekrardan küfrüne hükmedilir. Devam. Bazı peygamberler için haram kılınan bir şey, diğerleri için helal kılınabilir. Evet. Bu da Yüce Allah'ın bir imtihanıdır. O hanginizin daha güzel amelde bulunacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Mülk 70, Mülk 2. Evet. Soru 90. Sözü geçen ibadetin esası hususunda peygamberlerin ittifak halinde olduklarının delili nedir? Cevap. Yüce Allah'ın kitabında buna dair deliller toplu ve tafsilatlı olmak üzere iki türlüdür. Şimdi bu ifadeye dikkat edin. Toplu ve tafsilatlı olmak üzere ikiye ayrılır. Allah Azze ve Celle bazen hükümleri genel belirler, bazen de tafsili anlatır. Mesela buna Kur'an'dan bir örnek vermek gerekirse faizle ilgili olan ayettir Bakara suresindeki. Allah diyor ki ayette Subhanahu ve Teala وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Allah satışı helal kılmıştır. Satış nedir? Çok genel bir isimdir. Faizlisi, faizsizi, fasiti, sahih olan bütün anlaşmaları içerisine alan genel bir lafızdır. Allah diyor satışı helal kıldı, o satışın içerisinden de faizli olan satışı haram kıldı. Genel bir hüküm, sonra da o genel hükümden ne var? Bir istisna var. Şeriat da hükümleri hep böyle koymuştur. Mesela اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ. Size ölü eti haram kılındı. Kan, domuz eti, değil mi? Allah'ın adı anılmayanlar size haram kılındı diyor ayette. Halbuki bizler balığı ölü yiyoruz. Neden? Başka bir nas o mücmel olan şeyi ne yapıyor? İstisnasını yapıyor. Diyor ki Nebi Sassam iki tane ölü bize helal kılındı. Balık ve çekirge diyor. İşte bu şekilde şeriat da önce bir genel, mücmel olarak mesele zikredilir. Sonra tafsilatı beyan edilir. Allah Azze ve Celle de tüm Resullerinin davetin ortak olduğunu gerek kitabında bazı yerlerde mücmel ifade etmiştir. Gerekse bazı yerlerde de tafsili olarak Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle ifade etmiştir. Evet. Toplu delile örnek olarak şu buyrukları hatırlatabiliriz. Hı. Andolsun ki biz her ümmet arasında Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının diye emretmeleri için bir peygamber göndermişizdir. Nahl 36. Evet. Senden önce gönderdiğimiz... Özür dilerim. Şimdi de hep az önce de ifade ettik ya genel, sonra genelden ne var? İstisna var. Allah diyor ki ayette Subhanahu ve Teala. Biz her ümmete bir peygamber gönderdik. Ne diye? Tağuttan sakının, Allah'a ibadet edin. E şimdi biz diyoruz ki Fetret Ehli diye bir topluluk var. Bunlar kendisine davet ulaşmayan insanlar. Bunlar kıyamet günü imtihan olacaklar. E bu ayetle nasıl cem edeceğiz bunu? Az önce söylediğimiz esasla cem edeceğiz. Allah genel hükmü söylüyor. Evet, Allah her kavme, Fetret Ehli olmayan her kavme ne yapmıştır? Allah'a ibadet edin, tağuttan sakının diye bir peygamber göndermiştir. Ama o genel hükmün içerisinde istisna olan bir taife vardır. O da deli, sağır, dilsiz. Hani ilim elde etme imkanı olamayan sağır ve dilsiz olması sebebiyle. Ama bugün sağır ve dilsizler de ilim elde edebiliyorlar. Her sağır ve dilsiz değil. Ve beraberinde kendisine din ulaşmayan yaşlı, bunamış, akledemeyen insanlar. Bunlar Fetret Ehli'dir. Bunlar kıyamet günü imtihan olunurlar. Allah bunlara bir peygamber gönderir. İtaat ederseler cennete girerler. İtaat etmezseler cehenneme girerler. Öyleyse bu ayetten bu zikrettiğimiz taifeler nedir? Müstesnadır. Bunlar işin istisnasıdır. Genel hükmün içerisindeki tafsilattır. Evet. Senden önce gönderdiğimiz her bir peygambere mutlaka şunu vahyederdik. Benden başka hak ilah yoktur. O halde yalnız bana ibadet edin. Enbiya 25. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlere sor. Rahman'dan başka ibadet edilecek ilahlar tayin ve tespit etmiş miyiz? Zuhruf 45. Bunlar hep mücmel olan genel deliller. Tafsilatlı delillere örnek olarak da Yüce Allah'ın şu buyruklarını hatırlatabiliriz. Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim Allah'a ibadet edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hiç korkmaz mısınız? Müminun 23. Nuh Aleyhisselam ne diyor? Ey kavmim Allah'a ibadet edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Bakın bu ayet açıkça şunu ortaya koymaktadır ki Nuh Aleyhisselam'ın davet yaptığı kavim
Allah'ın varlığını kabul eden bir kavimdir. Siz Allah'ın varlığını kabul etmeyen Aziz Nesin gibi ateist kafirlere Allah'a ibadet et, ona hiçbir şey ortak koş diye bir tebliğ yapmazsınız. Adam zaten Allah'ı kabul etmiyor. Ortak koşmak gibi bir derdi yok ki. Zaten varlığı noktasında küfre düşmüş bu adam. Bu da açıkça ortaya koyuyor ki Nuh Aleyhisselam Allah'a inanan bir kavme diyor. "Ubudullaha ma lekum min ilahin gayruh." Allah'a ibadet edin ama ibadet edin deyip bırakmıyor. Eğer ibadet edin deseydi bugünkü müşriklerin hepsi de ibadet ediyorlar. Bugünkü müşrikler Kurban Bayramı geldiği zaman yaşadığımız ülke olan Türkiye'de Allah'a kurban keserler. Zekat dönemi geldiği zaman Ramazan ayında hepsi zekatlarını, fıtır sadakalarını tamı tamına verirler. Hatta fazla fazla verenleri vardır. İbadetse bunlarda da var. Eğer bu kavme peygamberler ibadet edin diye gelselerdi bu kavim kurtulurdu. Ama ne dediler? "Ubudullaha ma lekum min ilahin gayru." Başka ilahınız yok, başkasına ibadet etmeyin dediler. Ve bundan sakındırdılar kavimlerini. Bu ayet bunu açıkça ortaya koymaktadır ki Nuh Aleyhisselam Allah'a iman eden bir kavmi şirkten sakındırmıştır. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Araf 73. Kafir olmasına rağmen Allah Azze ve Celle ne diyor? Biz Semud'a ehahum kardeşleri Salih'i gönderdik. Kardeşlik Müslümanlar arasında bağlı olan bir şeydir. Allah Azze ve Celle diyor ki başka bir ayette innemel mu'minune ihvatun. Şüphesiz müminler nedir? Kardeştirler. Allah kardeşliği kimin arasında bağlamış? İslam ehlinin arasında bağlamış. Ama bu ayette de neyden bahsetmiş? Salih Aleyhisselam'ın Semud kavminin kardeşi olmasından bahsetmiş. Bu da ortaya çıkartıyor ki bazı lafızlar vardır ki onlar nedir? Kullanıldığı şekilde ve surette hüküm alırlar. O yüzden nesep kardeşliğini kastederek böyle bir kelimenin Müslümanın bir kafir için kullanması ve bir kafirle arasında böyle bir bağ kurmasında bir beis yoktur. Bu bunu açıkça ortaya koymaktadır. Yani kastımız şudur. Hani bir kavme, müşrik olan bir kavme, akrabanız olan bir kavme davet yaparken bak ben sizin kardeşiniz değil miyim işte. Hani akrabanız, yakınınız değil miyim şeklinde bir ifadede bulunması kişinin İslam'ını bozan bir unsur olmaz. Yani eşya yerli yerine koymak lazım. Yerinde bu söz kullanıldığı zaman doğru olmaz, yerinde kullanıldığında doğru olur. Evet. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah'a ibadet edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Araf 65. Dikkat edin, Nuh, Salih, Hud aleyhisselam hepsi de Allah'a iman eden kavme tebliğ yapıyorlar. Diyorlar, ibadet edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Evet. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a ibadet edin ondan başka ilahınız yoktur. Araf 85. Hani İbrahim babasına ve kavmine muhakkak ben sizin ibadet etmekte olduğunuz şeylerden uzağım demişti. Ancak beni yaratan müstesna. Bu ifade çok önemli. Zuhruf suresi 26 ve 27. ayet. İnneni ibarâun mimmâ te'abudûn. Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. İlle. Ancak o genel İbadet ettikleriniz arasında biri var. Ellezî fatarani. O ki beni yarattı. Fe innehu seyehdîn. Şüphesiz o beni hidayet edecektir. Bu apaçık gösteriyor ki İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi sadece Allah'a inanmakla kalmıyorlar. Bir de ne yapıyorlar? Allah'a ibadet ediyorlar. Ben sizin ibadet ettiklerinizden benim diyor. Allah boş kelime kullanmaz. Burada özellikle ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim ifadesini İbrahim Aleyhisselam'dan nakletmesinin sebebi bize Allah Azze ve Celle'nin bir mesajı vermesidir. Biz de o yüzden kavmimize şey yaparken, tebliğ yaparken bu ifadeyi kullanırsak tebliğde çok büyük tesiri olacaktır. Çünkü bu lafızı Allah bize nakletmiştir. Yani bunun bir hayrı vardır. Biz sizin ibadet ettiklerinizden beriyiz ancak bizi yaratan hariç. Yani diyorsun ki adama bak sen Allah'a da ibadet ediyorsun ama Allah'ın beraberinde başkalarının da ibadet ettiğin için ben senden beri. Beni yaratan Allah hariç ben ondan beri değilim diye bir ifadede bulunursa en azından müşrik kavim ne yapacaktır? Bizim davetimizi az buçuk tefekkür etmeye çalışacaktır. Evet. Musa Aleyhisselam da şöyle demişti. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hak ilah olmayan Allah'tır. İlmi her şeyi kuşatmıştır. Taha 98. Halbuki Mesih, ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin demişti. Çünkü kim Allah'a ortak koşarsa, hiç şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır.
Onun varacağı yer ise ateştir. Maide 72. Allah'ın cenneti haram kıldığı müşriklere, cenneti helal kılanlara veil olsun. Devam. De ki, ben ancak bir uyarıcıyım. Bir ve tek, kahhar, engele rağmen hükmünü dilediği gibi yerine getiren, Allah'tan başka hak ilah yoktur. Sad 65. Ve benzeri pek çok ayeti kerime aynı gerçeği ifade etmektedir. Soru 91. Helal ve haram gibi fer'i hususlarda şeriatleri arasında farklılık bulunduğunun delili nedir? Cevap: Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik. Eğer Allah dileseydi elbette hepinizi bir ümmet yapardı. Fakat o size verdiği şeriatlar ile sizi imtihan etmek istedi. Öyleyse hayırlı işlere koşun. Maide 48. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, bir şeriat ve bir yol buyruğundan kasıt, gidilen ve izlenen ayrı yollar demektir. Mücahid, İkrime, Hasan el Basri, Katade, Eddahhak, Es-Suddi, Ebu İshak, Es-Sebi de hep böyle açıklamışlardır. Sahih Buhari'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu zikredilmektedir. Peygamberler, baba bir, anneler, farklı kardeşlerdir. Dinimiz birdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dinimiz birdir sözüyle Yüce Allah'ın her bir Resul ile gönderdiği ve indirdiği her kitabın muhtevasına yerleştirdiği tevhidi kastetmektedir. Evet, bu hadis açıkça gösteriyor ki peygamberler kardeşlerdir. Babaları tıpkı bir, anneleri farklı olan. Babalardan kasıt dinin aslı tevhid, annelerden kasıt da furular, şeriatların furuları, tafsilatları bu noktada da farklıdırlar. Evet. Şer'i hükümlere gelince emirler, yasaklar, helaller ve haramlar bakımından farklı farklıdır. O hanginizin hangi güzel amelde bulunacağını denemek üzere Mülk 2 diye böyle yapmıştır. Bu Allah Azze ve Celle'nin bir rahmetidir. Yani farklı farklı şeriatlar kılması, farklı farklı yollar belirlemesi. Bir soru gelirse neden yani? Hani bunun hikmeti nedir diye bir soru gelirse Allah en doğrusunu bilendir. Allah'ın tevfikiyle deriz ki bugün içerisinde yaşadığımız dünyada teknolojinin işte geliştiği, dünyanın her gün daha farklı bir hal aldığı, insanların nüfusunun sayısının arttığı, şerrin çeşitlerinin arttığı bir dönemde ki ahkam ile işte Allah'ın arzında bugün işte belki 6-7 milyar insan yaşıyor, belki daha fazla. Düşünün, geçmişte bir tarih koskoca yeryüzünde 6000 kişi yaşıyor. İşte şer bu kadar yayılmamış. Bir köy, kasaba tarzı bir yerde bir taife var, kabile var. Aralarında bir peygamber var ve davet ediyor. Bunların ahkamı ile bunların ahkamının bir olması tabii ki hani akılla da değerlendirildiği zaman doğru olmaz idi. Allah Azze ve Celle de her şeriatı insanların ihtiyacına uygun olarak da ne yapmıştır? Farklı kılmıştır. Bu Rabbimizin bize bir rahmetidir. Mesela yeryüzünün mescit kılınmaz. Yani bizden önceki hiçbir ümmete verilmeyen, yalnız bize verilen bir özelliktir, öyle mi? Bizden önceki ümmetler sadece ibadethanelerde ibadet yapabiliyorlardı. Ama bizler ise bütün yeryüzünde kılabiliyoruz. Neden? Bizde öyle teknolojik araçlar var ki bir gün içerisinde koca dünyada yer değiştiriyorsun, yol gidiyorsun, otobüsler var. Yani dinlenme tesisleri var, yerler var, öyle değil mi? Bunların her birinde bazen oluyor ki mescit olmuyor, bazen oluyor ki farklı sıkıntılar gerçekleşiyor, pis oluyor, necaset oluyor. Hemen bir toprağa geçiyorsun, Allah orayı temizlik kılmış. Hemen tekbir alıp Allah Azze ve Celle ibadetini yapabiliyorsun. Allah Azze ve Celle bunu sonsuz ilmiyle bildiği için bize kolaylık olması için bu şeriatı bizim ihtiyacımıza uygun olarak göndermiş. Ama bazen bakıyoruz Yahudilerde olduğu gibi yaptıklarından dolayı şeriatı zorlaştırmış Allah Subhanahu Teala. Şeriatı zorlaştırmış. Mesela Beni İsrail'in elbiselerine bulaşan necaseti suyla yıkasalar ve çıkarsalar dahi Allah Azze ve Celle kabul etmemiş, kesmelerini emretmiş. Bizden mesela nasuh tövbeyi kabul ediyor Allah Azze ve Celle Subhanahu Teala, değil mi? Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallahi tövbeten nasuha. Ey iman edenler, Allah'a nasuh bir tövbeyle tövbe edin. Bir insan nasuh bir tövbe ettiği zaman Allah Azze ve Celle muhakkak kabul edecektir. Allah'ın üzerine hak olarak aldığı bir tövbedir. Nisa suresindeki ayetlerde Allah bunu ifade etmiştir.
Allah bunu kabul edecektir diyor. Apaçık vaadi vardır. Ama bizden önceki ümmetlere baktığımız zaman Beni İsrail'e, onlar buzağa taptıktan sonra Allah onların tövbesini nasıl kabul ediyor? Uktulu enfusakum diyor. Nefislerinizi öldürün. Ve İbni Kesir'in yaptığı İsrailiyat bilgilere göre 70 bin insan bir meydana toplanıyorlar. Allah oraya bir toz bulutu gönderiyor ve hepsi birbirini öldürüyorlar. Allah onların tövbelerini öyle kabul ediyor. Bu Kur'an'daki apaçık ayettir. Eğer diyor biz onlara nefislerinizi öldürün deseydik çoğu yapmayacaktılar diyor. Bakın bu bir emirdir. Emirlerden bir emirdir. Asıllı gerçekleştiren bir topluma emirdir, öyle değil mi? Asıl neydi? Şirkten ve müşrikten beraat. Şirkten ve müşrikten beri olmuş bir toplumu Allah emredebilirdi. Nefislerinizi öldürün diye. Bize de emredebilirdi Allah Azze ve Celle. O neden nedir ki Allah Subhanahu ve Teala bazen insanların ihtiyacına göre şeriatı farklı kılmıştır. Bazen de insanların elleriyle kazandıklarından dolayı onlara bazı şeriatları zorlaştırmıştır. Devam. Soru 92. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin kıssalarını söz konusu etmiş midir? Cevap. Yüce Allah bizlere onlara dair haberlerden bize yetecek, bizim için öğüt ve ibret olacak kadarını anlatmıştır. İşte burası Allah Subhanahu ve Teala'nın Azze ve Celle'nin bize gizli bir şekilde verdiği bir mesajdır. Nedir o mesajın adı? İnsan kendini ilgilendirenle uğraşmalıdır, ilgilendirmeyeni bırakmalıdır. دَعْمَا يَرِيبُكَ اِلَى مَا لَا يَرِيبُكُ Seni ilgilendirmeyeni bırak, ilgilendirene bak diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve gene Allah Azze ve Celle diyor ki işte Kur'an'da, işte bu diyor peygamberlerin kıssasıdır, biz sana en güzellerini aktarıyoruz diyor. En güzellerini, en ibretlik, en hikmetli olanlarını. Allah Subhanahu ve Teala Azze ve Celle bize lazım olmayan, bize ibretlik olmayan şeyleri bize vermemiş. Bizim ihtiyacımız olsaydı o kıssaları da bize anlatırdı. Yusuf'un kıssası anlatılmış. Niye? Allah Azze ve Celle Yusuf kıssasında zinanın kötülüğünü, insana getirecekleri musibeti, ama insan zinaya sabrederse, Allah'tan korkar ve sakınırsa, Allah'ın o kişiye ne nimet vereceğini ortaya koymak için Allah ibret olsun diye bize o kıssayı indirmiştir. Bakıyorsunuz ki Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılıyor, kadın iftira atıyor, hapse giriyor, o kadar sene kalıyor, başına o kadar musibet geliyor. En son kralken işte kardeşleri geldiği zaman o kardeşlerinden bir tanesinde diyor sen Yusuf musun? O da diyor ki ene Yusuf ve hâzâ ahî. Ben Yusuf'um, bu da benim kardeşimdir. Kad mennallâhu aleyna. Allah bize minnet etmiştir. Yani Allah bize nimetle ikram etmiştir. Allah bize nimetinden vermiştir. Fazlından vermiştir. Ve devamında diyor ki ayetin innehu men yettakî ve yasbir fe innallâhe lâ yudâcral muhsini. Kim Allah'tan korkar ve sakınır, sabrederse Allah şüphesiz ihsan sahibi olanların ecrini zayi etmez. Çok açık bir ibrettir yani. İnsan Allah'tan korktuğu zaman ve sabrettiği zaman, ki zina bu iki şeyi birleştirmenin neticesinde kaçınılacak bir günahtır. Allah'tan korkmayan ve sabretmeyen bir kulun zina gibi bir pislikten sakınması mümkün değildir. Allah'tan korku ile sabrı birleştirirse o insan, Allah'ın izniyle ne yapacaktır? Nefsini zinadan alıkoyacaktır. Sonunda da ne yapacaktır Allah? O korkusunun ve sabrının neticesinde onun ecrini zayi etmeyecektir, dünyada da verecektir. Bu apaçık bir ibretle ortadadır. Mesela Adem'in kıssasıdır. Günahın insandan nimeti yok etmesidir, değil mi? Bakıyorsunuz cennette bir karı koca yasak bir meyveden yiyorlar. Allah onları oradan çıkartıyor. Allah bize mesaj veriyor. Yani akıllı olun. Siz de böyle yaparsanız sizden de nimetimi alacağım. Mesela Allah İbrahim suresinde diyor ki وَلَيْنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ Eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım, ama küfrederseniz, nankörlük ederseniz iyi bilin ki benim azabım şedittir diyor Subhanahu ve Teala. Allah böyle kötü bir akıbetten bizleri muhafaza eylesin. Bu bize gösteriyor ki bize lazım olan şeylerin ardına düşmek, başkasını soruşturmamak. Bu iki kişi arasında olabilir. Mesela ben abi hakkında bir şey konuşuyorken bu abiye ne yani? Bu abiye niye anlatayım? Bu abi ilgilendiren bir durum yok. Ona ibretlik bir durum yok. O yüzden benim bu abiye bunu anlatmamam lazım. Bu fertler arasındaki ilişkidir. Veya genel cemai toplum ilişkilerinde herkes kendine ilgilendiren şeylerin peşine düşüp merak etmelidir. Yoksa aksi şu niye buraya gitti, bu niye bunu getirdi, bu niye bunu yaptı? Bunlar kimse ilgilendiren şeyler değildir. Sadece görevli olan insanları ilgilendiren şeylerdir. Allah Azze ve Celle de Subhanahu ve Teala da bize o yüzden sadece
bizi ilgilendiren kıssalara haber vermiş. Bizden de neyi ister? İnsanlara nasihat ederken, insanlara bilgi aktarırken ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor ki el mecalisul emane, meclisler emanettir diyor. İnsana düşen de meclislerin emanetini insanlara verirken, insanlara taşırken insanları ilgilendirdiği kadarını aktarmasıdır. Yoksa aksini fazlasını aktarması ne olacaktır? Aksi takdirde zulüm olacaktır. Allah Azze ve Celle böyle bir fiilden razı olmayacaktır. Bu hususta şöyle buyurmuştur. Kıssalarını sana daha önce anlattığımız peygamberlere de, kıssalarını sana henüz anlatmadığımız peygamberlere de vahyettik. Nisa 164. Bizler de Yüce Allah'ın haklarında etraflı bilgi verdiği bütün peygamberlere bu etraflı açıklamalara göre iman eder, toplu olarak bilgi verdiği kimselere de öylece iman ederiz. Soru 93. Burada kalalım inşallah. Haftaya Allah nasip ederse buradan devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.